daha alttan alıp onu böyle yumuşatmaya çalıştık ama bu birazcık farklı oldu. Evet. Herhangi bir kanıtları, belgeleri olmadan tamamıyla varsayımlarla, planlı bir şekilde eş zamanlı atılmış tweetlerle bir saldırı düzenlendi Salı günü öğlen saatlerinde. Bunun hemen ardından biz daha o tweetleri görmeden bizim de PR yapmasıyla tanıdığımız 2-3 arkadaşımız, çok samimi arkadaşlarımız. Samimi arkadaşlarımız, onlarla da döndüğümde hesaplaşacağım ya da helalleşeceğim mi diyeyim. Böyle yapayım. Oğlum bak, bize yanlış anlarlar ha. 10-15 dakika sonra hemen şöyle bir tweet WhatsApp'tan ve Instagram DM'lerinden şöyle mesajlar geldi. Arkadaşlar şöyle tweetler atıldı, linç ediliyorsunuz. Hemen bunlara karşı bir açıklama yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Sizi, ne yapabiliriz? Sizi hemen şey yap. Hemen karşılık verelim. Allah Allah dedik. Daha biz görmedik. 15 dakika olmuş, hemen linç. Cevap vermemizi sağlayacak tweetlerle gene planlı şekilde. Karılarımız ve eşlerimiz üzerinde, karılarınızı da götürseydiniz, eşlerinizi de götürseydiniz tarzında, minimalinde iğrenç bir şekilde, tamamıyla planlı ve örgütsel, gözleri kör, kalpleri kara bir şekilde bu üç insanın hayatını düşünmeden, hani hiçbir kanıt ve belgeler olmadan, tamamen varsayımlarla üstümüze geldiler. Böyle güzel bir ülkeye, insanların bu kadar güzel olduğu bir ülkeye neden eşlerinizle gitmediniz ya? Onları niye götürmediniz bu tatilinizi acaba? Biz Lübnan'a gittik. Los Angeles'a gittik. Siz gittiniz, ben gelemedim. İtalya'ya gittik. Yunanistan'a gittik. Mekke'ye gittik. Her yere gittik. Video çektik. Bizim kanalımızın konsepti bu. Ve biz bu içeriklerimizi çok seviyoruz. Evet, açık açık da şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda kanalımızın biz sinema filmimiz dolayısıyla bir izlenmeden dolayı bir düşüklüğümüz vardı. Biz de bunu nasıl tersine çeviririz diye düşünüyorduk. Zamanlama olarak nasıl yapabiliriz? Ve yurt dışına çekeceğimiz içeriklerin çok iyi olduğunu düşünüp zamanında, hani Mart'ın başında buna karar verdik. Evet. Ve içeriği de Fatih gördü. Kanalın adını da söyle kardeşim. Evet. Food Ranger kanalı. Hepsi ister. Şimdi bize sallayan bir tane, pardon, bir adam var, tamam mı? O adam sürekli sallıyor zaten bize. Bu zamana kadar hiç sataşmadığın diyen bir adam. Bize her zaman sen sataştın. Bize her zaman sen karalamaya çalıştın. Her zaman. Bizim adımızı da soyadımızı da, ama her şeyimizi çok iyi biliyorsun, değil mi? Çok iyi biliyorsun. Şimdi biz bu zamana kadar senin evli olduğunu da biliyoruz, hayatını da biliyoruz, aileni de biliyoruz. Ve bunların hiçbirini sosyal medya malzemesi için kullanmadık. Sen... Aleykümselam, hoş geldin. İnsanların hiç bilmeden, hiçbir şekilde bilmeden eşlerine, çocuklarına, ailelerine laf ettirecek kadar alçak bir insansın. Bak bunu... Ne olursa olsun kafana yaz. Sen gerçekten hem boş hem de alçak bir insansın. Çok hassas bir konu. Hepimizin gerçekten çok hassas olduğu konular. Biz kendi çocuklarımızı, kendi ailelerimizi, kendi kardeşlerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Bu açıklamayı yapmakta tamamen vicdan var. Başka hiçbir şey yok. Ne prim var, ne para var, ne bilmem ne. Bunu isteyen çıksın kanıtlasın, çıksın gelsin karşıma konuşalım. Benim için hiç sorun değil. Ama yaptığınız şey çok alçakça, çok ucuzca. İftira atmak, bak bir sürü insan iftiradan öldürüldü. Hiçbirine karşı çıkmadınız. Çünkü siz de iftira atıyorsunuz. Yarın öbür gün... Ve bundan eminim bak. Bundan adım kadar eminim. Yarın öbür gün sokakta... Sakin ol kanka. Hayır. Sen haklısın. Yok, sinirleniyorum ya. Vallahi sinirleniyorum. Ama yok. Kanka tutamıyorum kendimi ya. Yarın öbür gün. Oğlum bu iftiralara gelince ben hayatımı buraya vermişim. Bunu koyamadım. İnsanlar gerçekten ya. Çok kötü bir şey ya. Oğlum çocuğun ölsün, karın ölsün, bilmem ne, ben hayatımda ben bunun için mi yaşadım? Ya, bizi bir tarafa sokmak zorunda mısınız arkadaşlar? Tarafınız baksın, siyasetiniz baksın. Evet, Kafalar ekibinin konuyla alakalı açıklaması bu şekildeydi. Videonun yorumlarına baktığımız zaman linç eden tayfanın, kendilerine tepki gösteren tayfanın... Aleykümselam Major Telion, hoş geldin. ...ve yorumların genel ağırlığına bakıldığı zaman olumsuz cevaplar, olumsuz yorumlar almış bir video oldu diyebiliriz. Şimdi müsaadenizle konunun kendimle alakalı kısmına geçiyorum. Kendi değerlendirmelerimi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle biz bu videoyu dün canlı yayında da konuşmuştuk ve canlı yayında ben şunu söylemiştim. Henüz Kafalardan resmi bir açıklama gelmedi. Yani bu video bütçeli bir video mu yoksa bütçesiz, tamamen kendi istekleriyle çekmiş oldukları bir video mu bilmiyoruz demiştim. Kafalar Kumpas başlığıyla yayınladıkları videoda ise bunun hiçbir şekilde bütçeli bir iş olmadığını, tamamen rastgele gelişen
hatta yurt dışından çalınma bir içerik olduğunu söylediler. Şimdi bu olayın birinci kısmı. Buna inanırsınız ya da inanmazsınız. Bu tamamen sizin kişisel inisiyatifinizde olan bir durum. Fakat burada her iki ihtimali de değerlendirmek lazım. Eğer hani tamamen rastgele gelişen bir durumsa bile çok kötü zamanlama, çok kötü bir içerik diyebilirim. Yani gerçekten yani bu içeriği bu dönemde kim çekerse çeksin linç yerdi. Haliyle kafalarda linç yiyorlar. Tabii bunda geçmişte yapılan işlerin de etkisi var. Örnek olarak Jahreyn'in yaptığı paylaşımlara bakarsak kafaların öncesinde çekmiş oldukları birkaç videonun ekran görüntüsünü veriyor ve kafaların zaten devlet tarafıyla çalıştığını ve bu işin ne ilk ne de son olacağına dair benzetmeler de bulunuyor. Şimdi bununla alakalı şunu söyleyebilirim ki dediğim gibi dün yayında da aslında bunu söyledim. Hepimizin bir siyasi görüşü var, hepimizin bir düşüncesi var. Şahsım adına konuşuyorum ve hiçbir şekilde de bundan dolayı endişe duymuyorum. Ben muhalif bir insanım. Bunu da yani beni birazcık takip eden herkes biliyordur. Fakat geçmişte ben de devletle iş yaptım. İki tane videoda devletle beraber çalışmada bulundum. Fakat bu videoların içerisinde hiçbir şekilde propaganda, hiçbir şekilde bir parti güzellemesi veya bir partinin aşağılanması söz konusu değildi. Hangi videolardan bahsettiğimi zaten beni eskiden beri izleyenler bilirler. Buradan konuyu şuna bağlayacağım. Tıpkı benim bir düşüncem olduğu gibi Kafalar ekibinin de bir düşüncesi olabilir. Bu son derece normal bir durum. Yani ben muhalifim, onlar muhalif olmak zorunda değiller. Tam tersi tırnak içinde yandaş diyeyim ya da hani mevcut iktidarı destekleyen insanlar olabilirler. Bu çok normal bir durum. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Fakat tabii ki açıklama butonu da olmadı. Mesela benim bu konuyla alakalı en sıkıntılı bulduğum olaylardan bir tanesi bu. Bence yanlış bir iletişim dili kullanıldı. Yani ben Kafaların iletişim dilini doğru bulmadım. Açık söyleyeyim ki onların normalde bu tarz olaylar karşısında kullandıkları dili beğenen bir insandım bugüne kadar. Ama bu son video benim çok hoşuma gitmedi. Bence daha iyi bir iletişim kurulabilirdi izleyen insanlarla, olayı merak eden insanlarla. Videoda mesela Bilal şunu söylüyor. İşte biz geçmişte diyor meclis videosu çektik diyor. Meclis videosunu hangi YouTuber çekmek istemez diyor. Mesela bu hususta hak veriyorum. Yani mevcut YouTuberların, daha doğrusu bu tarzda içerik üretmeyi kabul eden YouTuberların birçoğu mecliste video çekmek isterler. Çünkü bir YouTuber'ın, ki o video seneler önce izlendi. Yani YouTuber'ların bulunduğu konum bile bu kadar ilerlemiş düzeyde değildi. Meclise girebilmesi, mecliste milletvekilleriyle konuşabilmesi, bakanlarla konuşabilmesi gayet reytingi yüksek bir olay. Bu yüzden bir YouTuber'ın bunu kolay kolay geri çevireceğini ben çok düşünmüyorum. Ama burada da işte şu devreye giriyor. Lord Bossy takip için teşekkürler agam, hoş geldin. Pakistan'a gidilmesi değil. Yani ya da ben öyle algılamıyorum. İnsanları sinirlendiren ve insanların tepki göstermesine sebep olan şey bu işlerin bütçeli olduğunu söyleniyor olması Jahreyn tarafından. Hatta direkt yani Twitter ağzıyla Twitter'da söylendiği gibi söyleyeyim. Fonlanan içerikler olması. Böyle bir şey var mı yok mu? Bunun tabii ki ortaya çıkarılması. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldin Ronin. 424 evlenmeyi. Hoş geldin. Kanıtlaması gerekiyor. Kafalar fonlanan bir içerik değil. Bizim kendi içeriğimiz diyorlar. Karşı tarafta bununla alakalı kanıt sunacaktır. Çünkü bu bir ithamdır. Bu arada bu konu hakkında şunu da söylemek istiyorum. Hem Twitter'da hem de diğer platformlarda yapılan eleştirilerde tıpkı Bilal'in videoda açıkladığı gibi sürekli olarak kendilerinin eşlerini duruma dahil etme durumu var. Bu oldukça yanlış bir şey ki bunu yayınlamış olduğu story'de Jahreyn de yapmış. Fakat bundan aylar önce, belki de yıllar önce Gaga Bulut'la etmiş olduğu kavgada Gaga Bulut da aynı şeyi kendisine yapmış ve Jahreyn bundan rahatsız olduğunu söylemişti. Yani yapılan yanlış bir işte kendileri eleştirilebilir, fakat buna eşlerini dahil etmek, eşleri üzerinden olayı yürütmeye çalışmak bence hoş olmayan bir durum. Keşke bu durum yaşanmasaydı. Son birkaç gündür de bununla alakalı ağır bir eleştiri alıyorum. Aldığım eleştiriyi de size söyleyeyim. Kafaların arkadaşısın diye mi bu konu hakkında video çekmiyorsun? Neden bu konu hakkında konuşmuyorsun? Hatta direkt ekrana bir tane tweet vereyim. Mesela tam olarak gördüğünüz bu dille eleştiriliyorum. Arkadaşlar, yanılmıyorsam cuma ve pazar günleri iki tane ateş attı, arka arkaya attım. Bu olayda yine yanlış bilmiyorsam, ki özür dilerim çok takip edemedim süreci. Çünkü Instagram'dan beni takip edenler bilir. Annem kalp krizi geçirmişti ve ölümden döndü kadın. Orayla ilgileniyordum, ailemle ilgileniyordum, özel hayatımla ilgileniyordum. Yanılmıyorsam bu olayda pazartesi günü oldu. İki tane ateş hattı atmışken ve başımda bir ton iş varken bu konuyu alelacele sizlerle paylaşamadım. Bunun için özür dilerim. Ama bunda herhangi bir taraf tutma gibi bir durum yok. Zaten konuyla alakalı taraf tutabileceğim bir konu da yok. Bir taraf ithamlarda bulunuyor, diğer tarafın cevap vermesi gerekiyor. Yani onlar daha cevap vermeden araya girip neyin tarafını tutabilirdim? Çok yanlış bir düşünce. Yani boşu boşuna bana da sardınız bu konu yüzünden. Neyse, burayı çok uzun tutmayacağım. Sonuç olarak bu video şu an çekiliyor ve bu konuyla alakalı konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ilgili linç olayında benim en çok dikkatimi çeken konu Kadir Mısıroğlu konusu. Bir Twitch yayını esnasında Atakan Özyurt'un hesabından, YouTube hesabından Kadir Mısıroğlu'na abone olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine de Atakan'a bu soruluyor. Fatih tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Atakan da buna cevaben nasıl ya, ben abone miymişim tadında bir açıklama yapıyor. Hatta onun da kestini vereyim mi sizlere, bir beraber izleyelim. Bu chatte sürekli bu Kadir Mısıroğlu'na abonesin falan filan diyorlar Atakan senin için. Sürekli onu spamlıyorlar. Bilgin var mı kanka bununla ilgili? Kadir Mısıroğlu kim ya?
Evet, bir dakika. Gel aşkım. Üstad Kadir Mısıroğlu YouTube kanalı sayfası. Abone değilim. Ben hiçbir kimseye abone değilim ki. Evet Bilal abi, sen bir şey demişler, ben anlamadım. Bilmiyorum ki. Aynen, evet. Aynen solda bak Atakan abi, solda Üstad Kadir Mısıroğlu yazıyor bak YouTube'unda. He. Oradan aboneymişsin. Tamam. Ha. Nasıl? Kendi şeyimden mi abone olmuşum? Evet evet. Jokrans'a da abone olmuşum. Ben bunlara nasıl abone oldum? Dur nasıl abone olmuşum ben bunlara? Para mı verip abone olunuyor? Hayır kanka, normal izlerken abone olmuşsun demek ki. İzlemişimdir, abone olmuşumdur. Yani ne var bunda ki? Şimdi arkadaşlar, burada bütün dürüstlüğümle söylüyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben yaklaşık olarak 4-5 yıldır Kafalar ekibiyle arkadaşım, kardeşim. Beraber çok iş yaptık, beraber çok sevindik, çok üzüldük. Nice paylaşımlarda bulunduk. Fakat şunu çok net biliyorum. Atakan'ın en az 2-3 yıl boyunca ben telefon duvar kağıdında Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüm. Yine aynı şekilde evinde Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan plak vardı. Hatta bu bizim dalga geçme konumuzdu. Yani sen plak dinleyen bir adam değilsin, bunun burada ne işi var diye. Günaydın Jagger, hoş geldin Agacım. Nasılsın, keyfin, sağlık, sıhhatin nasıl? Kadir Mısıroğlu'nu sevebileceği, Kadir Mısıroğlu'nu takip edebileceği bana çok ihtimal dahilinde gelmiyor. Ve bununla alakalı da Atakan mutlaka bir açıklama yapacaktır. Ha bak, burada amacım gerçekten savunmak falan değil. Kadir Mısıroğlu'nu seven, Kadir Mısıroğlu'nu takip eden bir insanı asla savunmam. Bir gün savunacak olursam da benim dilim kopsun öleyim. Bu kadar da net söylüyorum. Benim Atatürk'ü ne kadar sevdiğimi herhalde eski izleyicilerim çok iyi biliyorlardır ve Atatürk'ü sevmeyen diyeyim, biraz yumuşatayım. Atatürk'ü sevmeyen biriyle ahbaplık etmem, Atatürk'ü sevmeyen birini sevmem ya da savunmam gerçekten söz konusu bile olamaz. Ha şunu da çok net olarak söyleyeyim. Valla bugün... Kadir Mısıroğlu'nu sevmem, Kadir Mısıroğlu'nu seveni de sevmem. Bugün aga Diamond Tema'dan agnostisizm nedir? Tanrı neden var ve değildir veya agnostisizmi, ne bileyim, teizm felsefesiyle alakalı, ne bileyim, böyle birazcık dinsel yükseltiriz, tamam. Atakan'ın ben Kadir Mısıroğlu'nu böyle detaylı tanıdığını, gerçekten abone olacak düzeyde takip ettiğini veya düşüncelerine değer verdiğini gerçekten zannetmiyorum. Bak, bu tamamen benim şahsi düşüncem. Eğer öyleyse de ben bugüne kadar hiç tanıyamamışım ya da Atakan çevresine kendisini yanlış tanıtmış. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü. Yani benim bildiğim Atakan Özgürt Atatürkçü bir adamdır. Ha, o zaman diyeceksiniz ki nasıl abone oldu? Neden abone oldu? Bak, Atakan'ın şöyle bir olayı var. Karşısına bir video düşer YouTube'da, Twitter'da, orada, burada. Videoya güler. Güldüğü an takip eder. Atakan'ın Instagram'ında, cartında, curtunda, eskiden en azından, şu an nasıl bilmiyorum, tanımadığı, sırf bir videosuna güldüğü için takip ettiği insanlar kaynıyordu. Biz hatta hep beraber oturduğumuz bir gece Atakan'ın takip ettiği insan sayısını düşürmek için özel olarak efor sarf etmiştik. Şimdi ben bunları bildiğim ve yaşadığım için bu konuyu kendi içimde halledebiliyorum. Fakat biliyorum şu an sesini sağa duyabiliyor musun? Şu an şunu söylüyorlar. Yoksa biraz daha yükselteyim. Böyle düşünmenize son derece saygı duyuyorum. Ama tüm samimiyetimle söylüyorum, İster inanın ister inanmayın, gerçekten hani yapabileceğim bir şey yok çünkü. Ben Atakan'ın Kadir Mısıroğlu'nu sevdiğine %1 bile inanmıyorum. Eğer bana tanıttığı Atakan doğruysa, ki doğru olduğunu düşünüyorum. Devamında birçoğunuz büyük ihtimalle benden şunu duymak istiyorsunuz. Tamam baga, benim sesi bastırmıyorsa sıkıntı yok. Senin bu konu hakkındaki düşüncen ne? Benim bu konu hakkındaki düşüncem çok net. Dün yayında da söyledim, bir kez de buradan söyleyeyim. Ben bu tarz olaylara karşıyım. Karşı olduğum için de bu ve buna benzer işlerin hiçbirinin içerisinde yer almıyorum. Ve benim uzunca bir süredir tanıdığım arkadaşlarım, kardeşlerim keşke böyle bir şey yapmasalardı eğer doğruysa. Değilse, tamamen rastgele gelişen bir olaysa, gerçekten kötü bir zamanlama, kötü bir yer video çekmek adına. Ama her şeyin finalinde, bak her şeyin finalinde şunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bence bu konuda kafaların bir an önce toparlanması lazım. Kullanılan iletişim dili gerçekten çok kötü. Yani iletişim dili biraz doğru olsaydı bu süreç çok daha güzel bir şekilde, çok daha anlaşılabilir bir şekilde ilerleyebilirdi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü aslında tek konu Pakistan videoları da değil. Bundan önceki neden video çekemiyoruz videosunun sabitleyip sonrasında sildikleri yorumda da iletişim dilleri çok kötü olduğu için videoya gelen yorumların agresiflik miktarı artmıştı. Zaten büyük ihtimalle bu yüzden de o yorumu silmişlerdi. Şimdi bu videoya baktığım zaman da bu videoda gergin bir kafalar görüyoruz. Yani ben videoyu izlerken jest ve mimiklerinden gergin olduklarını anlayabiliyorum. Bu gerginlik izleyicilere de geçiyor. Ve zaten hater bir pozisyonda gelen o izleyiciler yapılan açıklamalardan tatmin olmuyorlar. Buna bir de çok talihsiz bir başlık eklenince
Kumpas başlığı bence epey talihsiz. Gelinen nokta haterların çoğalmasına sebep oluyor. İlerleyen günlerde kafaların bununla alakalı ben bir açıklama daha yapacağını düşünüyorum ki buna belki de ben videoyu yayınladıktan sonra, hatta yayınladığım esnada Jahreyn'den de bir cevap gelecektir. Olay biraz daha dallanacak, budaklanacak. Ama şu ana kadarki olan süreçte eldeki verilerle konuşmam gerekirse Jahreyn tarafı bunun bütçeli bir iş olduğunu, fonlanan bir iş olduğunu, kafalar tarafı da bunun kesinlikle bütçeli bir iş olmadığını söylüyorlar. Kim haklı kim haksız daha ortaya çıkmadı ama destek tarafında şu an Jahreyn işi biraz önde götürüyor. Evet, durum kısaca bundan ibaret. Benim tek bir isteğim var, tek bir ricam var daha doğrusu. Abi şu siyasi olaylara artık lütfen YouTuber'ları, sanatçıları, onları bunları dahil etmeyin. Çünkü siz bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece sizle alakası olmayan insanlar bile zan altında kalabiliyorlar. Bunu kafalar olayı bazında söylemiyorum, bunu başka olaylar bazında söylemiyorum. Genelleme yapıyorum tamamen. Kurban olayım şu siyasete, sanat işiyle uğraşanları, YouTuber'ları, onu bunu dahil etmeyin. Siyaseti Yine de objektif kalabilmek maksadıyla herhangi bir eleştiri yapmadan, cevap vermeden veya suistimal etmeden olduğu gibi tüm argümanları aktarmaya çalışacağım. Hem zaten daha sonra buradaki argümanlara cevap niteliğinde bir de ateizm felsefesi videosu yapacağım için orada gerekli şeylerden bahsetmiş olacağız. Yani bu videoyu bir tartışma videosu olarak değil de bir ders videosu olarak görseniz daha iyi olur. Şimdi, teizm bir tanrının var olduğuna inanan bir düşünce biçimi ve bu bağlamda deizmde, panteizmde veya spiritüalizmde teizme dahil. Ama günümüzde teizm dendiğinde yalnızca bir dine ve bir tanrıya inanmış olanlar akla geliyor. Halbuki deist argümanlar ve teist argümanlar paraleller. Yani bir yaratan vardır, bence bir enerji var veya bir kuvvet var ya da bunca şey kendi... Ya bir dur aman. Özüm neydi? Ah, iyi ki geldiniz. Ben de tarihin en gizemli yapılarından biri olan Büyük Sfenks hakkında nefes kesici bir araştırma yapıyordum. Bu etkileyici yapı hakkında size anlatmam gereken akıl almaz detaylar var. Altında bulunduğu iddia edilen tüneller ve odaların öyle bir gizemi var ki, eğer anlatılanlar doğruysa insanlığın en büyük sırları binlerce yıl önce Sfenks'in altındaki gizli bir odaya saklanmış olabilir. Ve bu sırlar bizi kayıp uygarlık Atlantis'e kadar götürüyor. Yüzyıllardır bilim insanlarını, araştırmacıları ve macera perestleri büyülemeye devam eden bu heykel gerçekte neyi temsil ediyor? Bülent Ersoy'u tasvip ediyor tabii ki. Başka kimi tasvip edecek? Hangi bilgi Hazreti İdris peygamberin mezarının Sfenks'in altında olabileceği inancına yol açmış durumda? Hazırsanız başlayalım. Edgar Cayce. Harbi Sphinx heykeli var ya. Kayıp medeniyetler, antik tarih ve alternatif sağlık. Bülent Ersoy'a çok benziyor. Veren 20. yüzyılın en ünlü ve tartışmalı isimlerinden biriydi o. Cayce'nin Giza'daki büyük Sphinx heykeli hakkında ileri sürdüğü bir iddia ise tüm arkeoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Tarih 1930'lar. Cayce yeni bir astral seyahat denemesindeydi. Herkesi şok eden o iddiasında ruhunun bedeninden ayrılarak binlerce kilometre uzaklıktaki Mısır piramitlerinin gölgesinde uzanmış dev Sphinx heykelini ziyaret ettiğini belirtti. Daha da şaşırtıcısı... Oğlum yine mi başladı bu 8 PC'ler ya? Var ya... Ha, yönetim bunları banlıyor, bunlar yine geliyor. Bunlar demek ki... Adamlar bitmiyor. Yeni çara çıp açıp geliyorlar. Trans halinde olan Edgar Cayce, dev heykelin patilerinden yer altına uzanan bir tünel gördü ve tünele girerek Sphinx'in altında bulunan, binlerce yıldır insanlıktan gizlenen bir odaya ulaştı. Nefes kesici olan şey ise sadece bu oda değildi. Odanın içerisinde yer alanlardı.
Casey'nin her ne kadar odada bulunanlara dokunmasına, içerikleri hakkında detaylı verilere sahip olmasına bilinmeyen bir güç tarafından izin verilmemiş olsa da bu gizemli odada saklanan şeyin insanlığın geçmiş bilgilerini muhafaza eden bir tür kütüphane olduğunu söyledi. Yani onun adlandırmasıyla burası bir kayıtlar odasıydı. Casey'e göre kayıp Atlantis uygarlığı gerçekti ve M.Ö. 10.500'lerde sular altına gömülen Atlantis'ten kurtulan mültecilerin bir kısmı Mısır topraklarına yeni bir uygarlık getirdiler ve geçmişe dair verileri tek tek toplayıp işte tam da Sphinx'in altında derinliklerde yatan bir odada sakladılar. Hatta piramitlerin ve Sphinx'in yapımı da Atlantis'ten kurtulan ve Mısır'da yeni bir medeniyet oluşturan bu insanlara aitti. Bu iddialar oldukça çarpıcıydı. Casey, astral seyahat ile bu gizli yere girmişti ama tahmin edebileceğiniz üzere bu durum pek çok bilimsel çevre tarafından kabul edilmedi. Hatta Casey ile dalga geçenler oldu. Edgar Casey, 1945 yılında hayatını kaybedene dek Sphinx'in altındaki bu gizli odanın varlığına dair iddialarının arkasında durdu ve Kayıtlar Salonu ismini verdiği bu yerin dünyada dramatik değişikliklerin yaşandığı bir dönemde keşfedileceğini belirtti. Casey'nin iddialarına onlarca yıl boyunca şüpheyle yaklaşıldı. Ta ki onun ölümünün üzerinden 43 yıl geçmişti ki 1989'da Tokyo Waseda Üniversitesi'nden araştırma için Mısır'a gelen Japon bilim adamları Sphinx'in altında bazı tüneller ve odalar bulduklarını iddia ettiler. Casey gerçekten de doğruları mı söylemişti? Az sonra Sphinx'in altına uzanan tüneli ve sonrasında neler yaşanmış olduğuna geri döneceğim. Ama öncesinde gelin şu Sphinx'i biraz daha yakından tanıyalım. Büyük Giza Sphinx'i. Aslında isminin Sphinx olmadığını, hatta onun gerçek isminin bilinmediğini duymuş muydunuz? Heykele Antik Mısır'da ufkun horusu anlamına gelen Horem Aket adı verildi. Orta Çağ Mısırlılar Sphinx'e Balhib ve Bilhav gibi çeşitli lakaplar verdiler. Sphinx ismi ise onun inşasından binlerce yıl sonra antik Yunan kültüründen esinlenerek konulmuş. Yani aslında onun orijinal adını maalesef bilmiyoruz. Hatta size Sphinx'in belki de Antik Mısır'dan çok daha önceki bir zamandan geliyor olabileceğini söyleseydim. Genel kanı onun günümüzden yaklaşık 4500 yıl kadar önce 4. Hanedanlık döneminde yapıldığı yönünde. Ama ne var ki onun yapımı birçok sırrı içinde barındırdığından bazı tarihçi ve araştırmacılar Sphinx'in M.Ö. 10.000 yılında yapılmış olabileceğini öne sürmekteler. Bu düşünceye sebep olan ipuçlarından biri de Sphinx'in üzerinde bulunan ve su erozyonu olduğu düşünülen çizgiler. Bazı araştırmacılar ve jeologlar Sphinx'in vücudunda ve çevresindeki erozyon izlerinin uzun süreli su aşındırmasının sonucu olduğunu öne sürdüler. Bu teori, Sphinx'in M.Ö. 10.000'e kadar uzanabileceği fikrini desteklemekle birlikte büyük Nuh tufanı ile olası bağlantılarına kadar tartışmaya yol açmış durumda. Sphinx terimi Yunanca Sphingo fiilinden türetilmiştir. Bu da sıkmak, boğmak anlamına gelir. Bu terim Yunan mitolojisinde genellikle bir kadın başı, bir aslan vücudu ve bazen kanatları olan mitolojik bir yaratığa verilen isimdir. Bu yaratık karşısına çıkanları bilmecelerle karşılar ve bilmeceleri çözemediklerinde onları boğarak öldürürdü. Yunanlılar Mısır'ı ziyaret ettiklerinde karşılaştıkları bu dev yapıyı kendi mitolojilerindeki Sphinx'e benzettikleri ve bu yüzden bu adı kullanmış oldukları düşünülüyor. İlginç. Yunan mitolojisinde Sphinx'in karşısına zekası ile ün yapmış Oedipus çıktığı anlatılır. Canavar Sphinx ona şöyle bir bilmece sorar. Hangi yaratık sabaha 4 ayak üstünde, öğlen 2 ayak üstünde ve akşam 3 ayak üstünde yürür? Oedipus biraz düşündükten sonra cevap verir. Bu yaratık insandır. Çünkü insan bebekken emekleyerek sanki 4 ayak üzerinde ilerlemektedir. Büyüdüğünde iki ayak üzerinde yürür, fakat yaşlandığında yürüyebilmesi için baston kullanır. Yani bir anlamda üç ayaklı olur. Oedipus doğru cevabı vermiştir ve yenilgiye uğrayan Sphinx o hırsla kendi kendini yiyerek yok eder. Ancak Mısır'daki Sphinx'in ismi aynı yerden geliyor olsa da anlamı ve amacı Yunan mitolojisinde... Jigles, takip için teşekkürler Agam, hoş geldin.
Mısır'da Sphinx, antik Mısırlıların tapındıkları güneş tanrısı Ra ile ilişkilendirilen kraliyet gücünün ve koruyuculuğunun bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Antik dünyanın en ünlü anıtlarından biri olan Sphinx'in boyutları oldukça etkileyici. İnsan başlı aslan görünümündeki bu yapının uzunluğu 73 metre, yüksekliği ise yaklaşık 20 metredir. Büyük Giza Sphinx'inin bu devasa ölçüleri, onu, yapımı ve varlığı üzerinde hala çok sayıda teori ve tartışmanın odak noktası haline getirmekte. Yapının nasıl inşa edildiği ve tam olarak ne zaman yapıldığı, arkeologlar ve tarihçiler için hala çözülmeyi bekleyen sorular arasında. Sphinx aslında şu an gördüğümüzün aksine 19. yüzyıla kadar kumların altında gömülmüş bir haldeydi. Günümüzden 3500 yıl kadar önce 4. Tutmos bir gece bu heykelin yanında uyuduğunda rüyasında kendisine bir bildiri geldi ve heykelin etrafındaki kumu temizlerse bunun karşılığında tüm Mısır'ın hükümdarı olacağı söylendi. Tutmos bu rüyayı bir ilahi işaret olarak kabul etmiş ve Sphinx'i kumlar altından çıkararak onarımına başlamıştı. Bunun üzerine gerçekten de Mısır'ın hükümdarı oldu, ardından bu rüyayı anlatan ve kendisinin Sphinx'e olan borcunu yerine getirdiğini belgeleyen bir taş tableti Sphinx'in iki patisinin arasına diktirdi. Fakat 4. Tutmos'tan sonraki dönemde heykel tekrar kumların altına gömüldü. Onun kasıtlı olarak birileri tarafından kumun altına gizlenmiş olabileceği de hala bir tartışma konusu. Peki bu yapı günümüzde kumların altında nasıl keşfedildi? 1817'de İtalyan kaşif ve arkeolog Giovanni Battista, Sphinx çevresinde büyük ölçekli bir kazı çalışması başlattı. Giovanni, Sphinx'in gövdesinin büyük bir kısmını ve ön patilerini kum ve çakıllardan temizledi. 1858'de Auguste Mariette adında bir Fransız arkeolog daha fazla kazı yaparak Sphinx'in etrafındaki kumları temizleme işlemini sürdürdü. 1925-1936 yılları arasında ise Fransız mühendis Emile Barayzi tarafından yönetilen kapsamlı bir temizlik ve restorasyon projesi gerçekleştirildi. Bu proje sırasında Sphinx'in tamamı kumların altından çıkarıldı ve çevresindeki drenaj sistemi iyileştirildi. Bugün Sphinx'e baktığımızda dikkatinizi çeken başka bir şey onun burnunun olmaması. Bu konuyla alakalı en yaygın efsane, Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'nin Mısır'ı işgali sırasında bir top atışıyla Sphinx'in burnunu koparmış olduğudur. Fakat Sphinx'in 18. yüzyıldan kalan çizimleri ortaya çıkınca, heykelin zaten Napolyon'un dünyaya gelmesinden çok önce hasar alarak burnunun kopmuş olduğunu belgelemekte. Bunun yanı sıra Sphinx'in burnunu koparan kişinin 15. yüzyılda yaşamış olan Muhammed Saim el-Dahir isimli bir Müslüman adam olduğu belirtiliyor. Bu kişi, Sphinx'e putperestçe tapan kişilere karşı bir müdahale amacıyla bu eylemi gerçekleştirmiş olabilir diye düşünülüyor. Sphinx'in genellikle Firavun Kefren'i temsil ettiği düşünülür. Bu bağlantı, onun Kefren'in kompleksinin bir parçası olarak inşa edilmiş olmasından ve yüzünün Kefren'in bilinen diğer heykelleriyle benzerlik taşıdığı varsayımından kaynaklanıyor. Ancak yapılan yüz karşılaştırmaları ve detaylı incelemeler, Sphinx'in yüzünün Firavun Kefren'e tam olarak benzemediğine dair kanıtlar ortaya koydu. Bu durum onun hangi tarihte, kim tarafından ve kimi temsilen yapıldığına dair kesin bir sonuca varılamamasına yol açtı. Peki videomuzun başında bahsettiğimiz Edgar Cayce'nin Sphinx'in altında olduğu iddia ettiği gizeme dönecek olursak. Gerçekten de Sphinx'in altında dünyanın en büyük sırlarından biri saklanıyor olabilir mi? Araştırmacıların Sphinx'in altında yaptıkları kazıya ve keşfettiklerine geliyoruz. Ama öncesinde Hazreti İdris peygamberle ilgili çok çarpıcı bir bilgiye de değinmek istiyorum. Edindiğim bir bilgiye göre Harranlı Sabiler Sphinx'in bulunduğu noktanın Hermes'in mezar yeri olduğunu savunuyorlardı. Bu bilgiye nereden ulaşmışlardı bir fikrim yok açıkçası. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla dikkate almadan geçemedim. Peki Hermes'le Hazreti İdris peygamberin ne bağlantısı var diyecek olursanız, daha önce hakkında detaylı bir video hazırlamış olduğum Hazreti İdris'in kimliği üzerinde yapılan tartışmalarda dikkat çeken önemli bir nokta var. Günümüzde pek çok tarihçi Hazreti İdris aleyhisselamın Hermes olabileceğini düşünmekte. İslami kaynaklarda Hazreti İdris ile ilgili anlatılar Hermes hakkında söylenenlerle benzerlik gösteriyor.
Bahsedilen Hermes, gökler hakkında derin bilgilere sahip olan, insanlara tıp alanında öğretiler sunan, yazıyı ve harfleri icat eden, insanlara giyinmeyi öğreten ve Allah'a tapınmak için ilk defa evler inşa eden kişi olarak tanımlanır. Ayrıca Nuh tufanını önceden haber verdiğine de inanılmakta. Yunan mitolojisindeki yarı efsanevi Hermes karakteri aslında gerçekten var olan İslam peygamberi Hazreti İdris'ten esinlenerek mi ortaya çıkmıştı? Ve onun mezarının üzerine birileri Sfenks'i mi inşa ettiler? Doğrusunu Allah bilir. Ama bilinen bir gerçek var ki o da Sfenks'in altında dünya ile paylaşılmayan bir şeyler olduğu. Vivant Dana'nın 1798'deki çizdiği bir resimde Sphinx'in kafasındaki delikten çıkarılan bir adamı görüyoruz. Bu durum Sphinx'in altında bulunan odaların dışında onun başında ve gövdesinde bulunan gizemlere de işaret ediyor. ...1920'lerde sıcak hava balonundan çekilen bir fotoğrafta ise Sphinx'in başının üzerindeki büyük deliği yine görebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz fotoğraf da yine Sphinx'in başına üzerindeki delikten içeri girilirken çekilmiş. Bugün bu deliğin olduğu yer bir kapak ile kapatılmış durumda. Gelelim Sphinx'in altında ne olduğuna dair yapılan çalışmalara. Tokyo'dan gelen bir Japon araştırma ekibinden bahsetmiştik. 1987'de Sphinx üzerinde yaptıkları elektromanyetik bir sondaj çalışmasında Sphinx'in altında çeşitli boşluklar ve tüneller olduğunu keşfettiler. Elde edilen bulgular karmaşık bir giriş ağının bulunduğunu gösteriyor. Bu çalışmadan 4 yıl sonra ise Thomas Dobecki ve Anthony West'in içinde bulunduğu bir ekip tarafından yapılan sismik refraksiyon, kırılmış tomografisi ve sismik yansıma gibi teknikler kullanıldığında Japon bilim adamlarının bulduklarını düşündükleri tünellerin varlığı doğrulandı. Japonlar içine girememiş olsalar da Sphinx'in güneyinde yerin 3 metre altında olan ve 2,5 metre yükseklikteki bir oluk, kuzeyinde ise yüzeyin 2 metre altında başka bir boşluk daha ve bu olukları birbirine bağlayan bir tünel sistemi keşfetmişlerdi. O dönem oldukça zor da olsa araştırmalar bir şekilde devam ediyordu. Bir sonraki keşif Mısır bilimci Dr. Manu Sefzadeh'ten geldi. Sefzadeh'in iddiasına göre Sphinx'in 5 metre altında 12 metreye 9 metre ölçülerinde olduğu söylenen bir boşluk bulunuyor. Ve bunun insan yapımı bir oda olduğunu düşünüyor. Günümüze yaklaştıkça Mısır bilimci ve eski eserlerden sorumlu devlet bakanı Dr. Zahi Havas daha önce 3 tünelin varlığını doğrulamış, hatta Sphinx'in altına girdikleri görüntüleri bir programda heyecanla dünya ile paylaşmış ama araştırmayı bir sonuca ulaştıramamışlardı. Üstelik aradan çok geçmeden sanki Sphinx'in altındaki olası odaları ve tünelleri reddeder gibi bir takım ifadelerde de bulunmuştu. Graham Hancock ve Robert Bivol bunun üzerine Sphinx'in Mesajı isimli bir kitap yazarak Mısırlı yetkililerin Amerikalı arkeologlarla birlikte Sphinx'in çevresinde veya altında yapılacak her türlü çalışmayı... Aleykümselam diğer hoş geldin. Herhangi birinin yer altı boşluklarını araştırmasını ve Sphinx'in olası açığa çıkarmasını engellediğini savundu. UPM o ne lan? Yani anlayacağınız Sphinx'in altında ne olup bittiği konusu tam bir Arap saçı gibi olmuş durumda. Oğlum bizim Mikyas'ın çakması mısın da yoksa? Sphinx'in sırt kısmında, baş kısmında, sol patisinde olmak üzere birçok delik ve giriş bulunmakta. Takibin teşekkürler. Birileri bizi doğru bir şekilde bilgilendirir de gerçeği öğreniriz. Yoksa bu gidişle yakında Yusuf Güney'i arayıp astral seyahat ile bir gidip Sphinx'in altını kontrol etmesini isteyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Giza piramitlerinden hepinize merhaba gizem avcıları. Bu devasa taş yapılar hakkında birbirinden ilginç bilgiler öğrenip antik Mısır'ın bu muazzam eserlerini yeniden keşfedecek ve hep birlikte büyük piramitin içine heyecanlı bir yolculuk yapacağız.
Mısır macerası. Bölüm 2. Piramitlerin gizemi. Büyük Keops piramidi. Dünyanın 7 harikasından ayakta kalmayı başaran tek yapı. Bu muhteşem eser sadece mimari başarısının bir simgesi değil, aynı zamanda kaybolmuş bir tarihin eski dünyanın sırlarını da saklıyor içinde. Yıllar boyunca Keops piramidinin keşfi ve sırlarını çözme çabası birçok arkeolog ve macera peresinin hayatını doldurdu. Ancak bu piramit ile alakalı pek çok şey hala bir gizem olmaya devam ediyor. Mısır piramitleri deyince akla ilk gelen görsel bu üç büyük piramittir kuşkusuz. Ama piramitler bununla sınırlı değil. Mısır'daki piramitler sadece Giza'da gördüğünüz bu üç büyük piramit değil. Mısır'ın dört bir yanında 130'dan fazla piramit var. Yani bu devasa yapılar sadece bir bölgenin değil, tüm Mısır'ın tarihini ve gizemini taşıyor. Bir başka bölümde tarihte yapılmış olan ilk büyük piramidi de inceleyeceğiz. Piramitlerin, özellikle de Keops piramidinin nasıl inşa edildiğine dair antik Mısır kaynaklarında pek fazla bilgiye rastlayamadığımızdan dolayı günümüz teknolojisiyle bile bugün inşa edilmesine imkansız gözüyle bakılan bu yapıların binlerce yıl önce nasıl oluşturulduğu hala büyük bir soru işareti. Büyük piramidin yaklaşık 4500 yıl önce, M.Ö. 2500'lü yıllarda Khufu, diğer adıyla Keops olarak bildiğimiz Firavun Keops için bir anıt mezar olarak inşa edildiğini biliyoruz. Ama içinde bulunan mezar da tam bir muamma. Az sonra büyük piramidin içine hep birlikte girip tarihi yerinde inceleyeceğiz. Fakat öncesinde bakın bu akıl almaz yapının içine ilk kim girmeyi başarmış ve orada neyle karşılaşmış? Yüzyıl. Antik Mısır'ın o şaşalı firavunlar dönemi sona erdikten sonra bu etkileyici yapılar zamanla önemlerini yitirdiler ve çölün kumlarına gömüldüler. Yaklaşık 1000 yıl kadar bir süre dünyanın geri kalanı böylesine yapılardan haberi olmadan yaşadı. Tabii piramitler tam anlamıyla unutulmuş değildi. Pek çok araştırmacı, gezgin ve yazar yine piramitleri ziyaret ediyor ve onları gündeme getirmeye çalışıyorlardı. Ama onların yeniden dünya gündemine taşınması çok daha sonraları gerçekleşecekti. Piramitlerin tam anlamıyla keşfi ve önemlerinin yeniden anlaşılması için birçok yıl geçti. Ya da tam olarak böyle olduğuna dair elimizde bir kanıt yok. Çünkü onların inşasının üzerinden binlerce yıl geçti ve bu süre zarfında birçok kez yağmalanmış da olabilir. Büyük Keops piramidine modern dönemde bilinen ilk giriş Halife el-Meymun tarafından 820 yılında gerçekleştirildi. Halife el-Meymun piramidin yan tarafında bir delik açmayı başararak bu büyük gizemi çözme yolunda ilk adımı atmış oldu. Gelin şimdi Halife el-Meymun'un açmış olduğu bu delikten birlikte içeriye girelim. Aleyküm selam Jüpiter, hoş geldin. Teşekkür ederim bagacım. 820 yılına kadar bazı söylentilere göre bu piramidin içerisinde efsanevi bir hazine olduğuna inanılmaktaydı. Az sonra içerisinde ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ve Harun Reşit'in oğlu el-Meymun tarafından açılmış o delikten içeriye girdik. Diğer ucunda neyle karşılaşacaklarını bilmeden uzunca bir koridor oluşturmuş olduklarını görüyoruz. Bir süre boyunca bu koridordan piramidin içine doğru ilerledikçe karşımıza iki yol ayrımı çıkıyor. Klostrofobisi olan kişiler bu videoyu izlerken bile gerileceklerdir. Ki zira ben bile pek etkilenmeden ilerleyebileceğimi düşünürken az sonra geçeceğim tünele girdiğimde klostrofobim olduğunun farkına vardım. İki yol ayrımına geldiğimizi söylemiştim. Sol tarafta gördüğünüz geçit bir başka tünele açılıyor ve burası maalesef ziyaretçilere kapalı. Aslında piramidin bu kısmı çok daha ürpertici ve bir o kadar da gizemli. Ama endişelenmeyin. Her ne kadar bu tünel ziyarete kapalı olsa da az sonra ben sizlere bu yolun nereye çıktığını da detaylıca göstereceğim. Şimdi öncelikle derin bir nefes alıp Firavun'un mezarına giden yolda ilerlemeye devam edelim.
Kralın mezarına ulaşmak için bu dar tünelden geçmek zorundasınız. Genellikle yalnızca bir kişinin zorlukla geçebileceği kadar dar ve alçak tünel maalesef ki hem gidiş hem de geliş yolu olarak kullanıldığı için içeriği daha da katlanılamaz bir hale getiriyor. Aleykümselam Kadir, hoş geldin. Kapalı ortam korkusu olan bir kişinin buradan geçebilmesi neredeyse imkansız. Nefes almak zor olduğu gibi içeride bir soğutma sistemi de bulunmuyor. Dışarıda 45 derecelerde seyreden sıcaklığın piramidin içini nasıl ısıtıyor olduğunu hayal edebilirsiniz. Yaklaşık 1 metre 200 santimetre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tünelde ilerlerken genellikle çömelik ve eğik bir pozisyonda yürümeniz gerekiyor. Bazı teorilere göre bu dar geçişin amacı piramidin içine izinsiz girişleri zorlaştırmaktı. Diğer bir teoriye göre ise kralın ruhunun ahirete doğru yükselmesini sembolize eden bir yolculuk olarak tasarlanmıştı. Tünelin iç yüzeyi piramidin geri kalanının aksine oldukça düzgün. Bu antik Mısırlıların taş işçiliği konusundaki uzmanlığını gösteriyor. Tünelin dar ve dik yapısı piramidi ziyaret edenler için fiziksel bir zorluk oluşturuyor ama hedefinize ulaştığınızda bunu başarmış olmanın verdiği haza değiyor. Ve birinci tünelin ardından ikinci aşamaya geldik. Büyük galeri geçidi. Burası nefes alabilmek için bir durak gibi adeta. Antik Mısır'ın mimari dehasının bir yansıması olan bu alan 47 metre uzunluğunda, 8.6 metre yüksekliğinde koridor şeklinde inşa edilmiş. Gördüğünüz üzere burada da başka bir tünel var ama biz ilk önce yolumuza devam edelim. Buraya tekrar uğrayacağız. Galerinin yan duvarlarındaki 7 taş bloğu tavanı sabitleyen birer kiriş görevi görürken merdivenli tasarımı ise sadece görsel olarak değil, yapısal olarak da oldukça etkileyici. Galerinin yankılanan akustiği ise bu mekanın atmosferine mistik bir hava katmakta. Ayrıca yeri gelmişken hatırlatayım, bu yankılanma özelliği bizi daha önce piramitlerle alakalı hazırlamış olduğum şu videoya götürüyor. Bu videodan sonra ona tekrar göz atmanızı öneriyorum. Zira Nikola Tesla ve Mısır piramitleri arasındaki ilginç bağlantıyı ve konu hakkındaki çarpıcı teorileri duyduğunuzda hayret edeceksiniz. Galerinin sonuna vardığımızda ise bu sefer geçmek zorunda kaldığımız ilk dar tünelden de küçük bir tünel karşımıza çıkıyor. Burası da gördüğünüz üzere aslında önceleri kapalı ve gizliyken sonradan açılmış bir geçit. Bu tünel bazıları için emeklemeden geçmenin imkansız olduğu bir yer. Neyse ki bu seferki fazla uzun sürmüyor ve bizi sonunda hedefimize, yani kralın o gizemli odasına ulaştırıyor. Emirhan Saran, takip için teşekkürler agam. Veya Soran, Seren, her neyse. Teşekkürler agam takip için. Aleykümselam, aleykümselam. Firavun'un son dinlenme yerini temsil eden granit. Hoş geldin agacım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bulunduğu o eşsiz oda. Halife el-Memun, Keops piramidinin derinliklerine doğru sadece birkaç meşaleyle aydınlatılan karanlık koridorlarda ilerlerken sonunda piramidin kalbinde granit duvarlarla çevrili bu karanlık odaya ulaşmıştı. Efsanevi Kral Odası. Odaya ilk adımını attığında meşalesinin titrek alevi lahitin koyu renkli taşını aydınlattı. Heyecanla adamlarıyla birlikte lahitin içini açarken binlerce yıllık bir gizemi ortaya çıkartıyor olmanın verdiği coşkuyu yaşıyordu. Ama o da ne? Lahitin içi boş. Ne lahitin içinde bir firavun mumyası var, ne de olması gerektiği gibi odanın içi kralın hazinesiyle dolu. O anda el-Memun'un aklında birçok soru belirdi. Acaba bu mekanın asıl amacı neydi? Firavun'un bedeni neredeydi? Ya da belki de bu piramit hiçbir zaman bir mezar olarak inşa edilmemiş olabilir miydi? Sorular uzayıp gidiyordu. Belirsizlikler içinde kral odasının kuzey ve güney duvarlarında bulduğu dar hava delikleri halifenin ilgisini çekmişti. Meşalesini deliklere doğru tuttuğunda bu deliklerin dışarıya doğru uzandığını fark etti. Bazılarına göre bu delikler firavunun ruhunun öteki dünyaya yolculuğunda rehberlik etmek için yapılmıştı. Ancak el-Memun bu deliklerin asıl amacını keşfetmek için daha derinlere dalma kararı aldı. Odanın sessizliği el-Memun'un kalp atışlarını yankılandırıyordu adeta. Bu sıra dışı mekan. Aleykümselam Heri, hoş geldin. Harekete geçirdi. Belki de bu odada gözden kaçan bir sır veya bir ipucu vardı.
Memun kral odasının gizemini çözememişti ama hazine ve mumya mutlaka bir yerlerde olmalıydı. Zira piramidin içinde daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizemli tünel ve oda bulunmaktaydı. Bir tanesi büyük galerideki az önce geride bıraktığımız bu yer. Bu tünelin sonunda kraliçe odası olarak adlandırılan yere çıkıyoruz. Kral odasından daha alçakta bulunan ve piramidin içindeki diğer ana odayı temsil eden bu yerin adının kraliçe odası olmasına rağmen burasının gerçekte bir kraliçenin mezarı olarak kullanıldığına dair somut bir kanıt bulunmamakta. Oda yaklaşık 5.74 metre uzunluğunda, 5.23 metre genişliğinde ve 4.57 metre yüksekliğinde. İlginç bir ayrıntı da şu ki Mısır serimizin ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz pek çok firavun mezarına gireceğiz. Bu mezarlardaki ortak yönler duvar resimleri ve hiyerogliflerle dolu olması. Bu resimler ve yazıtlar ölen firavunun yaşamından sahneleri, inandıkları tanrılarla etkileşimlerini, ölümden sonraki hayatı ve diğer mitolojik temaları tasvir etmekte. Ama her nasılsa büyük piramidin içinde hiçbir işaret veya yazıya rastlamıyoruz. Bu durum piramitlerin yapım amacı hakkında tartışmaları daha da derinleştirmekte. Bazılarına göre bu piramitlerin duvarlarının boş olması bu yapıların sadece dini veya astronomik bir amaç için kullanıldığını gösteriyor olabilir. Bir diğer tünel ise hatırlarsınız ilk girdiğimiz dar tünelin başladığı yerin hemen solundan bir başka geçit vardı. Şimdi oraya gitmek için geldiğimiz yoldan yani zorlu tünelden geri dönmemiz gerekecek. Hiçbirimizin az sonra başına gelecek olan ürpertici olaydan henüz haberi yok. Geri dönmek için nefes almakta zorlandığımız tünele tekrar girdik. Geliyor musun? Aşağıya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ve işte o an. Yani şu an olabilecek en kötü şey oldu. Piramidin içinde ışıklar kesildi arkadaşlar. Bu mu şimdi kötü? Millet tabii bir panik oldu. Neyse ki alt tarafı elektrik kesilmiş. Diye düşündüm. Açmaya çalışırken oğlum amma bakmayı seviyorsunuz lan. Uygulama tarafından bunun için açılamıyor yazısı belirdi. Ben gelmiyorum. Biraz bocalarken nereden geldiyse tam o anda aklıma iki gün önce ziyaret ettiğimiz Tutankamon'un mezarı ile ilgili bir efsane geldi. Bir başka videoda detaylıca anlatıp göstereceğim. Her kim Tutankamon'un mezarını rahatsız ederse lanetlenecektir söylentisinin üzerinden tüm kazı ekibinin başlarına gelen ürpertici olayları dinlemiştim. Onun mezarını ziyaret ettiğimde oradaki görevliye gizliden biraz para verip Tutankamon'u görüntülemiş ve YouTube'da bunu size izleteceğim diye sevinirken aman bize de bir şey olmasın diye espri yapıyordum o gün. Piramidin ortasında karanlıkta kalınca bir saniyeliğine Tutankamon geldi gözümün önüne nedense. Ya ne alaka ya? İnanıyor değilim tabii. Allah aşkına. Ne olur ne olmaz deyip birkaç dua okuduktan sonra yola devam ettim. Bizim Türk insanından abartmayı çok seviyorum. Sağ salim tüneli bitirdik. Ama dediğim gibi piramidin içindeki gizem bitmek bilmiyor. Bu sefer diğerlerinin aksine piramidin altına doğru giden daha uzun bir başka tünel var. Buraya giriş yasak ama size bunu bir web sitesi üzerinden göstereceğim. Siz de bu siteyi kullanarak tüm piramidin içini 3 boyutlu olarak oturduğunuz yerden gezebilirsiniz dilerseniz. Bu koridor bir öncekinden daha dar. Burada ilerlerken Keops ve onun içinde çalışan binlerce işçinin bu muazzam yapıyı oluştururkenki hallerini düşünmek bile oldukça etkileyici. Bu koridorun tonlarca taşın yükü altında nasıl bu kadar iyi korunduğunu hayal etmek bile zor. Bu arada tonlarca yük demişken şunu duymanız gerek. Eğer piramitte kullanılan taş blokları yan yana dizip bir duvar ya da sınır çizgisi olarak kullanırsak bu duvarın Fransa'nın tamamını çevreleyebileceği söyleniyor. Bu sadece piramidin ne kadar büyük bir yapı olduğunu değil aynı zamanda antik Mısırlıların ne denli muazzam bir iş başardığının da göstergesi. Tünele geri dönecek olursak. Koridorun sonunda piramidin doğusuna doğru uzanan yatay bir geçişle karşılaşıyoruz. Bu geçiş yeraltı odası ya da kaya oda olarak bilinen bir mekana açılıyor.
Bu oda piramidin altında doğal kaya üzerine oyulmuş. Yeraltı odasının da tam olarak ne amaçla kullanıldığını maalesef bilmiyoruz. Bazı teorilere göre piramidin inşası sırasında orijinal mezar odası olarak bu oda planlanmıştı. Ancak bir sebepten dolayı bu plan değiştirildi ve kral odası yukarıda inşa edildi. Diğer teorilere göre ise bu oda firavunun cenaze törenleri için bir inisiyasyon veya ritüel alanı olarak kullanılmış olabilir. Bu oda da diğer odalarda olduğu gibi herhangi bir süsleme veya yazıta sahip değil. Üstünde dokunmayın uyarısı bulunan üzeri örtülü büyük bir cihaz karşılıyor bizi burada. Araştırmacıların piramidin içinde yaptıkları deneylerle alakalı bir makine bu. Ama kabul edelim. Böylesine antik bir mekanın içinde oluşturduğu tezatlık... Haber Sesko. Takipçin teşekkürler agam, hoş geldin. Ve sonunda kendimizi dışarıya atmayı başardık. Büyük piramit hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok sırla kaplı. Özellikle yakın zamanda araştırmacılar özel teknikler kullanarak Büyük Galeri adı verilen yerin üst kısmında en az 40 metre genişliğinde bir başka boşluk olduğunu keşfettiler. Henüz buraya ulaşılabilmiş değil. Ama kim bilir, belki de yakın zamanda tarihin en büyük keşiflerinden biri yapılır ve Büyük Piramidin içindeki dev hazineye, yanında da Firavun'a ulaşılır. Mısır'daki maceramız heyecanla kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hazreti Maşita, Firavun'un sarayında yaşayan kadının ve ailesinin sıra dışı mezarını gören Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in tüyleri diken diken oldu ve nedir bu kabrin hikayesi diye Cebrail meleğine sordu. Cebrail aleyhisselam sesi titreyerek öyle şeyler anlatmaya başladı ki... Az sonra duyacaklarınıza hazır olun. Çünkü Maşita ve ailesinin başına gelenler sizi çok etkileyecek. Kısa bir bilgilendirme. 21 Ocak Pazar günü sizlerle tanışmak için Adana'ya geliyorum. Çukurova Kitap Fuarı'nda görüşmek dileğiyle. ...üzereydi. Kabe'nin hatim kısmında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gözlerini yıldızlarla bezenmiş gökyüzüne dikmişti. Bu gece tarihte yaşanmış en heyecan verici olaylardan biri gerçekleşecekti. Miraç mucizesi. Ansızın göklerin ötesinden gelen Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iniyordu. Allah'ın buyruğu üzerine o büyük elçi peygamberimizin huzuruna yaklaştı. Bu buluşma alemleri etkileyecek bir dönüm noktasıydı. Ya tut ya. Cebrail peygamberimizin göğsünü nazikçe yarıp kalbini aldı ve zemzem suyuyla yıkayarak içini iman ve hikmetle doldurdu. Sonra da onu yerine yerleştirdi. Sevgili peygamberim, gel benimle, dedi Cebrail. Ardından ikisi Burak'a binerek zamanı ve mekanı aşan bir yolculuğa başladılar. Henüz dünya semasını terk etmemişlerken Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhunu derinden okşayan, daha önce hiç hissetmediği muazzam bir koku hissetti. Bu koku göğü ve yeri kaplayan tarifsiz bir güzellikteydi. Peygamberimiz bu eşsiz kokunun kaynağını merakla sordu. Cebrail aleyhisselam hüzünle karışık bir ses tonuyla cevap verdi. Bu bir yanık kokusu. Peygamberimiz şaşkınlıkla sordu. Nasıl yani? Cebrail bu kokunun çok uzun zaman önce vahşice katledilen bir ailenin Maşita, kocası ve çocuklarının mezarından yayıldığını açıkladı. Peygamberimiz bu hikayeye büyük bir merakla kulak verdi. Nasıl olur da bir mezar böylesine etkileyici bir koku yayarak tüm çevreyi sarar? Cebrail bu gizemli ve hüzünlü hikayeyi anlatmaya başladı.
Bir zamanlar Mısır'ın kadim topraklarında gölgelerin ve sırların hüküm sürdüğü bir dönem vardı. Bu esrarengiz çağ, İslam'ı konuşanların ve Allah'a olan inancını açığa vuranların acımasızca cezalandırıldığı bir zamandı. Bu karanlık dönemde bilginin ve inancın derinliklerine gizlice dalan bir adam yaşamaktaydı. Her yeni gün bu cesur ruh İslam'ın öğretilerini sessizce öğreniyor ve bu bilgiyi ona zarar verebilecek olanlardan saklama sanatında usta bir hale geliyordu. Ancak bu tehlikeli sırrının ortaya çıkmasından derin bir korku duyuyordu. Zaman akıp giderken bu adam kalbini ve sırlarını paylaşabileceği bir kadınla evlendi. Bu birliktelik içinde İslam'ın güzelliklerini eşine de fısıldamıştı. Ona bilgeliğin ve inancın derinliklerini öğretti. Ancak bu öğretileri kimseyle paylaşmaması konusunda ondan söz aldı. Fakat ilerleyen zamanlarda ne yazık ki evliliklerindeki mutsuzluk ve anlaşmazlıklar sonucu yollarını ayırdılar. Zamanın döngüsü içinde bu adam kalbini başka bir kadına açtı ve ona da İslam'ın özünü öğretti. Ancak bir süre sonra iki eşine de verdiği sır saklama konusundaki tembihlerine rağmen kadınlardan biri bu sırrı saklayamayarak öğrendiklerini başkalarına açıklamıştı. Kadının bu bilgileri adamdan aldığı ortaya çıkınca adam derhal kaçıp ıssız bir adada gizlenmeye başladı. Günün birinde iki oduncu bu adaya odun aramaya gelince adada gizlenmekte olan kişiyi gördüler ve içlerinden birisi onu ele verip yakalanmasını sağladı. Diğer oduncu ise sessiz kalmıştı. İşte olaya karışmak istemeyen bu diğer adam bir süre sonra yakalanan adamın geride bıraktığı eski kişiyle tanıştı ve onunla evlenip bir aile kurdu. Göğün katlarına doğru ilerlerken Cebrail aleyhisselam anlatmaya devam ediyor, Peygamber Efendimiz de merak ve heyecanla onu dinliyordu. İşte tüyler ürperten hikaye bu noktada başlıyor. Eski Mısır'ın sırlarla dolu topraklarında bu adam 3 küçük oğlu ve karısı Maşita ile birlikte Firavun'un görkemli sarayında kendilerine de bir yer bulmuşlardı. Maşita'nın görevi Firavun'un küçük kızının bakıcılığıydı. Ama asıl işi küçük prensesin altın gibi parlayan saçlarını özenle taramak ve süslemekti. Maşita, Firavun'un kızının saçlarına su gibi akıp giden tarak darbeleriyle hayat verir, onları banyo sularının dansıyla yıkar, böylece ailesinin geçimini sağlardı. Ancak ailenin derinlerde sakladığı bir sır vardı. İslam'ı seçmişlerdi ve hayatta kalabilmek için yüce Allah'a olan inançlarını gizli tutmak zorundaydılar. Aksi halde yaşama hakları ellerinden alınırdı. Fakat kaderin cilvesi bir gün Maşita'nın elinden kayan tarakla başladı. Firavun'un küçük kızının saçını tararken tarağı düşürdü ve onu almak için eğildiği sırada dudaklarından farkında olmadan Bismillah kelimesi döküldü. Yaptığının farkına varan Maşita için artık çok geçti. Çünkü Firavun'un küçük kızı bu kelimeyi duymuştu. "Ne dedin sen?" diye sordu küçük kız. "Babamdan mı bahsediyorsun?" Maşita derin bir nefes aldı, göğsünde toplanan cesaretle yanıt verdi. "Hayır, babanızdan bahsetmiyorum. Bahsettiğim senin, benim ve babanızın da Rabbi olan Allah." Küçük kız babasının Tanrı olduğuna inandığı için şaşkınlık içindeydi. "Sen ne dediğinin farkında mısın?" diye sordu. Maşita yüreğindeki korkuyu aşarak "Evet, farkındayım." dedi. "Tek bir Rab vardır. O da hepimizin yaratıcısı Yüce Allah." "Tamamdır Natin. Tehditkar bir ifade. Afiyet olsun. Seni babama söyleyeceğim." dedi ve beklenen oldu. Küçük prenses hemen babası Firavun'un yanına koştu ve Maşita'yı şikayet etti. Firavun kendi sarayında kendi kızına en yakın kişilerden birinin başka bir yaratıcıya inandığını öğrenince öfkeyle dolup taştı. "Derhal o kadını bana getirin." diye emretti. Maşita'yı tutup Firavun'un huzuruna sürüklediler. Firavun, "Duyduklarım doğru mu Maşita? Sen Musa'nın Rabbine mi tapıyorsun?" diye sordu. Maşita gözlerindeki korkuya rağmen, "Evet, benim için tek yaratan Allah'tır." diye cevap verdi. Ve böylece Maşita ve ailesinin gelecekleri cesaret ve inançlarıyla şekillendi. Firavun'un zulmü ve Maşita'nın imanı arasında amansız bir mücadele başlamıştı.
Firavun Maşita'ya "Eğer söylediklerinden geri dönmezsen başına gelecekler hiç iyi şeyler değil." diyerek tehdit etti. Ancak Maşita inancının derinliklerinden gelen bir güçle "Hayır." diyerek karşılık verdi. Bu ret üzerine Firavun Maşita'yı korkunç işkencelere maruz bıraktı. Onu zindanlara attı, aç ve susuz bıraktı. Hatta saçlarından tavana asarak acı çekmesini sağladı. Ve günler sonra tekrar sordu. "Söyle, Rabbin kim?" Maşita zayıf düşmüş bedenine rağmen "Benim Rabbim Allah'tır." diye yanıtladı. Firavun'un öfkesi daha da arttı. Maşita'yı en hassas yerinden vurmak için çocuklarını getirmelerini emretti. Maşita'nın çocuğu annesinin gözleri önünde içi kızgın yağ dolu bir kazana doğru tutuldu. Firavun, "Rabbinin ben olduğumu söyle, yoksa çocuğunu atacağım." diye tehdit etti. Maşita, bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşarken, "Hayır, sen benim Rabbim değilsin." diye bağırdı. Bu sözler üzerine Firavun çocuğu kızgın yağın içine attı. Çocuk annesinin gözleri önünde can verdi. Ve olay burada da kapanmadı. Maşita'nın ikinci çocuğu da aynı şekilde can verdi. Ve Firavun'un zulmü durmak bilmiyordu. Sırada Maşita'nın beşikteki bebeği vardı. Onu da getirdiler. Karnı acıkmış ve annesine muhtaç olan bebek Maşita'ya doğru ellerini uzatıyordu. Maşita bebek için dayanamıyordu ve işte o anda şeytan belirdi. "Sen salak mısın?" dedi şeytan. "Bir tek söz söyleyip kurtulabilirsin. Firavun'un senin Rabbin olduğunu söyle." Şeytan Maşita'nın aklına girmeyi başarıyordu. Firavun bebeği kazanın üstünde tutarken Maşita'nın karar vermesi için son saniyeleri sayıyordu. "Söyle, Rabbin kim?" Maşita ağzını açıp Firavun'un Rabbi olduğunu kabul etmek üzereyken bir anda bebek konuşmaya başladı. "Sakın anne, sakın onun senin Rabbin olduğunu söyleme. Sen doğru yoldasın." Maşita'nın bebeği beşikteyken konuşan ilk bebek değildi. Tarihte daha önce başka bebekler de benzer mucizevi durumlarda dile gelmişti. Mesela Hazreti Meryem toplum tarafından sorgulandığında bebeği Hazreti İsa'ya işaret ederek "O size cevap verecektir." dedi. Beşikteki İsa "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı." diyerek cevap vermişti. İşte bu konuşan bebek hadiselerinden biri de Firavun'un zulmü altında Maşita ve ailesinin yaşadığı bu trajik olayla ilgili. Maşita'nın kızgın yağa atılmakta olan bebeği annesine "Durma anne, devam et." diyerek konuşmuştu. Maşita, Firavun'un ilahlığını son kez reddedince bebeğinin de acı içinde can vermesine tanık olmak zorunda kaldı. Bir annenin yaşayabileceği en büyük acılara maruz kalmıştı Maşita. Tüm bunlara rağmen Firavun'dan son bir istekte bulundu. "Lütfen hepimizi bir araya getir ve aynı mezara göm." Firavun bu isteği yerine getirerek Maşita ve kocasının da hayatlarını aldıktan sonra tüm aileyi aynı mezara gömdürttü. İşte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Miraç hadisesi sırasında duyduğu muazzam koku Maşita ve ailesinin kabrinden yayılan kokuydu. Dünya hayatında büyük acılara maruz kalan Maşita ve ailesi ebedi mutluluğa kavuşmuşlardı. Bu olay, inancın ve fedakarlığın en zorlu sınavlarda bile nasıl dimdik durabileceğini gösteren, tarihin derinliklerinden gelen bir ders niteliğinde adeta. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Güzeldi. Harbiden güzel videoydu dayı. Şimdi, Aziz Mahmut Hüdayi olur olur, izleriz, yeriz, yaparız. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Camii'nden hepinize merhaba. Şu anda mübareğin hemen yanı başındayız. Boğaz'ın dört manevi koruyucusundan biri olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Üsküdar'daki türbesinde yaşanan akıl almaz olayları duyduğunuzda kulaklarınıza inanmakta zorlanacaksınız.
Rüyalar arası yolculuk konusuyla Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Inception, başlangıç filmine taş çıkaracak olağanüstü yaşamı ile Aziz Mahmut Hüdayi'nin gizemlerle dolu hayatına hayret edeceksiniz. O halde hazırsanız başlayalım. İstanbul Boğazı. Güzelliğinin ötesinde öyle bir geçmişe sahip ki, onu özel kılan şeylerden biri de kuşkusuz birbirlerine karşılıklı olarak defnedilmiş olan Boğaz'ın dört manevi koruyucusu. Yuşa Peygamber, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve Telli Baba. Bugün Boğaz'ın bu dört koruyucusundan hayat hikayesiyle dinleyenlerin tüylerini diken diken yapan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini izleyeceksiniz. Onun varlığı yüzyıllar öncesinden bugüne hala sayısız kişi için ilham kaynağı olmaya devam etmekte. Aziz Mahmut Hüdayi Osmanlı İmparatorluğu zamanında 7 padişah döneminde yaşamış, 5 tanesine de kılıç kuşatmış bir zattı. Hayatı tasavvuf öğretilerini yaymak, insanları maneviyata yönlendirmek ve onlara ruhani rehberlik sağlamakla geçti. Öğretileri, özveri, sabır ve Allah'a teslimiyet üzerine kurulu olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin dergahı birçok kişi için bilgi ve maneviyatın bir kaynağı oldu. Hatta vefatından sonra bile ziyaretçiler için önemli bir yer haline geldi. Bugün sizler için Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ni ziyarete geldim. Onun hayatı ve öğretileri günümüzde hala büyük bir öneme sahip. Onun mirası sadece İstanbul Boğazı'nın manevi koruyucusu olarak değil, aynı zamanda insanlığın kalbine dokunan bir öğretmen olarak yaşamakta. Aziz Mahmut Hüdayi, ilim ve takva sahibi bir kişi olarak tanınıyordu. Bu özellikleri onu Osmanlı döneminde önemli bir dini ve yargısal makam olan kadılığa kadar yükseltti. Kadı, İslam hukukuna göre hükümler veren, toplumsal düzeni sağlamada kilit bir rol oynayan pozisyon. Kadılık görevini bir süre yerine getirdikten sonra Hüdayi Hazretleri bu görevin manevi yolculuğuna engel olduğunu hissetti. Zira kadılık görevi toplumsal çekişmeler ve dünyevi işlerle iç içe bir görevdi. Bu durum onun içsel huzurunu ve tasavvuf yolundaki ilerleyişini etkilemeye başladı. Kadı Mahmut Efendi Bursa'da Üftadi Hazretlerinin ününü duymuştu. Ona gidip onun dergahına varmaya niyetlendi. Yüreğinde derin bir manevi arayışın ve saflığın niyeti vardı. Ancak ilahi hikmetin bir tecellisi olarak dergaha yaklaştığında atının ayakları adeta kayalara yapıştı gibi oldu. Bu tuhaf hadiseden etkilenen Kadı Mahmut atından inerek yaya olarak dergahın kapısına vardı. İçindeki aşk ve heyecanla Üftadi Hazretlerinin önünde el pençe divan durarak onun talebesi olmak istediğini ifade etti. Kadı Mahmut Efendi'nin şaşalı kaftanları içinde görkemli hali Üftadi Hazretlerinin dikkatinden kaçmadı. Zira Hazreti Pir gelişmelerden manen haberdardı. Ancak kadının niyet ve samimiyet derecesini sınamak istercesine onu talebeliğe hemen kabul etmedi. Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş, mal ve makam merakı içinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapı ise yokluk kapısıdır diyerek onu bir anlamda sınamaya çalıştı. Kadı Mahmut Efendi bu sözler karşısında şaşkınlık içindeydi. Hakikati idrak etmişti ve kararı kesindi. Nefs engelini aşıp vasılı ilallah olmak için artık bu kapıya teslim olması gerektiğini anladı. Hemen şeyhin arkasından koşarak, ''Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu biçareyi talebeniz olmakla şereflendiriniz.'' diyerek yalvardı. Üftadi Hazretleri bu içten yalvarış karşısında tebessüm ederek, ''Seni 3 şartla kabul ederim.'' dedi. ''Kadılığı bırakacaksın, elindeki tüm mal ve mülkü fakirlere dağıtacak ve nefsini terbiye etmek için sıkı bir riyazata gireceksin.'' Kadı Mahmut Efendi canı gönülden bu şartları kabul ederek müritlerin arasına katıldı. Ardından Üftadi Hazretleri, Kadı Mahmut'un içindeki gurur ve kibrin temizlenmesi için ona sırtındaki süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını ve dergahın tuvalet temizliği görevini üstlenmesini emretti. Kadı Mahmut Efendi bu emirlere canı gönülden uyarak bütün dünyevi alakalardan el çekti ve kendisini samimiyetle aldığı talimatlara uymaya adadı.
Sokaklarda ciğer satarken bizim kadı efendi delirmiş galiba ve kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı şeklindeki sözleri aldırmadan Üftade Hazretlerinin verdiği görevleri şevkle yerine getirmeye başladı. Böylece yüce bir olgunluğa hızlıca yol aldı ve şeyhinin gözünde değer kazanmaya başladı. Nefsindeki son varlık ve benlik emaresini bertaraf etmesi ise oldukça meşhur. Bir gün Mahmut Efendi hela temizliği yapıyordu. Dışarıdan gelen bir konuşmaya kulak misafiri oldu. Şehrimize yeni bir kadı geliyor diye konuşuluyordu. Duyduğu bu haber onun nefsinde büyük bir vesvese fırtınası kopardı. Ancak hemen toparlanarak nefsinin bu tehlikeli serkeşliğine karşı koydu. Ancak bu duruma öylesine üzüldü ki nefsine ceza olarak tuvalet taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verdi. Tam eğilmiş sakalını tuvalet taşlarına sürtmek üzereyken o sırada Üftade Hazretleri göründü ve ''Evladım Mahmut, bilirsin ki sakal mübarek bir sünnet-i seniyedir.'' diyerek onu bu hakaretten alıkoydu ve ''Evladım Mahmut, bu yolda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bundan böyle vazifen benim abdest suyu.'' diyerek ona yeni bir görev verdi. Kadı Mahmut bu görevi de büyük bir titizlikle yerine getirdi. Bir kış günü suyu ısıtmaya vakit bulamadığı için üzüntü içindeyken su testisini göğsüne bastırıp Allah dedi. Ve göğsündeki su mucizevi bir şekilde ısındı. Hocası bu su odun ateşiyle değil gönül ateşiyle ısınmış diyerek Kadı Mahmut'un içsel dönüşümünü takdir etti. Hüdayi Hazretleri ilerleyen zamanlarda İstanbul Üsküdar'da kendi dergahını kurdu ve burası zaman içinde önemli bir manevi merkez haline geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yaparken aynı zamanda Fatih Camii'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersleri vererek bilgi ve maneviyatını paylaştı. Artık kendi öğrencileri vardı. Bu dönemde yaşadığı ilginç bir olayı dinlemeniz gerek. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri eski zamanlarda rüyaların gizemli dünyasında yolculuk yapmanın sırlarına vakıftı. Dergahında dervişlerine özel bir eğitim vererek rüyalar aracılığıyla insanlarla iletişim kurma ilmini öğretiyordu. Bu eğitimler dervişlerin uykuya daldıkları sırada başka bir kişinin rüyasına nasıl girebileceğini kapsıyordu. Bu beceri tarihte önemli bir olaya sebep oldu. Tiryaki Hasan Paşa, Kanice Kalesi'nin yönetimini aldığında Ferdinand'ın on binlerce askerden oluşan ordusu kaleyi kuşattı. Hasan Paşa ve 600 askeri çaresiz bir duruma düşmüştü. İstanbul'dan yardım istemek için gönderilen adamları Ferdinand tarafından yakalanıp öldürülünce Hasan Paşa'nın İstanbul'a haber göndermek için başka yollar araması gerekti. Hasan Paşa'nın ordusunda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından yetiştirilmiş ve rüya eğitimi almış iki kişi vardı. Bu iki kişi Hasan Paşa'ya İstanbul'a haber gönderebileceklerini söylediler. Aziz Mahmud Hüdayi'nin uyku saatlerinde uykuya dalıp onunla rüya yoluyla iletişim kuracaklardı. Ve zamanı gelince uykuya daldılar. Rüyalarında Hasan Paşa'nın durumunu Aziz Mahmud Hüdayi'ye bildirdiler ve o onlara şöyle dedi. Padişaha haber vermenize gerek yok. Hasan Paşa'ya söyleyin sabah olunca 600 kişilik ordusuyla Ferdinand'ın ordusuna hücum etsin. Ferdinand karşı koyamadan dağılacak. Dervişler ama nasıl diye sordular. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bu gece Ferdinand'ın rüyasına girip onun aklını karıştıracağım. Böylece size karşı gelmeye cesaret edemeyecek dedi. Ertesi gün Hasan Paşa ve ordusu Ferdinand'ın ordusuna saldırdı ve karşılarında dev bir ordu olmasına rağmen düşman ordusu geri çekildi. Ferdinand'ın rüyasında neyle karşılaştığı ise bir gizem konusu olarak kaldı. Bu anlatı gerçekten de Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Inception yani Başlangıç filmine benzer bir hava taşımıyor mu? Inception, rüyaların derinliklerine dalan rüyalar arası yolculuk ve müdahaleyi konu alırken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hikayesi eski zamanlarda mistik bilgelik ve manevi disiplinle rüyalara kontrolü mümkün kılan bir yeteneği yansıtıyor. Nefsini eğitip hayatını Allah yolunda adayan kişilerin bildiğimiz fizik kurallarının ötesinde olağanüstü deneyimler yaşaması gerçekten etkileyici. O dönem rüya
rüyalarla ilgili yaşanan çok ilginç bir başka hadise daha var. Dindarlığı ve merhametiyle şöhret bulmuş Sultanahmet Han, zamanının büyük alimi ve velisi Aziz Mahmud Hüdayi'ye derin bir saygı ve sevgi beslerdi. İmparatorluk meselelerinde dahi onun hikmet dolu sözlerine başvurur, her kararında bu mübarek zatın fikirlerini rehber edinirdi. Bir gece Sultanahmet Han uykusunda kendisini Macaristan kralı ile güreşirken buldu. Bu mücadelede ansızın sırt üstü yere düştüğünü gördü. Uyanınca rüyasının içinde saklı anlamı çözmek istedi, ancak saraydaki hiçbir yorumcu sultanın bu gizemli rüyasına tatmin edici bir açıklama getiremedi. İşte bu noktada danışmanlarından biri Üsküdar'ın manevi atmosferinde yaşayan Aziz Mahmud Hüdayi'nin bu rüyayı yorumlaması gerektiğini önerdi. Sultan bu öneriyi kabul ederek rüyasını yazılı bir mektupla Hüdayi'ye gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi sultanın elçisini dergahının kapısında karşıladı. Padişahın mektubunu eline alır almaz onu açıp okumadan cevabı burada yazıyor diyerek önceden yazmış olduğu kendi mektubunu verdi. Sultana gönderdiği bu mektupta Hüdayi rüyanın manasını şu şekilde açıklamıştı. Rüyada rakip karşısında sırt üstü yere düşmek gerçek hayatta o rakibe üstün geleceğinin işaretidir. Sırt, insan vücudunun en kuvvetli yerlerinden biridir ve toprak en sağlam dayanaktır. Bu ikisinin birleşimi kuvvetin katlanarak artmasını simgeler. Dolayısıyla bu rüya Müslümanların kafirlere karşı zafer kazanacaklarının müjdecisi. Sultanahmet Han bu yorumu alınca Aziz Mahmud Hüdayi'nin bilgeliğine ve manevi derinliğine bir kez daha hayran kaldı. Rüyasının bu derin anlamı ona hem güven hem de geleceğe dair bir umut verdi. Peki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sadece rüyalar ile mi haberleşebiliyordu? Şimdi dinleyecek olduğunuz hadise tüylerinizi diken diken edecek cinsten bir olay. Çünkü bu olay Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin vefatı... Aleykümselam Short Bey, hoş geldin. Teşekkür ederim agacım. Tamam. Yıl 1975. Üsküdar'ın tarihi kokan sokakta... Takip için teşekkürler agam, hoş geldin. Beklenmedik bir misafiri ağırlamak üzereydi. Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesi önünde nur yüzlü, buğday tenli ve tıknaz boylu bir genç belirdi. Gözlerinde umut, yüreğinde derin bir özlem taşıyan bu delikanlı, orada bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin imamı Muharrem Efendi ile karşılaştı. Ona içinde gizli bir heyecanla sordu. "Efendim, Aziz Mahmud Hüdayi'yi görmeye geldim. Kendisiyle nasıl görüşebilirim? Acaba şu an burada mı?" İmam Muharrem Efendi bu beklenmedik soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Oğlum, evet, Aziz Mahmud Hüdayi burada," diye yanıtladı. Genç bu cevaba sevinçle "Lütfen beni onunla görüştürünüz," diye yalvardı. Ancak imam türbenin yanında olduklarını hatırlatarak "Oğlum, Aziz Mahmud Hüdayi burada işte," dedi. Genç ısrarla "O zaman benimle görüştür. Ben onunla konuşmak istiyorum," diye talebini yineledi. Muharrem Efendi genç adamın bu tuhaf talebini anlamak için "Evladım, sen Aziz Mahmud Hüdayi'yi tanıyor musun?" diye sordu. Genç içten ve saf bir yürekle "Ben Aziz Mahmud Hüdayi'yi yakından tanıyorum. Beni buraya o davet etti. Biz onunla ziyaret hakkında anlaşmıştık. Benim geleceğimden haberi var," diye yanıtladı. Muharrem Efendi bu sözlerin ardında gizli bir anlam olduğunu anladı ve merakla sordu. "Evladım, siz nasıl anlaştınız?" Genç 1974 Kıbrıs harekatında yaşadıklarını anlatmaya başladı. "Efendim, ben paraşütle indirilen komando grubundaydım. Denizden ve Beş Parmak dağlarından gelen çatışmaların ortasında rüzgarın etkisiyle düşman atlarına savruldum. İki yandan gelen cehennemi ateş altında ne yapacağımı bilemezken karşıma uzun boylu, heybetli ve nur yüzlü ihtiyar bir baba çıktı. Tatlı ve mütebessim bir çehreyle bana bakarak "Oğlum, burası düşman hattı. Ne işin var burada?" diye sordu. Ben de durumu anlattım. O sakin bir yolda yürüyormuşçasına rahat bir şekilde bana eşlik etti. Adımı, nereli olduğumu sordu. Sonra kendimi tutamayıp sordum. "Amca sen kimsin?" O da "Oğlum, bana Aziz Mahmud Hüdayi derler," dedi. Sonra ben memlekete sağ salim dönersem onu ziyaret etmek istediğimi söyledim. O ise sadece "Oğlum, Üsküdar'a gelip kime sorsan beni sana gösterirler," dedi. Birlikte ateş çemberinden geçtik ve birliğime ulaştım. Komutanım şaşkınlıkla karşıladı beni. Ben de "Beni yaşlı güzel bir amca getirdi," dedim. Harp bittikten sonra Aziz Mahmud Hüdayi'nin iyiliğini unutamadım ve şimdi ziyaretine geldim. Bu anılarını anlatırken genç gözlerinde yaşlarla Muharrem Efendi'ye "İşte böyle tanıştık Aziz Mahmud Hüdayi ile. Lütfen şimdi beni onunla görüştürün," diye yalvardı.
Muharrem Efendi bu manevi manzara karşısında duygulanarak, "Evladım, Aziz Mahmud Hüdayi hayatta olmayan bir veli. 1543-1628 yılları arasında yaşadı o. Sanırım seni buraya Fatiha okuman için çağırmış olmalı," diyebildi. Genç bu gerçeği öğrenince derinden sarsıldı. Kendisini görmek için geldiği ve hayatını borçlu olduğu büyük velinin sadece türbesiyle karşılaşmıştı. Ne garip bir duyguydu bu. Kendisine yardım ettiği kişi aslında yüzlerce yıl önce vefat etmişti. O an yaşadığı manevi lütufun farkına vararak gözyaşlarına boğuldu. İmam Muharrem Efendi de onunla birlikte ağlıyordu. Bu hikaye Allah'ın veli kullarına bahşettiği manevi tasarrufun bir örneği. Bu tasarruf Hazreti Peygamber'den günümüze kadar süre gelen Evliyaullah'ın manevi yardımlarından sadece bir misaldi. Olur da bir gün Üsküdar'da burayı ziyaret ederseniz şunu bilmelisiniz ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kendisini ziyarete gelip Fatiha okuyanlar... Aleykümselam Baraks, hoş geldin. Var. Teşekkür ederim. Ziyaretime gelip Fatiha okuyanlar denizde boğulmasınlar. Ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini önceden bilsinler ve haber versinler. Güzel videoydu. Evet. Olur bakalım. Mısır'ın kalbi Kahire'den hepinize merhaba gizem avcıları. Sizlere efsanevi Mısır Müzesi'nin önünden sesleniyorum. Az sonra tarihe heyecanlı bir yolculuğa çıkıp hazineler, mumya... Perike, bu Mısır'da Hazreti Yusuf'un mezarı olduğu sanılan bir video. Bakalım bilgi ve öğrenmek amacı. Gidemesek bile videolardan gördüğümüz bir kesit. ...ve eşsiz eserler arasında kaybolacağız. Sizlere içeride göstermek istediğim o kadar çok şey var ki... ...ama en çok da bu mumyadan bahsetmek istiyorum. Bazı araştırmacıların neden aslında bu mumyanın Hazreti Yusuf Aleyhisselam olduğunu düşündüklerini... ...ve bu konuda Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne söylediğini... ...niçin bu mumyanın Hazreti Yusuf Peygamber'e ait olamayacağına değineceğim. Çünkü son zamanlarda ülkemizde de sosyal medyada bu mumyanın Yusuf Peygamber olduğu ile ilgili videolar... Aleykümselam Geko, hoş geldin. Muazzam antik eserler arasında dolaşırken koridorların nasıl da bir labirent gibi olduğuna tanıklık edeceksiniz. Ama endişelenmeyin. Rehberiniz benim. O halde fazla vakit kaybetmeden hazırsanız başlayalım. Kısa bir bilgilendirme. Yeni kitabım İstila 2030'u imzalamak, sizlerle tanışmak için Ankara ve Bursa'ya geliyorum. 24, 25 ve 26 Kasım'ı iple çekmeye başladım bile. Birlikte diğer şehirler... Büyük Mısır Müzesi. Ve işte içerideyiz. Zamanda bir yolculuğa çıkarak insanlık tarihinin en büyük medeniyetlerinden birinin kalbine doğru adım atıyoruz. Burada muhafaza edilen 150 binden fazla eser bulunmakta. Bu yüzden bir günde tüm objeleri incelemek size asla yetmeyecek. Maalesef pek çoğunu hızlı bir şekilde geçmek zorunda kalıyoruz. Kahire'nin Büyük Mısır Müzesi, dünya mirasının korunması adına bir mihenk taşı. Burası, firavunların eşsiz hikayelerini, onların ölümsüz eserlerini ve antik dünyanın çözülmemiş sırlarını barındırıyor. Her biri ayrı bir hikayeyi anlatan, yolların tozunu üzerinden silkeleyip tarih öncesine ait anları gün yüzüne çıkaran muazzam koleksiyonları ile bu müze geçmişin sessiz tanıklarını sergiliyor. Müzenin her köşesi Mısır'ın altın çağının bir yansıması. Burada Tutankamon'un masalsı hazinesi, büyük firavun Ramses'in heybetli heykelleri ve bu büyüleyici uygarlığın gündelik yaşamına dair paha biçilemez eserler var. Bu koridorlarda yankılanan adımlarınız, Mısır'ın kum taşlarında milyonlarca yıl süren bir yankı gibi. Her vitrin, her sarkofaj, her papirüs rulosu bu toprakların derinliklerinde yatan bilgelikle dolu. Anlayacağınız, burası tarihin tozlu sayfalarını aralayıp antik zamanların gizemine dokunabileceğiniz bir yer ve sonunda buradayım. Bu gördüğünüz, Mısır'ın en ünlü kadın firavunlarından biri olan Hatshepsut'a ait bir heykel. Hatshepsut, günümüzden 3500 yıl önce hüküm süren Yeni Krallık 18. Hanedanlığı döneminde tahta çıkan bir kraliçe. Bugün Luxor'daki Muhteşem Krallar Vadisi'ne gittiğinizde Hatshepsut'un görkemli tapınağını da ziyaret edebiliyorsunuz.
kendi hükümeti altında Mısır ekonomisini güçlendirmiş ve önemli ticaret seferleri düzenlemiş olan Kraliçe Hatshepsut, Antik Mısır'ın enlerinden. Büyük Mısır Müzesi'nde adımınızı attığınız her an bu kadim uygarlığın en mistik simgelerinden biri olan mumya lahitleriyle karşılaşıyorsunuz. Olağanüstü işçiliği, üzerindeki detaylı hiyeroglifleri ve canlı renkleri gerçekten etkileyici. Müzenin hazine dolu koridorlarında yürürken sadece lahitlerle değil, aynı zamanda gerçek mumyalarla da karşılaşıyorsunuz. Bu mumyalar binlerce yıl önce uygulanan ve mükemmelleştirilmiş bir koruma sanatının ürünleri. Antik Mısır'da ölümden sonraki hayat büyük bir önem teşkil ediyordu ve bu yüzden bedenin bütünlüğünü koruma çabalarını bu ritüellerle gösteriyorlardı. Nazar. Mumyaların üzerindeki sargılar. Takip için teşekkürler ağam, hoş geldin. Yüksek becerisini ve ince işçiliğini yansıtırken ölüm ve ötesine dair inançlarını da sergiliyor. Bu gördüğünüz altınla kaplı eser ise ünlü çocuk firavun Tutankamon'un mumyalanması sonrasında iç organlarının konulduğu kapların saklandığı bir kutu. Üzerindeki karmaşık oymalar ve hieroglifler koruma büyülerini ve ölen firavunun ruhunun yolculuğunu kolaylaştıracağına inandıkları dini metinleri içeriyor. Tutankamon'un büyüleyici hazinelerinin devamını da yine müzede görebilirsiniz. Ayrıca müzede sadece insan mumyaları yok. Antik Mısırlılar maymundan kediye, köpekten timsaha, hatta farelere kadar pek çok hayvanı da mumyalamaktaydılar. Mısır Müzesi gezmekle bitmiyor ama biz esas konumuza, yani bazı araştırmacıların ona Hazreti Yusuf dedikleri Yuya'nın bedeninin sergilendiği alana gelelim. Ve işte karşınızda Yuya. Belki de müzedeki en büyük gizemlerden birisi. Bu gizemi ise onun gerçekte kim olduğu sorusuna borçlu. Yuya, müzede eşi Tuya ile yan yana sergileniyor. Onların hikayesi gerçekten etkileyici. Tarih 1904. Theodore M. Davis'in finansmanını sağladığı, İngiliz uzmanlarca yürütülen bir arkeolojik çalışma yapılıyordu. Krallar Vadisi'nde dağın dibine doğru ilerleyen dar bir yan vadi bulunmaktaydı. 1904 yılının sonlarına yaklaşıldığında, arkeolog James Kübel bu yan vadiyi keşfetmeye koyuldu. Araştırmalarına bir ay devam ettikten sonra ekip üyelerini yan vadinin girişine geri göndermeye karar verdi. 1 Şubat 1905 yılında merdiven boşluğunu tıkayan mühürlü bir kapıyı açığa çıkardılar. Birkaç gün sonra ise Davis ve ekibi mezarın içine girmeyi başardı ve burada Yuya ile eşi Tuya'nın tabutlarını ve mumyalarını keşfettiler. Tutankamon'un 17 yıl sonra keşfedilmesinden önce Mısır'da neredeyse bozulmadan bulunan tek mezardı bu. Mezar, zengin ve ihtişamlı hazinelerle doluydu. Bu da Yuya'nın yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu gösteriyordu. Görmüş olduğunuz yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bu tabut Yuya'ya ait. Buluntular arasında altın ve değerli taşlarla süslü şahane ahşap tabutlar ve çeşitli mumyalama materyalleri vardı. Yuya, kızı Tiye'nin 3. Amenhotep ile evlenmesiyle Firavun'un babası lakabını almıştı. Bu evlilikle Yuya, Firavun ailesine kayınpeder olarak girmiş oldu. Onun mezarının ve buluntularının ihtişamı, Yuya'nın Mısır'da önemli bir konumda yer almış olduğunu gösteriyor. Ancak asıl ilgi çekici olan Yuya'nın mumyasının kendisiydi. Mumyanın saçının rengi ve fiziksel özellikleri tipik Mısırlı profiline uymuyordu. Saçları genellikle Mısırlılarda görülen koyu tonların aksine açık renkliydi ve yüz hatları da Mısır'ın yerlilerinden farklıydı. Bu durum onun Mısır dışından geldiğini ve yabancı bir kökene sahip olduğunu gösteriyor. İşin ilginç bir yanı var. Tüm firavunların, kralların gömüldüğü yer olan Luxor'daki Krallar Vadisi'ne gömülmüş olan firavun soyundan olmayan tek kişi Yuya'ydı. Bu bilinmeyen özellikler Yuya'nın mumyasını müzenin en büyüleyici eserlerinden biri yapmakta. Bu gördüğünüz iki maskeden soldaki Tuya'ya, sağdaki ise Yuya'ya ait. Keşfedilmesinden bu yana onun kökeni ve kimliği hakkında pek çok teori ortaya atılmıştır. Yuya'nın yüz özellikleri de Mısır'a has özelliklerden oldukça farklı. İşte bu noktada Mısırlı tarihçi ve yazar Ahmet Osman, Krallar Vadisi'ndeki Yabancı isimli kitabıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yuya'nın Hazreti Yusuf peygamber olabileceğine dair araştırma dosyalarını paylaştığı kitabında, bakın onun Hazreti Yusuf olduğuna dair ne gibi argümanlar sunmuş.
Hristiyan'ın gömülme biçimi onun Mısır kökenli olmadığı fikrini destekleyen unsurlar arasında yer alır. 4. Tutmosis ve oğlu 3. Amenhotep dönemlerinde görev yapmış olan Güya'nın kulakları delinmiş değildi. 18. Hanedanlık dönemine ait diğer kraliyet mumyaları ise kulakları delinerek gömülürdü. Ayrıca Yuya'nın ellerinin konumu da farklı. Çoğu kraliyet mumyasının aksine elleri çenesinin altında değil boynunun önünde yer alıyor. İncil'de Yusuf peygamberin 110 yaşında öldükten sonra tıpkı diğer Mısırlılar gibi mumyalanıp bir tabuta koyularak gömüldüğünün yazmasıyla yazar Ahmet Osman'ın Yuya hakkındaki şüphelerine bir yenisi eklenmişti. İncil'de şu şekilde bir söylem var. Yusuf için şöyle dedi. Senin kadar basiretli ve bilge kimse yok. Yuya, cenaze papirüsünde tanrısını seven tek bilge olarak tanımlanıyor. Mısırlıların bilge olacak kadar yaşayanlara atfettiği yaş, gerçekte kaç yaşında olduklarına bakılmaksızın 110'du. Ayrıca yine İncil'e göre Yusuf Aleyhisselam'ın Firavun'dan makam nişanı olarak 3 nesne, bir yüzük, bir altın zincir ve bir savaş arabası almıştır. Bu 3 nesne aynı zamanda Yuya'nın mezarında da bulundu. Buna benzer ipuçlarının izini sürmeye devam eden Ahmet Osman, ayrıca Yusuf ve Yuya arasındaki isim benzerliği üzerine de çalışmalar yapmış. Osman'ın araştırmasına göre Firavun ayrıca Yusuf Aleyhisselam'a Mısırlı bir eş ve ilk unsuru Sef olan Mısırlı bir isim verdi. M.Ö. 3. yüzyılda 1. Ptolemy'ye ülkesinin tarihini yazan Mısırlı tarihçi Manetho, 3. Amenhotep'in Sef adında bir bakanı olduğundan bahseder. Görünüşe göre İbranice'de Joseph veya Yosef ve Arapça'da Yusuf adının Yusuf peygambere benziyor olması araştırmacıyı şüphelendiren bir başka unsur olmuştu. Ahmet Osman gerçekten haklı olabilir miydi? Az sonra İslamiyet inancı onun bu araştırmalarının gerçeğini gözler önüne serecek. Gerçekten kime aitti bu mumya? Başta da belirttiğim gibi ne benim içimden geçen ne de sizlerin şu anda ne düşünüyor olduğunuzu tahmin ettiğim üzere bu mumya Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a ait olamaz. Ahmet Osman yaklaşık 25 yılını bu araştırmaya adamış bir yazardı. Ama en önemli onu gerçeğe götürecek ve yıllarını bunu araştırmak yerine bir başka gizemin peşinden gitmesine olanak tanıyacak bir şey var ki o da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifinin bu mumyanın neden Yusuf peygambere ait olamayacağını açıklamasıydı. Cenab-ı Hak toprağa peygamberlerin cesedini çürütmeyi haram etmiştir. Allah'ın peygamberi her zaman diridir diyor Peygamber Efendimiz. Buradan anladığımıza göre toprak bir peygamberin vücuduna dokunmuyor ve onlar tıpkı ilk gömüldükleri andaki gibi görünmeye devam ediyorlar. Bu durumun tüyleri diken diken eden bazı örnekleri de var, hatırlatmak isterim. Bilenleriniz vardır. 1995 yılında Hazreti Zülkifil ve Hazreti Elyasa peygamberlerin Diyarbakır'da bulunan 3000 yıllık mezarları nakil amacıyla 6 kişilik yeminli heyet tarafından açıldığında peygamberlerin naaşlarını görenler adeta küçük dillerini yutmuşlardı. Heyette bulunan kişilerden biri gazeteye verdiği röportajda şu sözleri söylemişti. Her iki peygamberi de bizzat kendi gözlerimle gördüm. Naaşları sanki bir saat önce vefat etmiş insan bedeni gibiydi. Her iki peygamberin de vücutlarına ellerimle dokundum. Bedenleri hala yumuşacıktı. Sanırsınız ki ölmüş biri gibi görünmekten çok sanki uyuyan insanlar gibi görünüyorlardı. Anlaşılan bu mumyanın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a ait olması söz konusu olamaz. Ama bu durumda bile müzedeki bu mumya hala en gizemli şeylerden biri olmaya devam ediyor. Kimdi bu yabancı? Sadece kralların gömülüyor olduğu Krallar Vadisi mezarlığına nasıl oldu da kral kanına sahip değilken gömülebilmişti? Eşsiz karakterlerden olduğuna şüphe olmayan müzenin bu gizemli eşleri sanırım uzun bir süre belki de her daim bir sır olarak kalmaya devam edecekler. Büyük Mısır Müzesi. Ölmeden önce yapılacaklar listemdeydi burası. Fırsat verilse elimde mumla bu müzede tek başıma bir gece geçirmeyi çok isterim. Moving this moment. Ama şimdilik ayrılmam. Woman. Çünkü teşekkür ederim takip için, hoş geldin. İstediğim daha çok fazla gizem var. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Abi seni ben gel lan. Gel.
Kral Zozer'in mezarı basamaklı piramitten hepinize merhaba gizem avcıları. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı topraklardayız. Az sonra belki de Türkiye'de ilk kez göreceğiniz Hazreti Yusuf peygamberin atılmış olduğu hapishaneyi ve çok daha fazlasını getireceğim ekranlarınıza. Hazırsanız başlayalım. Merhaba, kısa bir bilgi. Bu pazar, yani 5 Kasım saat 14'te yeni kitabım İstila 2030'u imzalamak için İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda sizlerle buluşuyor olacağım. Ha bu arada ister kitabınız olsun ister olmasın yine de gelin tanışalım, fotoğraf çekilelim. Şimdi videoya devam. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gençliğinin en karanlık yıllarını geçirdiği topraklar burası. En karanlık diyorum çünkü onun suçsuz yere senelerini geçirmek zorunda kaldığı zindan hemen az ileride ve yerin onlarca metre derinliğinde keşfedildiği öne sürülüyor. Henüz bu keşif çok fazla dillendirilmiyor olsa da Mısır'daki yetkililer, özellikle de Sakkara bölgesinde çalışanlar Yusuf Aleyhisselam ile bu bölgenin bağlantısını son birkaç yıldır çok iyi biliyorlar gibi görünüyor. Bazı Arap kaynaklardan edindiğim bilgiler ışığında Kahire'den yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Sakkara bölgesine geldim. Sizi ilk önce görmüş olduğunuz bu görkemli basamaklı piramit karşılıyor. Bu piramit, tarihte inşa edilmiş ilk büyük taş yapı ve ilk piramit olma özelliğine sahip. Bundan sonra yapılacak tüm piramitler bu basamaklı piramitten ilham alınarak inşa edilmiş. Yani burası bildiğiniz o büyük Giza piramitlerinden çok daha eski. Girişte sizi ciddi bir askeri güvenlik karşılıyor. Normal turist olarak gittiğiniz zaman herkes gibi Kral Zozer'in bu piramitini gezebiliyor ve onun mezarını görebiliyorsunuz. Ama benim daha önemli bir amacım vardı. Hazreti Yusuf peygamberin atıldığı zindanın izini sürmek. İddialar gerçekten çok etkileyici. Piramide giriş için ücret öderken oradaki bir yetkiliye boş bulunarak sormak istedim ve ağzımdan daha Yusuf Aleyhisselam çıktığı gibi yetkili bana "Şşt, sessiz ol" dedi. Oldukça garipti. Sanki yasak bir laf etmişim gibi davranmıştı bana. Bundan bahsetme diye uyardı beni sessizce. Yanındakilerin duymasını istemiyor gibiydi. Daha ben ne demek istediğimi söylemeden o beni anlamıştı sanki. Piramide giriş biletimi verdikten sonra "Sen git, ben sana ulaşacağım bir şekilde" dedi. Tamam dedim ve ilk olarak Kral Zozer'in tapınağıyla turuma başladım. Adamın işi ticarete dökmeye çalışıyor olduğuna emindim. Aranızda Mısır'a gitmiş olanlarınız varsa ne demek istediğimi anlayacaktır. Ama sonuç olarak beni istediğim yere götürebileceğini biliyordum. Aradan biraz zaman geçti. Oradaki satıcılardan biri bana "Hey sen, sen Türk müsün?" diye seslendi. Önce cevap vermedim ama kabalıktan değil. Çünkü Mısır'da her sizinle konuşana cevap vermemem gerektiğini öğrenmiştim. Ardından biraz uzaklaşınca "Hey" diye bağırdı arkamdan tekrardan. "Türk olan sen misin?" diye sordu. Elindeki cep telefonunu gösteriyordu bir yandan. O an anladım ki girişteki yetkili bu adamı telefonla arayıp beni bulmasını söylemiş. Neyse, bu adam sonra yanından ayrılmadı. Hazreti Yusuf peygamberin atıldığı zindandan bahsettim. Aynı tepkiyi bu adam da verdi. Çok çaktırma diyerek etrafına bakınıyordu. Ve beni istediğim yere götüreceğini söyledi. Şimdi zindan için yerin derinliklerine doğru indiğimiz tüylerinizi diken diken edecek bu bölüme gelmeden önce size kısaca bu bölgedeki firavundan bahsetmek istiyorum. Kral Zoser. Eski Mısır'ın 3. hanedanının en tanınmış firavunlarından biri o. Krallığı sırasında gerçekleştirdiği en önemli yapı basamaklı piramit. Zoser için inşa edilen bu piramit ünlü mimar ve hekim İmhotep tarafından tasarlandı. Başlangıçta mastaba adı verilen sadece bir cenaze yapısı olarak planlanmıştı fakat daha sonra tasarımı birkaç kez değiştirilerek bugünkü basamak şeklini aldı. Basamaklı piramit hem mimari bir başyapıt olarak kabul edilir hem de ölülerin ahiret yaşamına geçiş ritüellerini merkeze olarak hizmet vermiştir. Bu bölge o dönemdeki Mısır'ın başkentiydi ve görmüş olduğunuz bu dev yerleşim yeri her geçen gün yer altından çıkarılmaya devam ediyor. Zoser'in ölümünün ardından onun için inşa edilen bu büyük yapı Firavun'un sonsuz yaşam arayışının bir sembolü olarak hizmet verdi.
O dönemin insanların inanışına göre onun gömülmesi, kralın ruhunun yıldızlara doğru yükselmesi ve inandıkları tanrılar arasında yer alması için yapılan bir dizi ritüelle gerçekleştirilmiştir. Firavun Zoser, Yusuf Aleyhisselam'dan çok daha önce yaşamış bir firavundu ve buradaki yapılar Yusuf Aleyhisselam geldiğinde zaten uzun süredir buradaydılar. Hazreti Yusuf peygamberin döneminde yaşayan firavunun Akhenaton olduğu düşünülmekte. Basamaklı piramidin arkasına doğru ilerlediğimizde gördüğünüz bu taşın içine gizlenmiş firavun Zoser'e ait bir heykel ile karşılaşıyoruz. ...5000 yıla yakın bir tarihten bahsediyoruz. Dile kolay geliyor. İşte burası da Kral Zoser'in mezarının bulunduğu yere giden kapı. Aynı zamanda piramidin de girişi. Tüm firavunlar gibi o da mumyalanıp bir lahitin içine konuldu... ...ve şu an geçtiğimiz bu taş koridorun sonunda onun mezarına ulaşıyoruz. Piramidin tabanından başlayarak yerin 35 metre daha altına kazılmış bu yerin sonunda Firavun Zoser'in mezarına ulaşıyoruz. Yani önce onlarca metre mezar kazıp üstü kapatılmış, sonra da üzerine bu dev piramidi inşa etmişler. Her ne kadar onun bedenini ve hazinelerini çok iyi bir şekilde saklamaya çalışmış olsalar da, insanlar bir süre sonra onun mumyasını ve hazinelerini çoktan çalıp ortadan yok etmişler bile. Şimdi konumuza, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a geri dönelim. Basamaklı piramidin az ilerisinde çok değil. İyidir Kesoden, sen ne yapıyorsun aga? Derin derinliklerine inen bir başka mezarın yanında yer altında kilometrelerce uzanan tüneller keşfedildi. İşte bizi Yusuf peygambere götüren konu tam da burası. Çünkü henüz çok kişi tarafından bilinmiyor olsa da bu tünellerin içinde hem mezarlar hem de zindanlar bulunmakta. Ufka doğru baktığınızda Giza'daki büyük piramitleri bulunduğumuz bu noktadan görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'de ilk kez ekranlarınıza gelecek olan görüntülere hazır olun. Çünkü az sonra Yusuf Aleyhisselam'ın hapsedildiği düşünülen o yere ineceğiz. Ama öncesinde gelin... Grey Bob, takip için teşekkür ederim ağam, hoş geldin. Neden uzun yıllar zindan hayatı yaşamak zorunda kaldı? Tekrar hatırlayalım. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve hakkında pek çok detay verilmiş olan peygamber Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yusuf babası tarafından öyle çok seviliyordu ki bu sevgi Hazreti Yusuf'un diğer kardeşleri arasında müthiş bir kıskançlığa yol açıyordu. 12 oğlu vardı Hazreti Yakup'un. Hazreti Yusuf ve kardeşi Hazreti Bünyamin aynı anneden doğmuştu ve diğer kardeşlerine göre daha gençtiler. Babası da Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kıskanıldığının farkındaydı ve ona kötü bir şeyler yapabileceklerinden tedirgin oluyordu. Bu tedirginliği Yusuf Aleyhisselam'ın günün birinde gördüğü bir rüyayla bir kat daha arttı. Babasına anlattığı rüyada Yusuf Aleyhisselam 11 tane yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiğini görmüştü. Babası Hazreti Yakup bu rüyanın sıradan bir rüya olmadığını ve ileride oğlunun çok yüksek bir makama geleceğini hemen anladı. "Sakın bunu hiç kimseye anlatayım deme. Özellikle de kardeşlerine," dedi. Fakat yine de kardeşleri onun için korkunç bir plan hazırlamaya başlamışlardı bile. Bir gün kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı alıp birlikte dışarı çıkmak istediklerini babaları Hazreti Yakup'a söylediler. Hazreti Yakup başta tereddüt etse de sonunda onların bu isteğini kabul etti. Ancak kardeşlerin gerçekteki amacı Hazreti Yusuf'tan kurtulmaktı. Hep birlikte çıktıkları yolculukta onu bir kuyuya attılar ve üzerini kapadılar. Sonra da babalarına geri dönerek Hazreti Yusuf'un bir kurt tarafından yendiğini söylediler. Gömleğine de kan sürerek getirdiler ki babaları bu yalana inansın. Ancak Hazreti Yakup bir peygamberdi ve olayın bu şekilde gerçekleşmediğini hissedebiliyordu. Bunun bir imtihan olduğunu kabul edip sustu. Rabbimize tevekkül etti ve oğlunun geri dönmesini beklemeye karar verdi.
Kardeşler Yusuf'u kuyuya attıktan sonra o yakınlardan bir kafile geçiyordu ve kuyudan su çekmek istediler. Kuyuya kovasını indiren bir kişi orada Yusuf Aleyhisselam'ı bulduğunda şaşırdı. Çocuğun güzelliği karşısında dili tutulan adam onu çok iyi paraya köle olarak satabileceğini düşündü ve Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkararak Mısır'a götürdü. Müşterilerden Mısırlı bir aziz Hazreti Yusuf'u görür görmez onu satın aldı ve evine götürdü. Yusuf Aleyhisselam bu azizin evinde ahlakı, güzelliği ve bilgeliğiyle yetişmeye başladı. Büyüdüğünde artık onu gören herkesin dikkatini çekecek bir yüz güzelliğine sahip olan Hazreti Yusuf edindiği karakter özelliği kadar dış görünüşüyle de dilden dile dolaşıyordu. Kimse o güne kadar Yusuf Aleyhisselam kadar yakışıklı biriyle karşılaşmamıştı. Öyle güzel bir yüze sahipti ki kadınlar onu gördüklerinde ellerindeki meyve bıçağıyla farkına bile varmadan kendi parmaklarını kesiyordu. Aralarında çok büyük bir dönem farkı olmasına rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı miraca çıktığı gece semada görmüş ve geri döndüğünde onun yüzünün güzelliğini şöyle anlatmıştı. Miraç gecesi Yusuf peygamberi gördüm. Baktım ki bütün insanlara verilmiş olan toplam güzelliğin yarısı ona verilmişti. Büyük bir şehir olan Mısır'ın kalbinde, Aziz'in görkemli sarayında, yakışıklılığıyla dillere destan Yusuf'un yeni bir hayatı başlamıştı. Mısır topraklarında satıldığı evin sahibi, ülkenin nüfuzlu Azizlerinden biriydi. Aziz, Yusuf'un hem zekasına hem de ahlakına hayran kalmış, ona karşı büyük bir sevgi ve güven duymaya başlamıştı. Fakat Aziz'in evinde Yusuf'un hayatı sadece ışıltılı ve mutlu anlardan ibaret değildi. Aziz'in eşi Züleyha, Yusuf'un ender rastlanır güzellik ve çekiciliğinden etkilenmişti. Bu yoğun his, Züleyha'nın içinde kontrol edemediği bir ilgiye dönüştü. Gün gelip Yusuf'a duyduğu bu hisleri ifade etmek istedi. Ona yaklaşmaya çalışıp onun nefsinden yararlanmaya çalıştı. Ancak Yusuf Aleyhisselam Allah'tan korktuğu için Züleyha'nın bu teklifini reddetti. Züleyha'nın reddedilmesi onu kıskançlık ve öfkeye sürükledi. Eğer Yusuf Aleyhisselam onun isteğini kabul etmezse onu cezalandırmaya kararlıydı. Bu yüzden Azize Yusuf'un kendisine kötü niyetle yaklaştığını iddia ederek ona iftira attı. Ancak Yusuf Aleyhisselam masumiyetini savundu ve bir tanığın ifadesiyle Züleyha'nın kendisine yaklaştığını ispatlamaya çalıştı. Buna rağmen şehirde dillere düşen bu skandal Aziz'in onuru için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Aziz Yusuf'a olan sevgi ve güvenini kaybetmemişti. Fakat eşinin ısrarları ve toplumun baskısı nedeniyle bir karar alması gerekiyordu. Neticede Hazreti Yusuf'un masumiyetini korumak ve skandalın etkilerini azaltmak için onu hapse atmaya karar verdi. Böylece Yusuf peygamber Aziz'in gözde kölesi olmaktan çıkıp az sonra görecek olduğunuz dar ve soğuk bir hücreye kapatıldı. Fakat onun imanı, Allah'a olan inancı ve sabrı bu zor günlerde de yanından hiç ayrılmadı. Hapishanede ahlakı, bilgeliği ve dürüstlüğü ile tanındı ve zindanın diğer sakinleri arasında saygı görmeye başladı. Zamanla Yusuf peygamberin hayatında yeni bir sayfa daha açılacaktı. Burası aslında Zoser'in güney mezarı, yani piramit kompleksinin bir parçası ve piramidin güney ucunda yer alıyor. Bu yapı, Firavun'un cenaze törenlerinin bir parçası olarak inşa edilmiş ve ölümden sonraki yaşama geçişi simgeleyen bir yapı olarak düşünülse de güney mezarının amacı kesin olarak hala bilinmiyor. Fakat burada birkaç yıl önce keşfedilen uzun tüneller içinde hem mezarlar hem de zindan bölümleri olmasıyla özellikle Mısır kaynaklarında çoktan burasının Yusuf peygamberin atıldığı hapishane olduğu dilden dile konuşulmaya başlandı. Yüksek ve sarp taş duvarların arasından sizi içeriye, tarihin derinliklerine doğru çekiyor burası. Bu duvarlar Mısır'ın eski krallığı dönemine, binlerce yıl öncesine ait. Her bir taş el işçiliğiyle dikkatlice yerleştirilmiş, zamanın izlerini ve tarih boyunca burada yaşananları muhafaza ediyor. Bu dar koridor soluk bir ışığın sızdığı, nemli ve serin ama göstermelik bir mezara doğru sizi yönlendirirken, yeraltı kompleksinin ayrıca bir zindan olarak kullanılmış olduğu iddiaları oldukça etkileyici. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi masum bir insanın, bir peygamberin zorla burada tutulmuş olduğunu hayal ettiğinizde ayaklarınız adım atarken bir anlığına tereddüt ediyor ve insanın kalbine bir ağırlık bırakıyor.
İşte üzerinde kilit bulunan, sonradan yapılmış olan bu kapının ardında ve içinde bulunduğumuz çukurun farklı bölümlerinde yerin altında boylu boyunca uzanan başka tüneller keşfedildi yakın zamanda. Maalesef daha fazla içeriye doğru gitmemize izin yok. Ancak dışarıdan göründüğü kadarıyla size gösterebilirim. Yusuf Aleyhisselam hapisteyken onun rüya tabir etme yeteneği ortaya çıktı ve diğer iki mahkumun rüyalarını doğru bir şekilde yorumladı. Bu iki mahkumdan biri serbest bırakıldığında Firavun'un huzurunda Yusuf Aleyhisselam'ın bu yeteneğinden bahsetti ona. Firavun rahatsız edici rüyalar görmekteydi ve Yusuf Aleyhisselam'dan rüyalarının yorumlanmasını istedi. Yusuf Peygamber Firavun'un rüyalarını doğru bir şekilde yorumladı ve bu rüyaların Mısır'da gelecek 7 yıl boyunca bereketli hasatlar ve ardından 7 yıl kuraklık olacağını işaret ettiğini söyledi. Yusuf peygamberin önerisi üzerine Firavun iyi yıllar sırasında fazla tahılın depolanmasını ve kurak yıllar boyunca rasyonel bir şekilde kullanılmasını emretti. Bu öngörü ve planlama sayesinde Hazreti Yusuf peygamber Mısır'ı bekleyen zor zamanlarda ülkenin refahını sağlamak için önemli bir konuma geldi. Yusuf aleyhisselamın bu başarısı üzerine Firavun onu hapisten çıkardı ve ona ülkenin hazineleri üzerinde kontrol verdi. Mısır'ın derinliklerinde tarihle iç içe bir yolculuk yaparken karşıma beklenmedik bir sır daha çıktı. Yerel yetkililerle yaptığım sohbetler bana Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın daha fazla izinin bu bölgede saklı olduğunu işittirdi. Ancak bu sırrın henüz geniş kitlelere paylaşılmasının zamanı gelmediği, Mısır hükümetinin bu konudaki hassasiyeti... Mati Pros, aleykümselam, hoş geldin. 4-5 yıl sonra buranın Şah Çocuk. Konumda olacağına inandık. Şah Çocuk. Takip için teşekkürler ağam, hoş gel. Mısır'ın kıtlık döneminde biriktirilen ve muhafaza edilen tahılların Şako Çocuk. Tamam, şimdi doğru. Tarihin gölgesinde kalmış bir hazine gibiydi. Ve bu hazinenin yanı sıra basamaklı piramidin sadece 500 metre ötesinde Hazreti Yusuf'a ait olduğu düşünülen gizemli bir yapı bulunmaktaydı. Yerini öğrenebilmek için defalarca yerel rehberlerle müzakereye giriştim. Uzun uğraşlar ve inatçı çabalar sonucunda bölgede... Ne yapıyorsun aga, nasıl gidiyor? Keyfin, sağlık, sıhhatin nasıl? Ancak bu pek kolay olmayacaktı. Polisin gözetiminden kaçınarak ilerlememiz gerekiyordu. Her şey planladığımız gibi ilerliyordu ki maalesef yetkililerin engeline takıldık sonunda. Ancak bu engel merakımı tatmin etmenin önüne geçemezdi. En azından yapının üst kısmından bir fotoğraf çekmeyi başardım. İçini ise internetten edindiğim fotoğraflar ile göstereceğim. Burası Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a adanmış bir yer. Görmüş olduğunuz bu yerin altına doğru gidildikçe az önceki zindanların içinde bulunduğu tünellerin buraya kadar uzandığı iddia ediliyor. Hepsinin en doğrusunu Yüce Allah Azze ve Celle bilir. Bakalım ileride buradan ne gibi haberler gelecek? Sakkara'dan dönüş yolculuğumuzda sizi bir başka Yusuf peygamber gizeminin olduğu muhteşem bir yere götüreceğim. Instagram DM kutum Kahire'de bulunan bu mumya hakkında video yapmamı istediğiniz mesajlarla doldu son zamanlarda. Mısırlı bazı tarihçilerin bu mumyanın aslında Hazreti Yusuf peygambere ait olduğunu iddia etmeleri üzerine yakın zamanda Türk sosyal medyasında da bu konu hakkında pek çok videolar dolaşır hale geldi. Kim neden onun Hazreti Yusuf olabileceğini iddia ediyor? Bu konuda kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yaşanan çarpıcı olaylar ve efsanevi müzeden bambaşka görüntülerle yeni gelecek videoyu sakın kaçırmayın derim. Görüşmek üzere. Kral Karun'un tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. İlmine güvenip Allah'a ve peygamberine meydan okuyup helak olan kral. İnanılmaz zenginliğiyle hazinesinin anahtarını yüzlerce deveye taşıttıran cehennemlik kral. Hazreti Musa aleyhisselamın öğrettiği simya ilmiyle her madeni altına çeviren karanlık kumandan. Tonlarca altınlarıyla beraber yerin dibine gömülen lanetli hükümdar. Hazreti Musa aleyhisselamın dininden dönen ve şeytanla anlaşma yapan adam. Cehennem Meliki Karun. Karun, Hazreti Musa aleyhisselamın kavminden idi. Kaynaklara göre Karun'un Hazreti Musa aleyhisselamın amcası ya da amcasının oğlu olduğu yönünde farklı rivayetler vardır. Musa aleyhisselama iman etmeden evvel Beni İsrail'in
Firavun'un yanındaki temsilcisi Karun idi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete verdi. Bir yandan kavmi için çalışıp, bir yandan da Allah'a ibadetten de geri kalmıyordu. Tevrat'ı Hazreti Musa aleyhisselamdan sonra en güzel o okurdu. Görgüsü ve bilgisiyle İsrailoğullarında ayrı bir yere sahipti. Aradan zaman geçtikten sonra Hazreti Musa aleyhisselamın duası bereketiyle kendisine simya, yani kıymetli maddelerden altın yapma ilmi ona verilecekti. Şeytanın Karun'a oyunu. Bir gün melun şeytan insan kılığında yanına geldi ve onunla arkadaş oldu. Sonra fırsatını bulduğu başka bir gün dostane bir tavırla, "Ey Karun, başkalarından gelenlerle geçineceğimize gidip haftada bir gün çalışalım, 6 günde ibadet edelim," dedi. Bu fikir Karun'a uygun geldi. Şehre indiler ve bir gün çalıştılar. Bu bir günlük çalışmaları mukabilindeki ücretle de 6 gün geçinip ibadet ettiler. İlk tavizini koparmış olan şeytan bu sefer, "Ey Karun, bak, kimseye muhtaç olmadık. Gel, bundan sonra haftanın yarısında para kazanalım, yarısında ibadet edelim. Hem kazandığımız paranın fazlasını Allah yolunda fakirlere infak etme imkanımız da olur," dedi. Artık taviz yoluna girmiş bulunan Karun'a bu teklif daha da cazip göründü ve bunu da kabul etti. Şeytan hilesini gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Çalışma müddetini iyice arttırdı. "Daha fazla çalışıp daha çok para kazanalım. Bu parayla hem ibadet eder hem de daha fazla fakiri sevindiririz," dedi. Karun çalışkan ve görgülüydü. Fakat şeytanın bu sinsi oyunları ile artık Karun'un kalbine dünya meyli ve dünya muhabbeti hepten girmişti. Kalbi dünyevi ihtiraslarla iyice dolan Karun, bütün güzel ve nezih hasletlerini de bir bir kaybediyordu. Gurur ve kibri de iyice artmıştı. Tüm bunlar yetmeyip, bir yandan da Hazreti Musa aleyhisselama kıskançlık besliyordu Karun. Bu haseti bilen şeytan bu fırsatı kaçırmadı. Karun'un gözü Hazreti Musa aleyhisselamın üzerindeydi. Kavmi olan İsrailoğullarının Hazreti Musa aleyhisselama duyduğu saygı ve sevgi Karun'a göre kendisine duyulmalıydı. Karun'un hasedi günden güne içini kapladı ve bambaşka birisi oldu. Hazreti Musa aleyhisselamı halkın gözünden düşürecek planlar peşindeydi. Hazreti Musa aleyhisselam bütün iyi niyetiyle onun hasedinden habersiz ona duasının bereketiyle simya ilmini, yani kıymetli madenlerden altın yapma ilmini öğretiyordu. Karun bu şekilde gitgide zenginleşmeye başladı. Çalışkanlığıyla daha çok kazanıp kazandığını biriktirdi. Kavminin Hazreti Musa aleyhisselamı sevdiği kadar kendisini sevmeyeceğini çok iyi bilen Karun, hakimiyeti sadece malının gücüyle sağlayabileceğini sanıyordu. Kısa bir zamanda inanılmayacak bir zenginliğe ulaştı. Öyle bir zengin olmuştu ki hazinelerinin anahtarlarını bile katırlar taşıyordu. Zengin olunca fakirliğindeki güzel özelliklerini kaybetti. Nail olduğu zenginlik sebebiyle gurur ve kibri her geçen gün artıyordu. İbadeti ve mülkü... Batır Prus, takip için teşekkürler ağam, hoş geldin. Kur'ani ifadeyle azgınlardan oldu. Neticede onun hakkında verilen ilahi hüküm şu oldu. Karun, Musa'nın kavminden idi. Fakat onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: "Şımarma, bil ki Allah şımaranları sevmez." Hazreti Harun aleyhisselam ve hibirlik vazifesi. Karun'un isyanı.
Kalbi dünya meyli ile dolan Karun, artık Musa aleyhisselamın nasihatlerinden sıkıldı. Tavsiyelerine tahammül edemez oldu. Harun aleyhisselama ve onun soyundan gelen Levililere hibirlik, yani kurban kesme vazifesi verilince de kalbine yerleşmiş bulunan kötü hasletler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı ve Musa aleyhisselama gelerek, "Ey Musa, kardeşin Harun'a hibirlik, kurban kesme vazifesi verdin. Benim ise böyle bir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızlığa nasıl dayanırım?" dedi. Musa aleyhisselam ise cevaben, "Harun'a bu vazife ve makamı ben değil, Cenab-ı Hak verdi," buyurdu. Fakat Karun diretti, "Bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem," dedi. Musa aleyhisselam Beni İsrail'in reislerini topladı ve "Bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse hibirliğe o layıktır," dedi. Bastonlar getirildi, ibadet ettikleri mabede bırakıldı. İçlerinden yalnız Harun aleyhisselamın asası yeşillenip yapraklandı. Bu açık mucize neticesinde Musa aleyhisselam Karun'a döndü. "Ey Karun, bunu ben mi yaptım?" dedi. Karun şaşkındı. İşin hakikatini anladığı halde nefsine tabi oldu. "Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir," dedi. Sonra kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Hazreti Musa aleyhisselama isyanı bitmiyordu. Yine başka bir zaman Allah Celle Celaluhu Beni İsrail kavminin elbiselerine mavi şerit takmasını emretmişti. Karun buna da isyan edip, "Bu ancak efendileri kölelerinden ayırmak içindir," dedi ve takmadı. Artık Karun'un Musa aleyhisselama hıncı iyice artmıştı. Nefsindeki haset ateşi içini yakıp eritmekteydi. Etrafındakileri kendisine çekmek için ziyafetler vermeye ve kendisinin üstünlüğünü belirtici sohbetler yapmaya başladı. Malının zekatını vermeye karşı çıktı. Ancak Karun hem bu sözlere hem de Musa aleyhisselamın nasihatlerine kulaklarını tıkamıştı. Öyle ki Musa aleyhisselam ona malının zekatını vermesini söylediğinde, zenginliğini bir bakıma ona borçlu olmasına rağmen, "Malıma göz mü diktin? Bu parayı ben kazandım," dedi. Hadise Kur'an-ı Kerim'de tam olarak şöyle anlatılır. Karun'a hitaben şöyle denildi: "Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde fesat çıkarmayı arzulama. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları sevmez." Karun ise, "O servet bana ancak bende bulunan özel bir bilgi sayesinde verildi," dedi. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü ve daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Mücrimlerden günahları sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala sormaya muhtaç değil, her şeyi bilmektedir. Derken Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin bir benzeri de bizim olsaydı. Hakikaten o çok büyük bir servet sahibi," dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, "Yazıklar olsun size. İman edip ameli salih işleyenler için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir," dediler. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek herhangi bir topluluk olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, "Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi.
Allah Allah, şu hale bir bakın. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. İşte bu durum dünyaya meyledip ahireti unutan mal ve mülk sevdalılarının hazin akıbetini gösteren ne müthiş bir sahnedir. Zira ilahi zenginlik ve nimetlerden ebediyen mahrum olan Karun, şimdi bir ahiret dilencisidir. Çünkü ahiret yurdu, ömür boyu ihlas ve samimiyetle kulluk üzere yaşayan takva sahiplerine aittir. Ayeti kerimede buyrulur. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Hazreti Musa aleyhisselama Karun'un attığı büyük iftira. Hazreti Musa aleyhisselam İsrailoğullarına zekatı bir vecibe olarak yükleyince Karun bunu hazmedemedi ve onları bir araya toplayarak "Ey İsrailoğulları! Musa şimdiye kadar size ne emrettiyse ona itaat ettiniz. Şimdi de mallarınıza el koymak istiyor," dedi. Onlar, "Sen bizim büyüğümüzsün. Bize neyi emredersen onu yaparız," dediler. Bunun üzerine Karun, "Bana falanca kadını çağırın. Kendisine istediği miktarda bir mal verin ve Musa ile birlikte olduğunu söylemesini sağlayın," dedi. Ve bu emri derhal yerine getirildi. Hazreti Musa aleyhisselamdan kurtulma planları yapan Karun'un aklına böylesi sinsi ve lanetli bir fikir gelmişti. Bu planın uygulanması için aleykümselam Şivaganja, hoş geldin. Hazreti Musa aleyhisselama gitti ve "Gel de şurada öğütlerini dinlemek üzere toplanmış bulunan İsrailoğullarına biraz nasihatte bulun," diye ricada bulundu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam kalkıp oraya gitti. Ve "Ey İsrailoğulları, bilesiniz ki kim hırsızlık yaparsa onun elini keseriz. Kim birine zina iftirasında bulunursa onu kırbaçlarız. Kim de zina ederse, eğer evli değilse ona 100 kırbaç vururuz. Evli ise ölünceye kadar kırbaçlarız, rejim ederiz," dedi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Karun, "O kişi sen de olsan," diye sorunca Musa aleyhisselam, "Evet, ben de olsam," diye cevap verdi. Bunun üzerine Karun, "İsrailoğulları senin falanca kadınla birlikte olduğunu söylüyorlar," dedi. Hazreti Musa aleyhisselam, "Çağırın o kadını. Eğer öyle bir şey derse o zaman dediği doğrudur," dedi. Kadını çağırdılar. Geldi. Hazreti Musa aleyhisselam, "Bunların iddia ettikleri gibi gerçekten ben seninle birlikte oldum mu?" diye sordu. Her ne olduysa Hazreti Musa aleyhisselamı karşısında gören kadının fikri değişti. Kadın, "Hayır, yalan söylüyorlar. Sana bu iftirayı atmam için bana para verdiler," deyince bunu duyan Karun ve halk büyük şaşkınlık içinde kaldı. Halk, "Musa'nın Rabbine iman ettik," diye bağırmaya başladı. Bu durum adeta Karun için sonun başlangıcı oldu. Hazreti Musa aleyhisselam hemen oracıkta secdeye kapandı. Cenab-ı Hak ona vahyederek, "Bugün yeri senin emrine verdim. İstediğini ona emredebilirsin," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam yere ardı ardına "Bunları yutuver," emrini verdi. Her komutta yer onları biraz daha yutuyordu. Önce dizlerine kadar, ardından bellerine kadar, sonra boyunlarına kadar yutmaya başladı. Bu arada onlar Hazreti Musa aleyhisselama yalvarıp yakarıyorlardı. Ancak celalli olmakla meşhur olan Musa peygamber onları tamamen yutması için yere emrini sürdürdü. Nitekim Hazreti Musa aleyhisselama atılan bu çamur sadece onun şahsına değil, elçisi olduğu vahyi de lekedar edecekti. Bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam böyle büyük bir hıyanet ve cinayeti affedemezdi. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar böylelikle hazineleriyle birlikte yerin dibine geçti. Cenab-ı Hak
şöyle buyurur: "Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi." Karun'u dünyaya meyli ve başkasına haset etmesi helak etti. Nitekim ayet-i kerimede haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiği bir dua halinde şöyle bildirilmektedir: "De ki, ben yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ağran sabahın Rabbine sığınırım. Zira haset edenlerin akıbeti hüsrandan başka bir şey değildir. Nitekim halk, Karun ve avanesinin helakini görünce ona ettikleri gıptaya pişman oldular. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar iflah olmazmış," demeye başladılar. İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve fesadı arzulamayan kimselere veririz. En güzel akibet takva sahiplerinindir. Karun kıssasında ümmete ibret olarak kibirlinin, haset ehlinin ve ahireti unutup dünyaya dalanların feci akıbeti sergilenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu durumla ilgili "Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak," ayeti buyurulmuştur. Hadis-i şerifte Karun: Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün namazdan söz etmiş ve şöyle demiştir: "Aleykümselam, İsmarcan, hoş geldin. Kim namazına devam ederse, bu namaz kıyamet gününde onun için karanlığa karşı nur, doğruluğuna delil ve azaptan kurtuluş olur. Kim namazına devam etmezse, onun nuru, delili ve kurtuluşu olmaz. O kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Übey bin Halef ile beraber olur." Heysemi bu hadiste geçen ravilerin güvenilir olduğunu belirterek hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. Bu ve benzeri hadisler müminleri namazı terk etmekten sakındırmayı amaçlamıştır. Namaz kılmayanın bu dört kişiden biriyle bulunmasının sebebi ise şöyle açıklanmıştır: kişi malı ile oyalanırken namazını kılmamışsa servet sahibi Karun'a benzemiştir. Eğer saltanatı onu alıkoymuşsa Firavun'a benzemiştir. Eğer vezirliği veya idareciliği namaz kılmasına engel olmuşsa vezir Haman'a benzemiştir. Eğer namaza ticareti mani olduysa Mekkeli tacir Übey bin Halef'e benzemiştir. Ne var ki bu benzetme imansızlık noktasından değil, sıfat ve özellik açısından değerlendirilmelidir. Yoksa kafir olur, ebedi cehennemde kalır anlamında değildir. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım. Ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım, çünkü agnostisizm çok yanlış bilinen veya bilinmeyen bir kavram. Ama tabii bir video çektiğim için çok teferruatlı, çok kapsamlı bir anlatım yapma şansım yok. Hem daha önce Agnostisizm ve İlahi Tragedya başlıklı kitabımda bu konuyu yaklaşık 70 sayfa kadar uzun uzun anlatmıştım. Haliyle merak edenler, ben bir videoyla yetinmeyeceğim, daha çok öğrenmek istiyorum diyenler
kitabı alabilirler. Şimdi ben videoya başlayayım. Agnostik kelimesi gnosis'ten, yani bilmekten geliyor ve bunun tam karşıtı olduğunu iddia ediyor. Mesela gnosis neydi? Hakikatti. Dünya hakkında, Tanrı hakkında kesin bir bilgiye sahip olabilme iddiasıydı ve temelde hemen her mitoloji ve dini inanç bu konuda bir hakikate sahip olduğunu iddia ediyordu. Agnostik ise bilememek veya bilinmezlik kelimesinden hareketle Tanrı, ahiret ve hakikat hakkında net bir bilgiye sahip olamayacağız demekte. Bu kelime ilk defa 1869'da İngiliz Metafizik Derneği'nde Thomas Huxley tarafından telaffuz edilmişti ama tabii daha sonra Huxley bu konu hakkında da bir takım açıklamalar yapmıştı. Örneğin şöyle demişti: 20 yıl kadar önce ya da o civarda hem ortodoks hem de heterodoks metafizikçilerin ve ilahiyatçıların son derece dogmatikleştirdiği çeşitli konularda benim gibi umutsuzca cahil olduklarını itiraf eden insanları belirtmek için agnostik kelimesini icat ettim. Burada kilit nokta şu: bilmediğini itiraf etmek. Yani ben Tanrı var mı veya yok mu, ahiret var mı veya yok mu, ya da kutsal kitaplar %100 yanlış mı veya %100 doğru mu, bu konu hakkında net bir şey söyleyemem çünkü bilmiyorum. Tanrı, melekler, metafizik, bunlar insan zekasını, insan mantığını ve bilimini aşan şeyler. Bu yüzden de %100 var veya %100 yok demek mümkün değildir ve bunu söyleyenler de kendilerine karşı dürüst davranmıyorlardır. İddia bu. Ve genelde gnostisizm dendiğinde hep antik çağdaki gizem kültleri, işte Orfeusçuluk ya da Pisagorculuk, Hermesçilik, bunlar akla geliyor. Paganizmdeki bir takım tarikatlar akla geliyor. Örneğin Masonluk ya da Siyonizm, Kabala. Bununla beraber Druidlik ya da büyücülük, simyagerlik. Bu şekilde bize mistik görünen ve içinde bir takım sırları barındırdığını iddia eden, herkese ifşa edilmeyen öğretiler akla geliyor. Lakin bütün bunlar bir gnosis'e sahip olduklarını iddia ettiklerinden temelde gnostikler. Yani mitoloji ile din arasında bir ayrım yapılmaz. Ama genele bakıldığında dünyamızda geçmiş inançlar için mitoloji kavramı kullanılırken şu anda halen daha faal olan dinler hakkında din kavramı kullanılmakta. İşte agnostiğe göre bu yanlış bir şey. Çünkü bugün bizim mitoloji dediğimiz şey geçmişte dindi ve adamlar 1000 yıl boyunca buna inanmışlardı. Ve bugün din dediğimiz şeyler de muhtemelen 5000 yıl sonra mitolojiye dönüşmüş olacaklar. Ve bir agnostik bütün bunların karşısındadır. Lakin bütün dinler yalandır veya bütün dinler uydurmadır, ben hiçbirine inanmıyorum gibi katı bir iddiada bulunmamakta, yalnızca bunların hatalı olduğunu söylemekte. Ve bir agnostiğin net bir tanrı anlayışına sahip olmadığı için hiçbir tanrı hakkında konuşamayacağını zannedenler hata yapıyorlar. Çünkü bir agnostiğin görevi zaten tanrı hakkında ortaya atılmış olan tüm argümanları, tüm kitapları, tüm kutsallıkları incelemek ve aralarındaki hatalardan ve çelişkilerden bahsetmektir. Bu yüzden de antropomorfik bir tanrı anlayışını da eleştirmek mümkündür. Ezeli, ebedi, maddesel olmayan bir tanrı anlayışını da. Zira inanmak veya tamamen reddetmek zorunda değiliz. Sadece öğrenmek, anlamaya çalışmak ve kafamıza yatmıyorsa niye yatmadığını söylemekle mükellefiz. Bu da demek oluyor ki bir teistin veya ateistin yapmayacağı kadar dinleri öğrenmeye ve anlamaya muktediriz. Zira net bir ön kabulle yaklaşmıyoruz. Ama insanlar net bir tavır bekliyor tabii ki. Yani Allah var mı? Ya var de ya yok de. Bilmiyorum demek hiçbir zaman cezbedici gelmiyor. Çünkü zaten herkesin bilmediği tonla şey var. Bu sebeple insanlar agnostisizmi kaçak güreşmek veya işte ölene kadar agnostik takıl da tam ölüyorken şehadet getir, işini garantiye al, öldüğünde Tanrı'ya ya ben zaten yoksun demedim ki falan diyerek kendini affettirmeye çalış gibi bir öğretiye benzetiyorlar. Bu tamamen cehaletten kaynaklanıyor. Ama sıkıntı yok, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Şöyle açıklayayım, felsefenin temelinde yatan şey zaten bu düşünce biçimi arkadaşlar. Bu skeptik olma tarzı, yani sorgulama. Bir şeye hemen inanmama veya hemen reddetmeme. Önce bir öğrenmeye kalkma ve öğrendikten sonra ne kadar öğrenebiliyorsan onun ne kadar kıymetli olup olmadığına kanaat getirme ve buna göre yaşamaya devam etme. Ve bu bakımdan bütün filozoflar zaten felsefeye agnostik olarak başlıyorlar ama zamanla ya teist ya da ateist oluyorlar. Dolayısıyla agnostisizm dendiğinde şöyle 150-200 yıldır var olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Zaten antik çağdan beri, Protagoras'tan beri agnostik filozoflar veya agnostisizm görüşü yaygındı. Buna bir tanım koyma
açık bir şekilde agnostisizm diye bir görüş vardır deme olayı sadece gecikmiş oldu. Ama bu da büyük bir problem değil zaten. Zira bu kafayla ateizm kavramı da çok yeni ortaya çıktı. Antik çağda ateist dendiğinde anlaşılan şeyle bugün ateizm dendiğinde anladığımız şey arasında epey bir fark var. Örnek olması açısından ben Protagoras'tan bir alıntı okuyacağım. Siz değerlendirin bakalım. Agnostik miymiş, değil miymiş? Tanrılarla ilgili ne var olduklarını söyleyebilirim, ne de var olmadıklarını. Çünkü bunu bilmeyi engelleyen çok şey var. Belirsizlik ve insan yaşamının kısa oluşu. Tabii yine de agnostisizmi direkt agnostik olduğunu itiraf eden adamlardan dinlemek daha mantıklı. Bu yüzden de Anthony Kenny'den şöyle bir alıntı okuyacağım. Papalık üniversitelerinde doktora için adaylar 1950'lerde Tanrı'nın varlığını ispatlamanın mümkün olduğu ifadesini içeren anti-modernist bir yemin belgesi üzerine yemin etme zorunluluğuyla karşı karşıyaydılar. Bir doktora tezi sunmama ve sınavlarımı geçmeme rağmen mezun olmak istemiyordum. Çünkü bu yemini etmek istemiyordum. Eğer Tanrı'nın varlığı biliniyorsa delil gösterme yöntemiyle bilinip bilinemeyeceğinden çok şüpheliydim. O zamandan beri birçok filozof tarafından sunulan Tanrı'nın varlığına dair delilleri inceliyorum ve henüz ikna edici bir tanesiyle karşılaşmadım. Ben Tanrı'nın varlığı lehinde ikna edici herhangi bir delil bilmiyorum. Hepsinde de boşluklar bulabileceğimi düşünüyorum. Eşit ölçüde Tanrı'nın varlığı aleyhine ikna edici herhangi bir delil de bilmiyorum. Tanrı'nın varlığı aleyhine ileri sürülen bildiğim deliller içinde de eşit ölçüde boşluklar bulabilirim. Bu sebeple Tanrı'nın varlığı ile ilgili benim kişisel duruşum agnostiktir. Yine David Hume'da 1776 yılında Doğal Din Üzerine Diyaloglar kitabında agnostisizme çok uygun bir açıklama yapmıştı. Gerçi kitabında agnostisizm kavramını kullanmamıştı, zira henüz icat edilmiş değildi ama metne baktığınızda zaten olayı anlıyorsunuz. Şöyle yazıyor: bunca cehalet ve karanlık içinde insan anlayışına kalan tek şey kuşkucu veya en azından temkinli davranmak ve olabilir görünmeyen hiçbir hipoteze az veya çok teslim olmamaktır. Devamında da kitabındaki karakterlerden birisi olan Philo'ya şunları söyletiyordu: hiçbir zaman bu tanrısal varlığın yüklemlerini anladığımızı, yetkinliklerinin insanınkilerle herhangi bir biçimde benzeştiğini aklımızdan geçirmemeliyiz. Bilgeliği, düşünceyi, tasarımı, bilgiyi ona yüklememiz gayet yerindedir. Çünkü bu sözcükler insanlar arasında çok değerli şeyleri ifade ederler. Ancak idealarımızın Tanrı'nın yetkinliklerine herhangi bir biçimde karşılık geleceği düşüncesine kapılmamak için çok dikkatli olmalıyız. Yani Tanrı'daki hiçbir özellik bizdeki hiçbir özelliğe benzeyemez ve bizim aklımıza gelebilen hiçbir Tanrı kavramı da gerçek Tanrı ile uyuşamaz. Zira bizim beynimiz, zihnimiz, zekamız, gördüğümüz bu sözde yaratılmış olan evren Tanrı ile hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Immanuel Kant da yine insanın her şeyi bilemeyeceğini söylüyordu ve bu bilinemez olan şeyleri de antinomi diye adlandırıyordu. Yani antinomiler karşısında Kant da bir agnostikti. Zira Tanrı da bir antinomiydi, bilinemeyecek bir şeydi. Ama tabii Kant Tanrı hakkında bayağı bir konuştu. Ve şöyle bir ayrıntı var. Ben agnostisizmden bahsediyorken veya agnostisizme uyan pasajlara yer veriyorken bütün alıntı yaptığım karakterler agnostik olmak zorunda değiller. Mesela Augustinus bir teistti. Adam basbayağı Hristiyanlığa geçmiş bir pagandı. Ama yazdığı kitaplarda bazen tam bir agnostik gibi konuşuyordu. Örnek vermek gerekiyorsa şöyle: nasıl olduğunu bilmediğimizi bildiğimiz Tanrı hakkında yapmamız gereken şey susmak suretiyle saygımızı göstermektir. Yani Tanrı hakkında konuşmak, onu açıklamaya kalkmak, tarif etmeye uğraşmak daha da tahrif etmek olacaktır ve Tanrı'yı belirgin kılan tüm özellikler onu tanrısallıktan uzaklaştıracaktır. Bu yüzden de Tanrı'nın bizden ve evrenden ve her şeyden üstün olduğunu bildiğimize göre Tanrı hakkında bildiğimiz en temel şey onun hakkında hiçbir şey bilemeyeceğimizdir. Hiçbir şey bilemiyorsak da onun sözcülüğünü yapmaya kalkmak beyhudedir. Ve Tanrı var mı ya da yok mu gibi bir konuyu tartışmaya başlamadan evvel zaten Tanrı'nın ne olduğunun belli olması gerekiyor. Yani tanımlanmış, tüm özellikleri bilinen veya en azından konuşabileceğimiz kadar belirli olan bir varlık olacak ve onun üstüne yorum yapmaya, ona bir şeyleri yakıştırmaya veya bazı şeyleri ondan uzaklaştırmaya çalışacağız. Ama öyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Tanrı dendiğinde herkes başka bir şey anlıyor. Çünkü Tanrı temelde ne olduğu belli olmayan bir şey. Tanrı kavramı, bu kelime bizim bilmediğimiz bir şeyi konuşulabilir hale getirmek amacıyla ürettiğimiz bir kelime. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığından veya yokluğundan bahsetmeden evvel
ne olduğundan bahsetmek lazım. Ama Tanrı'nın ne olduğunu konuşmaya geldiğimizde de Tanrı bir mi çok mu? İçinde kötülük var mı yok mu? Yoksa o tamamen merhametten, iyilikten mi, nurdan mı ibaret? Ve Tanrı kaderin üstünde mi, altında mı? Tanrı düşünür mü, düşünmez mi? Kızar mı, kızmaz mı? Ödül ve ceza verir mi, vermez mi? Kurban bekler mi, beklemez mi? O kadar çok tartışacak şey var ki ve bunlara dair o kadar çok din var ki biz bunları eleyene kadar ölürüz zaten, vaktimiz yetmez. Bu yüzden de insanlar ne yapıyorlar? Daha en başından bir tanrıyı veya dini kabul ediyorlar, atadan babadan öyle gördükleri için, ve diğer inançları reddediyorlar. Çoktan hakikate ulaştıklarına inanıyorlar ama temelde o hakikat ulaşılan bir hakikat değil. Daha doğuştan içinde büyüdüğümüz aile veya devlet tarafından bize dayatılan bir şey. Ve biz her tanrı dediğimizde temelde kendi kafamızdaki kurguyu ortaya dökmüş oluyoruz. Zira gizemi ifade etmek adı üzerinde gizemli olduğu için mümkün değil. Biz ancak ifade ettiğimiz şeyi doğru açıklayabildiğimize veya doğru anladığımıza kani olmak ve başkalarının da buna inanmasından kuvvet alarak doğru yolda olduğumuza inanmakla, yani hidayete erdiğimizi düşünmekle veya zaten Tanrı yok, hidayete erecek bir şey de yok demekle yetinebiliyoruz. Halbuki Tanrı eğer her an her yerde olan, zamandan mekandan münezzeh olan, ezeli ve ebedi bir varlıksa, zekaya bağımlı olan bir dille onu ifade etmeye kalkmak zaten en başından hatalı. Ve o ya da şey demek bile yanlış. Çünkü Tanrı hiçbir kelimeyle, hiçbir isimle, istiyorsan 99 tane isim var, hiçbir sözcükle sınırlandırılamaz ve kapsam altına alınamaz. Haliyle hiçbir şekilde anlaşılamaz. Ve Musa bin Meymun ya da diğer adıyla Meymonides bu konu hakkında şöyle bir şey söylüyor. Tanrı'yı yüceltmek ve onurlandırmak amacıyla ne söylersek söyleyelim, bu sözlerde Tanrı açısından aşağılayıcı bir şeylerle karşılaşırız. Peki bu durumda Tanrı'ya bilinemez demek de onu bilinebilir bir şey yapmak demek değil mi? Ya madem hakkında hiçbir şey bilemeyeceğiz, bilinemeyeceğini nereden bileceğiz? Bu obscurum per obscurius, yani bilinmezliği bilinmezlikle açıklamaya kalkmak, diğer bir ifadeyle hiçbir şey açıklamamak değil midir? Hayır, değil. Çünkü agnostisizm bir açıklama getirmekle uğraşmıyor zaten. Ya Tanrı hakkında bir bilgi ortaya koyduğunu söylemiyor. Tanrı hakkında bir bilgiye sahip olduğunu söyleyenleri inceliyor ve hayır, bu bilgi şu yüzden doğru olamaz diyor. Hatta eğer bilinmezliği bilinmezlikle açıklamaya kalkmaktan bahsedeceksek, bunu en sık yapanlar teistler. Evrimsel mekanizmayı doğa kendi kendine mi icat etti, yoksa ardında bir mimar mı vardı? Hop, Tanrı vardı. Öldükten sonra ne olacak? Hop, ahirete gideceğiz. Doğmadan önce var mıydık? Hop, tabii ki de vardık ya. Kalübela'da veya Levh-i Mahfuz'da bizim ruhlarımız zaten yaratılmıştı. Yani bilmediğimiz her konuda biliyormuş gibi bir kurgu ortaya koymuşuz ve daha sonra bunun doğru olup olmadığını sorgulayanları da idam etmek veya onları yoldan çıkmakla itham etmek, diğer bir ifadeyle dışlamakla meşgul olmuşuz. Hatta bu uğurda başka bir bilgiye sahip olduğunu iddia eden diğer dindarlarla da savaşmaya başlamışız. Dolayısıyla ister ateizm tarafından ister teizm tarafından bakalım, bir agnostiğin yaptığı şey temelde ben bu konu hakkında bir şey bilmiyorum, bu yüzden de şuna veya buna inanmayacağım demektir. Ama tabii herkes o kadar hoşgörülü davranamayacağından bu prensibe bağlı kalmaya çalışan bilim adamları, filozoflar, hatta bazen din adamları dahi binbir türlü problemle karşılaşmışlardır. Örneğin İslam camiasında da La Edriye, yani bilmeyenler, bilmezlik taslayanlar adında ufak bir grup vardı. Bunlar da Tanrı, ahlak, ahiret, meleklerin cinsiyeti veya şeytanın mahiyeti hakkında net bir şey bilinemeyeceğini söylüyorlardı. Ve İbn-i Teymiye gibi adamlar bu kişilerden mütecahile, yani cahiller, şaşkınlar, kafası karışık olanlar diye bahsediyorlardı. Hatta bugün bile bir agnostik olduğunuzu söylediğinizde insanlar sizi arada derede kalmış, neye inanacağını bilmeyen, her an inancı değişebilecek şaşkın tipler olarak görüyorlar. Halbuki bu epey yanlış bir şey. Ve bununla beraber şöyle bir ayrıntı da var. Bir agnostik olduğunuzda, yani Tanrı var mı veya yok mu, ya da varsa bile karakteri şu mu bu mu gibi bir konuda bilgi sahibi olamayacağınızı iddia ettiğinizde, ben var mıyım, kalem var mı, masa var mı, kamera gerçek mi gibi her konuda şüphe duymanız ve hiçbir şey bilemeyeceğinizi, hiçbir şeyden emin olamayacağınızı iddia etmeniz gerekmiyor. O aşırı kuşkuculuğa giden bir şey ve aşırı kuşkuculukla agnostik olmak arasında fark var. Berkeley'e, diğer filozoflara gitmeye gerek yok. Zaten bu konular hakkında videolar paylaşmıştım ve daha sonra da agnostisizmi doğru anlamak diye bir video paylaşacağım.
Ama burada anlamanız gereken şey bizim agnostisizmden kastımızın Tanrı hakkında agnostik olmaktan ibaret olduğu. Ve genelde agnostisizme getirilen en meşhur eleştirilerden biri üçüncü halin imkansızlığı prensibidir. Yani bir şey ya vardır ya yoktur. Ortası olamaz. Bir şey hem var hem yok ya da ne var ne yok olamaz. Zira birbiriyle çelişen iki önermeden bir tanesi yanlış olmak zorundadır. Örneğin karşımda bilgisayar vardır ve karşımda bilgisayar yoktur diyorsam ikisinden birinin yanlış olduğu belli. Çünkü ya vardır ya yoktur. Fakat Schrödinger'ın kedisi gibi bir takım formüller de var. Yani bir şeyin pozisyonu hakkında net bir bilgiye sahip olmakla onun momentumu hakkında net bir bilgiye sahip olmamak aynı anda mümkün ama bu konuya girmeyeceğim. Çünkü Tanrı'dan bahsediyoruz. Yani bir maddeden, bir kediden veya bizden bahsetmiyoruz ki. Biz maddesel bir dünyada yaşayan ve maddesel beynimizle madde üzerine konuşan varlıklarız. Haliyle var, yok veya hem var hem yok gibi kavramlar zaten var olan maddi şeyler hakkındaki yargılardır. Halbuki Tanrı maddi olmadığından Tanrı hakkındaki var ve yok gibi yargılarımız da Tanrı'yı kapsamak zorunda değillerdir. Zira Tanrı varlığın da yokluğun da ötesinde olan bir şey, zamanın da mekanın da üstünde olan bir şey ve haliyle mantığın da üstünde olan bir şey. Bu yüzden de bizim mantık kurallarımızı veya fizik kurallarımızı aşabilir. Nasıl ki işine geldiğinde müdahil olup Nuh tufanı yolluyorsa, özü itibariyle de bizim bütün kurallarımızın üstünde olmayı başarabilir. Bu yüzden de ya benim kafama yatmadı, Tanrı hem var hem yok olamaz, ya vardır ya yoktur demek Tanrı'yı bağlamak zorunda değildir. Ve agnostisizme göre insanlık istediği kadar teknoloji devrimleşmiş olsun, isterse başka gezegenlere seyahat yapmaya başlasın, istiyorsa da zamanda yolculuğu keşfetsin, hiçbir zaman Tanrı'nın kesin bir şekilde var olup olmadığını öğrenemeyecektir. Çünkü Tanrı, Tanrılığı bakımından bu kalıplara sığamayacaktır. Ama burada şöyle bir püf nokta var. Ben öğrenemeyeceğim veya ben anlamıyorum demiyoruz. Siz de öğrenemeyeceksiniz. Siz de anlayamayacaksınız. Robert Ingersoll bu konu hakkında şöyle bir şey söylüyor. Agnostik sadece ben bilmiyorum demez. O bir adım daha ileri gider ve büyük bir vurguyla sen de bilmiyorsun der. Benzer bir şekilde Rockwell'da otobiyografisinde ben bir agnostiyim ve bununla şunu kastediyorum. Yaşamın ve sonsuzluğun gizemiyle ilgili ileri sürülen bütün öneri ve açıklamalar karşısında ben bilmiyorum ve senin ve başka herhangi bir insanın da bilebileceğine inanmıyorum diye karşılık veririm. Kısacası Bertrand Russell'ın da dediği gibi dogmatik bir şekilde Tanrı'nın var olmadığını söylemiyorum. Söylediğim şey var olduğunu bilmediğimizdir. Anlaşılacağı üzere agnostisizm Tanrı'yı bilinemez kılarak onu en azından tartışma düzeyinde öldüren bir girişimdir ve agnostisizm benim tanımlayışıma göre bilmemekten ziyade bilmediğini bilmektir. Ama dediğim gibi agnostisizm de kendi içinde bir takım görüşlere ayrılmakta. Yani hem agnostik olup hem de Tanrı'nın var olması ihtimaline biraz daha yakın hissetmek, hem de agnostik olup ateizme daha yakın davranmak mümkün. Mesela Tanrı ve ruhun var olup olmadığı bilinemez derken Tanrı ve ruhun varlığı hakkında ya var olduğuna ya da yok olduğuna dair zaten bir yargın vardır. Bu yüzden de agnostisizm dendiğinde agnostik teist ve agnostik ateist şeklinde ayrımlar da yapabiliyoruz ama bu ayrımlara gelmeden önce John B. Burry'den bir alıntı yapmak istiyorum. Zira çok güzel bir kategorizasyon yapmış. Şöyle, agnostiklerin kanaatince insan aklının bir algılama sınırı vardı. Teoloji bu sınırın dışında kalıyor. Mob Official, takip için teşekkürler agam, hoş geldin. Bilimin ilgilenmekte olduğu alemse o sınırın içindeydi. Bilimin bütün ilgisi fenomenlerdeydi. Fenomenlerin öte tarafında bulunabilecek nihai gerçeklikle onun hiçbir ilgisi yoktu. Fenomen derken görünenden, yani dış dünyadan bahsediyor. Bu nihai gerçeklik karşısında alınabilecek 4 tavır vardı. 1. Onun yalnızca varlığına değil, hatta bir hadde kadar bilinebilirliğine kani olan metafizikçilerle teologların tavrı. 2. Onun varlığını inkar edenlerin tavrı, fakat bunların metafizikçi olmaları gerektir. Çünkü onun var olmadığı da ancak metafizik kanıtlarla ispat edilebilir. 3. Onun varlığını tasdik ettikleri halde bilinmesinin imkansız olduğuna inananların tavrı. Ve 4. Nihayet onun ne varlığını ne de yokluğunu bilmeye imkan olmadığını iddia edenlerin tavrı. Deyimin dar anlamıyla agnostik olanlar, bilmediklerini ikrar eden bu sonunculardır. Fakat agnostik deyimi genellikle yalnızca 4. sınıf için değil,
üçüncü sınıfı da kapsamak üzere geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Yani hem bilinmez bir realite bulunduğunu kabul edenlere hem de böyle bir realitenin var veya yok olduğunu bilmediklerini söyleyenlere agnostik denilmektedir. Mesela bir bilinmez varlığa inanan Comte'la Spencer agnostik sayılmışlardır. Agnostikle ateist arasındaki fark şudur. Ateist şahsi bir tanrının varlığını açıkça inkar eder. Agnostik ise böyle bir tanrıya inanmaz. Buradaki inkar ederle inanmaz arasındaki ayrımı iyi yakalamak lazım. Çünkü nasıl ki teizm bir tanrının var olduğuna inanmaksa ateizm de var olmadığına inanmaktır. Var olmadığını bilmek değil veya var olmadığını ispatlamış olmak değil. Tanrının var olduğu iddiasını inkar etmek. Yani tam tersini kabul etmek. Ki bu da temelde ateizmi de epistemolojik bağlamda bir inanç yapar. Ama tabii dini bir inançtan bahsetmiyorum. Tavır bakımından inanç olduğunu söylüyorum. Ve agnostisizme baktığımızdaysa ne varlığını ne de yokluğunu kabul etmeyen ama ne varlığını ne de yokluğunu aynı şekilde reddetmeyen bir tutumla karşılaşıyoruz ki bu durumda hangi tarafın haklı olduğunun bilinemeyeceğini iddia etmekle beraber Tanrı hakkında net bir bilgiye sahip olamayacağımıza inanmak da agnostisizme dahil olmuş olur. Yani temel bakımından agnostisizm de Tanrı'nın bilinemeyeceğine inanmak olur. Ve bir agnostiğin agnostisizmin bir inanç sayılmasından rahatsızlık duyması pek de olağan değildir ama niyeyse bir ateiste ateizm de bir inançtır dediğinde sanki onu bir dine inanmakla itham etmişsin gibi algılayıp hemen taarruza geçebiliyor. Bu biraz felsefeyi bilmemekten kaynaklanıyor. Özetle her izm içinde bir inancı barındırıyor zaten ve her izmin içinde de az da olsa agnostisizm bulunuyor. Örneğin şöyle söyleyeyim. Bir ateistle oturup tartışmaya başladığınızda Tanrı'nın var olmadığını %100 bir şekilde ispatla bakalım dediğinde ya Tanrı'nın var olduğunu söyleyenlerin hatalı olduğunu söylemekle işe başlayacaktır ya da %100 bir şekilde kanıt bulamayız zaten ama diyerek bir savunma yapmaya çalışacaktır ki %100 bir şekilde bulamayız zaten bilemeyiz dediği anda %0.1 bile olsa bir hata payı barındırdığını yani agnostisizme yaklaştığını görmüş oluyorsunuz. Veya bir teistle konuştuğunuzda hadi Allah'ın var olduğunu ispatla bakayım dediğinizde İşte bir takım argümanlar sıralayacaktır ama temelde hiçbiri ispat olmayacaktır. Ve en sonunda ya zaten bir ispat bulma şansım yok çünkü imtihan dünyasındayız diyecektir. Ve imtihan dünyasında olma inancıyla beraber zaten Tanrı'ya dair %100 bir kanıt bulamayacağımızı da kabullendiğinden içten içe bir agnostik olduğunu itiraf etmiş olacaktır. Ama inancında bir nebze agnostisizm barındırmakla net bir agnostik olma arasında fark var. Bu yüzden de elbette bir teiste veya ateiste sen agnostiksin kardeşim diyemeyiz. Tek yapabileceğimiz tam anlamıyla bir kanıta sahip olmadığını göstermek ve en azından yeni ihtimallere karşı açık olmalarını sağlama. Zira burada şöyle bir nokta var arkadaşlar. Bilgi iddiası karşılığında bir kanıt sunmayı da zorunlu kılar. Nereden biliyorsun dendiğinde bir şey gösterebilmen lazım. Bu yüzden de bir teistin de ateistin de bir ispat ortaya koyması lazımdır. Ama agnostiğin bilmediğini itiraf etmesi yeterli olacaktır. Ve ben Tanrı dendiğinde kendini bize gösterebilen, bizim anlayabileceğimiz veya yoksa bile yok olduğunu bilebileceğimiz bir varlığı anlamıyorum. Bence Tanrı o kadar ufak kalıplara sığabilecek bir varlık olamaz. Hatta varlık dahi olamaz. Varlığın da ötesinde olması lazım. Bu yüzden de her Tanrı dediğimde kendi kafamdaki kurguyla beraber temelde bilinemeyecek, anlaşılamayacak, hakkında konuşulamayacak bir şeyden bahsediyorum. Bu yüzden bu konu hakkında konuşuyor olmam bile tezat. Çünkü az önce anlattığım gibi iş Tanrı olduğunda susmak lazım. Ama insanlar susmuyor, konuşuyor, var diyor, yok diyor, kendince bir tebliğ yapıyorlar ve haliyle bir değerlendirme yapmak, yorum yapmak, fikrini ifade etmek gerekiyor. Fakat burada beylik laflar savurmuyorum. Yani ben hiçbir şekilde karşımda gezegenler yok eden, Big Bang'ler yaratan ve bunları geri çeviren bir varlıkla karşılaşsam yok ya sen gerçek değilsin diyerek arkama oturacak değilim. Yani Tanrı olduğunu ispatlayacak bir varlıkla karşılaşsam gerçekten tabii ki en başında insan doğası ona tapmaya veya itaat etmeye, boyun eğmeye odaklanacaktır. Ve en başında evet ya Tanrı varmış demem gayet doğaldır. Fakat muhtemelen bir süre sonra ulan bu acaba Tanrı mı yoksa çok gelişmiş uzaylı bir medeniyet mi, bir varlık mı? Yani gerçek Tanrı'yla
bu tanrısal varlık arasında bir fark var mı? Zira bizden 5 milyar yıl daha gelişmiş olan bir canlı türü de herhalde böyle teknolojilere ve bize tanrı gibi görünmesini sağlayacak araçlara sahip olacaktır. O halde herhalde konuyu anlıyorsunuz. Ama tabii böyle bir varlıkla o kadar net bir şekilde karşılaşsam herhalde skeptik davranmazdım, bilmiyorum. Şu anda elimde bir kanıt olmadığı için sadece şüphe etmeye ve kendimce bir eleştiri yapmaya, incelemeye, tartmaya çalışıyorum ve gördüğüm kadarıyla elimizde Tanrı vardır veya yoktur demeye yetecek kadar done ya da örnek yok. Ve bu arada benim 5 yıl sonra agnostik değil de ateist yahut teist olmam da agnostisizmin yanlış olduğu anlamına gelmez. Ya benim fikrim değişebilir. Ben insanım, kendi görüşüm var, belli bir hayatım var, yarın öbür gün nelerle karşılaşacağım belli değil. Belki bazı şeyler bana mucize gibi gelecek, belki bazı şeyler beni iyice din düşmanı falan yapacak, bilme şansım yok ki. 50 yaşına geldiğimde belki de ateist olacağım veya belki de namaz kılmaya başlayacağım, bilmiyorum. Ha, şu an böyle bir şey olacağına hiç ihtimal vermiyorum ama diyelim ki oldu, bu yine de agnostisizmin yanlış olduğu anlamına gelmeyecek, altını çizeyim. Çünkü ben agnostisizmin peygamberi veya temsilcisi ya da kendisi değilim ki. Ben kendi başına böyle bir görüşü olan bir insanım. Ve benim için yeterli olan deliller başka insanlar için yeterli olmayabilir. Veya benim felsefemi doyuran bir takım argümanlar diğer filozofların felsefe anlayışını pek de etkilemeyebilir. Bu yüzden de yarın öbür gün ben hangi görüşte olursam olayım, agnostisizm kendi görüşünde haklı olmaya ve iddia bakımından da kuvvetli kalmaya devam eder. Ve şunu da bir açıklığa kavuşturmak lazım. Tanrı ya vardır ya da yoktur gibi argümanlardan ziyade ya Tanrı'nın var olduğuna inanırız ya da olmadığına inanırız demek daha doğru. Niye diye soruyorsanız eğer, aha kitapta cevabını şöyle veriyorum. Çünkü bu durumda ne var olduğuna inanmak ne de inanmamak ya da hem var olduğuna İyidir, inanmak toplamaya devam, sen bundan şüphe duymaya devam etmek bir çelişki barındırmamış olur. Zira inandığımız her şeyi bilmemiz gerekmez. Mesela Tanrı'ya inanan ama onun hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmayan milyonlarca insan vardır. Lakin bir şeyi bildiğimizi iddia edeceksek muhakkak ki aynı zamanda ona inanıyor da olmamız lazımdır. Örneğin annemizin öz annemiz olduğunu biliyor olabiliriz. Fakat bu bilgi aynı zamanda annemizin öz annemiz olduğuna inandığımızı da göstermektedir. Bununla beraber yalnızca annemizin öz annemiz olduğuna inanmamız, onun gerçekten de öz annemiz olduğuna ya da bunu ya günlük görevleri yap, zindanları yap, geç. Bu durumda DNA testleri gibi destekleyici kanıtlar devreye girecektir ve Bombonegagen, takip için teşekkürler, hoş geldin. Doğru olup olmadığını bilmek ve bu sonuçlara inanıp inanmamak gibi yeni kademeler takip edecektir. Peki Tanrı bilinemezse bu durumda onun bilinemez olduğunu nereden biliyorum? Bu durumda Tanrı'nın en azından bir özelliğini, yok be, bilinemezlik özelliğini, ördek bence işi bitene kadar. İşi bittikten sonra da olmuş olamaz. Bu durumda Tanrı bir nebze bile olsa bilinebilirlik seviyesine düşmüş olmuyor. O halde bilinemez olan Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğundan şüphe etmem gerekmez mi? Babacım oradan çünkü o... Çünkü bir agnostik Tanrı'nın bilinemez olduğunu babacım, iddia ettiğinde... Babacım ben sana diyorum işte o... Bilinemezliğin Tanrı'ya ait bir sıfat olduğunu ayıpını alacak diye ondan sonra koyacak tekmeyi götünü orada sap gibi kalacak. Çünkü bir agnostik bizlerin Tanrı'yı bilebilecek bir kapasitede olmadığını düşünür. Bu sebeple Tanrı'nın bilinemezlik özelliğine babacım, sahip klasik, bizim kız manipülasyon taktiği fark vardır. İnsanın Tanrı'yı bilmesi çok gördük böyle sadece olayla. Akıl yürütme melekesinin bir çıkarımından ibarettir. Bu bilişin hakikat olduğu fikri bana sazan gibi atlamasın ben bizim daha bizim bu bilemeyeceğimiz türündeki yargıya sahip olmamızın sebebi gerçekten de bilemiyor olmamızdır. Zaten asıl sorunumuz Tanrı bilinebilir mi sorusunun cevabını vermek değil, bilebildiğimiz şey Tanrı olabilir mi sorusunun cevabını vermektir. Ama tabii şu hatırlatmayı bir daha yapayım. Agnostik olduğunu beyan edip benimle aynı fikirde olmayan tonla insan bulmak herhalde mümkündür. Çünkü agnostisizmin... Çünkü aga ben şahsen halde, binlerce izleyicim olsa, yani on binlerce takipçim olsa, bana bir kız yanaşsa ben şüphe ederim. Karışabilir. O yüzden mesela hiç umursamam yani. Direkt tek bir iş akarım. Kuvvetli şeklinde ikiye ayırdığımızda zayıf agnostikte şöyle bir tavırla karşılaşmak mümkün. Ben bir dindardım. Ha derim ördek çıktım. Misin sen git derim havuzda bak baklamaya devam et. Hiç uğraşmam. Ve birisi beni ikna ederse bu kadar basit arkadaşmış dostmuş hikaye. Yani sonuçta sen burada bir mümkün.
Hobi yani yapmıyorsun. Sen burada neticede işini yapıyorsun. Ama bilenler benim inandığım. Aynen öyle. Sen neticede bu yayını açarak iş yapıyorsun. Gerçekten de bu ördekmiş, yok köpekmiş, yok civcivmiş. Bana ne kardeşim? Hadi yürü. Bitti. Arkadaşlık, dostluk. Ama yayını kapattıktan sonra eyvallah. Az önce anlattım. O zaman arkadaşlık, dostluk edersin. Ama yayındayken kardeşim sen benim düşmanımsın. Kimse tarafından bilinemez ve milyon yılda geçse kimse bu konuyu öğrenemeyecek. Bu yüzden de Tanrı vardır diyenler de yoktur diyenler de kendilerini kandırmaya devam ediyor. Her yayıncı bir diğer yayıncının düşmanıdır. Bu kadar basit. O kadar. Şimdi bu görüşe bakıldığında pek de arada derede kalmış, kimle tartışsa ona göre fikir değiştirebilecek bir insan tipiyle karşılaşmıyoruz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Mesela uzayda yaşam var mı? Yani insanlardan başka insan gibi bilinçli yani, bir varlık olmayı başarabilen klasik oltaya sazan gibi de atlıyorsa veya bu onun sorunu. Şu anda bununla alakalı %100 bir kanıta sahip değiliz. Ama var veya yok konusunda bir problem yaşamıyoruz. Birçok insan ya belki de vardır bilmiyorum ama yine de bir ispat bulana kadar ben var veya yok demeyeceğim diyebilir. Ve bunu derse zayıf agnostik olur. Hayır, bizim bilimimiz veya ışık hızını aşma ihtimali, şunlar bunlar o kadar ufak ihtimaller ki uzayda bir yaşam varsa bile o yaşam bizimle bağlantı kuramayacak, buna teknolojisi yetmeyecek, bu yüzden de hiçbir şekilde bilme şansımız olmayacak diyenlerse güçlü agnostik olacaklar. Ama öte yandan %100 var ben biliyorum diyenler teist olarak adlandırılabilecekken %100 yok öyle şey olur mu saçmalamayın diyenler de ateist olabilecekler. Fakat dediğim üzere agnostisizm sadece zayıf ve kuvvetli olarak ele alınmıyor. Bir yandan agnostik teist, agnostik ateist gibi kavramlar da var. Ve bunlar da bir şeye hem inanmak hem de inanmamak yahut bir ihtimal vermek ama yine de güvenmemek gibi tutumları da içinde barındırabiliyorlar. Bu arada bazı ateistler ve teistler, agnostikler sürekli bilmediğini itiraf ettiği için ama Tanrı hakkında konuşmaya veya araştırmaya da devam ettiği için agnostiklerin temelde inanmak veya inanmamak istediğini ve bu yüzden bir bahane aradıklarını iddia ediyorlar. Yani agnostikler halen daha bir inanca sahip olmadıkları için bir şeye sarılmak istiyorlarmış falan. Fakat Leslie Hazlitt'in bu konu hakkında çok güzel ve alaycı bir cevap veriyor. Şöyle diyor. Eğer din değil de suç üstünde çalışıyor olsaydım, bu kadar çok insanın benim içimde bir suçlu olmak için derin bir arzu beslediğim varsayımında bulunacaklarını hiç zannetmiyorum. Kaldı ki Tanrı'ya inanmak istediğimiz için Tanrı hakkında bir araştırma yapıyor olsak dahi, bu ayıp bir şey değil ki. Veya Tanrı yoktur, bence olmaması lazım ve olmadığına dair bir ispat bulayım diye 1000 tane felsefe kitabı okuyorsan bu yine takdire şayan bir şeydir bence. Ha, her halükarda İki tarafın da görüşlerine bakmak ve her kaynağı okumak lazım. Bu doğru. En azından ezbere bir şekilde bir şeye inanmış veya reddetmiş değilsiniz. Bir emek veriyorsunuz yani. Ve dediğim gibi bir agnostiğin Tanrı var mı veya yok mu bilmiyorum ama ya bence var olabilir demesi onu agnostik olmaktan alıkoymaz. Ama aynı şekilde ya bence yok ama yine de emin değilim demesi de agnostisizmden uzaklaştığı anlamına gelmez. Sadece zayıf agnostik olduğu anlamına gelir. Ve gerçekten de henüz net bir kararı olmadığından araştırmaya, okumaya, öğrenmeye devam edecektir. Düşünmeye devam edecektir. Ve belki de 30 sene sonra fikri değişecektir. Ya güçlü bir agnostik olup bu konu hakkında 100 yılda uğraşsam bir sonuca ulaşamayacağım diyecektir. Ya da teist veya ateist olacaktır. Ama her halükarda standart bir teistten veya ateistten daha fazla bu konuya mesai harcayacağı ve inancında da daha tutarlı olacağı bence garanti. Ve kesinlikle görüş değiştirmenin de ayıp olduğunu düşünmüyorum. Yani dün Müslümandım bugün ateist oldum veya dün ateisttim bugün Müslüman oldum aman söylemeyeyim veya insanlar alay eder mi linçler mi? Böyle fikirler hem saçma hem de o tip insanlardan zaten uzak durmak lazım. Nihayetinde bizim şu anda düşünme özgürlüğümüz var ve düşünmedikten, fikir değiştirmedikten sonra bu özgürlüğe sahip olmanın pek de bir anlamı yok. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere. Güzel. Şimdi. Dur bakalım. Sanırım uyanma vakti geldi. Geçtiğimiz birkaç gün içinde ABD Kongresi'nde uzaylılar hakkında dünyayı şoke eden bir açıklama yapıldı.
üst düzey istihbarat yetkilisi ve hava kuvvetleri subayları yemin ederek pek çok UFO düşürdüklerini ve bu araçların içinde bulunan dünya dışı Mete Heroster hoş geldin aga. İtiraf ettiler. Sadece bu değil, çok daha fazlası var. Ama dikkatli olun. Çünkü az sonra anlatacağım mavi ışın adı verilen bir komplo teorisine göre bunlar sadece bir başlangıç olabilir. Anlamı, Deccal, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi gibi dünya insanının beklediği önemli dini kişiler için vakit geldi demek olabilir. Ama nasıl? Belki bu yıl, belki önümüzdeki yıl gökyüzüne baktığınızda semadan aşağıya doğru süzülen melekler görürseniz ya da geceleri kulağınıza fısıldayan garip sesler duymaya başlarsanız ilk önce aklınıza bu video gelsin. Başımıza gelebilecekler konusunda hazırlıklı olabilmemiz için videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Hazırsanız başlayalım. Size bir soru. Düşünün ki tüm dünya bir tehlikeye karşı birleşmek zorunda. Hangi türden bir tehdit bütün devletleri, tüm farklılıkları ve çıkarları bir kenara bıraktırıp tek bir çatı altında birleşmeye zorlar? Depremler, orman yangınları, geldin mi gözük? Evet, hepsi ciddi olaylar. Ancak tüm dünyayı tek bir hedefe yönlendirecek düzeyde değiller. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel tehditler bile dünyadaki bütün insanları tek bir çatı altında toplamak için yeterli bir etkiye sebep olmadı. Peki ya tehlike uzaydan geliyorsa? Hayal edin, yaşamı baştan sona değiştirebilecek bir asteroid ya da dünya dışı varlıkların gezegenimize karşı atağa geçtiklerini düşünün. Aynen öyle dayı, imkanı yok, yürüyemez. Bu durumlar gerçekten dünyanın tüm güçlü... Adribisti 89, takip için teşekkürler, hoş geldin. İyi de Tuncer, neden böyle bir soru soruyorsun? Uzaydan bize yönelik bir tehdit mi var, yoksa birileri dünya üzerindeki tüm insanları birleştirmeyi mi planlıyor? Ne yapıyorsun aganısın, keyfin İşte bu soruların yanıtları, evet, ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Hem uzaydan gelen bir tehdit, hem de insanlığın yeni bir küresel sistem altında birleşme fikri... Yok mu abi, biri takip etmiş, onu konuşuyor. Tek bir dil, tek bir devlet, tek bir para birimi ve hatta tek bir din altında toplanmayı isteyen bu vizyonu belki de yüzlerce yıl önce örmeye başlamış ve bu hayalle yaşayıp vallahi ya, ben ya bilmiyorum da hala Budist'te iç içe yaşayanlar var. Hani... Üstelik bu kişiler senin benim gibi sıradan bireyler değil. Bu hayali taşıyanlar, ülke yöneticileri, arkalarında duran görünmeyen kuvvetler, yani dünya çapında etki ve güce sahip olan insanlar. İşte ben onlar bilmem. Bu yeni sistemin gerçekleşmesi için ama şöyle söyleyeyim. Ve evet, onlar yıllardır yayıncılık yapan birinin fazan ortasına denk gelmesi dünya ilginç. Dünya dışı varlıkların ortaya çıkması, bize karşı bir tehdit haline gelmeleri ve bizim buna inanmamızdan geçiyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Harbi millet çok fazan. Tarih 1987. Birleşmiş Milletler'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan kürsüde. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this. Neyse aga, onlar beni ilgilendirmez dayı. Ben kendi ekmeğime bakarım. Onlar ne altıyor? Amen. Would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Oğlum demek ki RPR hızlı geliyor. Ronald Reagan, dünya çapında alenen bu hayali dile getiren ilk kişi olmuştu. Tabii lan, ne zannettin? Ama kesinlikle son değildi. Birbirinden çarpıcı detaylara ve bunların şu anda... Ben o yüzden R'ye koymuyorum. ...herkesi nasıl yakından ilgilendiriyor olduğu kısma geleceğim. Ama öncesinde gelin, sadece birkaç Allah. Gün önce yine bir başka kongrede yapılan ve dünyayı şoka uğratan şu açıklamalara bir göz atalım. Eski Amerikan istihbarat yetkilisi ve hava kuvvetleri subayı David Kuruş, ABD'nin çok sayıda UFO düşürdüğünü ve bu araçlardaki cesetlerden insan olmayan, dünya dışına ait biyolojik fonlar da bulunduğunu iddia etti. Ve bunun üzerine yemin etti. Bununla da kalmayıp daha pek çok şok edici itirafta da bulundu. Kesinlikle boş olmayan böylesi üst düzey isimlerin bu ölçüde tartışmalı ve dikkat çekici bir konuyu gündeme taşıması gerçekten cesaret gerektiren bir adım. Tam da bu noktada birlikte yola çıkıp bize öncülük eden bir ismin Sörge Monast'ın derinlemesine ve çarpıcı bir teorisine dikkat kesilmeliyiz. Vallahi dayı, ben de işte saat kaçta yaptın, o saatte gelir. Bu teoriyi duyduğunuzda belki de tüm dünyaya bakış açınız tamamen değişecek. Gece yaptıysan gece. Sörge Monast, rahatsız edici tahminleri ve iddialarıyla tanınan bir Kanadalı gazeteciydi. Monast, Project Bluebeam, Mavi Işın Projesi adlı makaleyi bir uyarı amacıyla yazmıştı.
Zaten kongrede yapılan açıklamaların ardından Amerika trendlerinde Project Bluebeam kısa sürede üst sıralara yükseldi. Monas bu makaleyi hepimizin üzerinde durduğu zemini sarsabilecek bir iddia ile ortaya koyuyor. Peki bu iddia ne? Monas'ta göre dünya üzerindeki bazı önemli güçler teknolojiyi kullanıp dünya dışı varlıkların saldırısı gibi onların sözü geçiyor. Dünya halkını korkutmak ve kontrol altına almak için bir proje üzerinde onların sözü geçiyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Bu projenin son aşamasında ise herkesin kabul edeceği bir dil, bir para birimi veya bir yönetim oluşturarak tüm dünyayı birleştirmeyi planlıyorlar. Yani küresel yeni bir o yüzden sistem. Dayı peki, ben toplayıcılığıma bakarım. Millet devrede ne yapmış yapsın. Çok umurumda. Göre proje birkaç aşamadan oluşuyor ve her bir aşamanın kendine has özellikleri var. İlk aşamada teknolojik gösteri olarak adlandırılan etapla başlıyoruz. Projenin bu ilk aşamasında dünya üzerindeki tüm halkların gökyüzünde gerçekleşecek büyük bir teknolojik gösteriye tanıklık etmesi sağlanacak. Bu gösteri 3 boyutlu hologram teknolojisi kullanılarak düzenlenecek. Hedef, dünya dışı bir varlık veya düşmanın dünyayı tehdit ettiği algısını oluşturmak. Bu aşamada tüm dünyayı etkisi altına alacak ölçüde geniş bir teknolojik gösteri gerçekleştirilecek. Ama bu sıradan bir gösteri değil. Bu gösterinin amacı, dünya üzerindeki tüm insanların gökyüzüne bakıp şaşkınlık içinde neler olup bittiğini anlamaya çalışmasını sağlamak. Bu, dünya dışı bir varlık veya düşmanın dünyayı tehdit ettiği illüzyonunu oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, devasa bir uzay gemisi veya korkutucu bir yaratığın dünya atmosferine girdiğini tasvir edebilir. Holografik teknoloji, gökyüzünde beliren bu görüntülerin oldukça gerçekçi görünmesini sağlar ve insanları bu durumun gerçek olduğuna inandırabilir. Bu gösteri, kitleleri kontrol altında tutmanın etkili bir yolu olarak görülüyor. Eğer insanlar bir tehdit altında olduğuna inanırsa, bu tehdidi durdurmak için neler gerektiğine dair yönlendirmelere daha açık hale gelirler. Ayrıca bu tür bir gösteri, insanları bir araya getirir ve birleşik bir cephede durmaya ihtiyacını teşvik eder. İlginç bir şeymiş lan. Bu aşama bir sonraki aşamaların zeminini hazırlayacak. Mavi ışık teknolojisi. Ayrıca dini figürler veya olayları tasvir eden hologramlar da kullanılabilir. Bu insanların dini inançlarını manipüle etmek ve onlara belirli bir yönde hareket etmeleri gerektiği mesajını vermek için kullanılabilir. Örneğin İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya inişini sahneleyebilirler ve bu sayede insanlara belirli bir mesaj iletilebilir. Holografik görüntülerle eş zamanlı olarak kullanılan başka bir teknoloji ise ses projektörleri. Bu cihazlar belirli bir sesi veya mesajı yüzlerce kilometre öteden bile duyurabiliyorlar. Bu, dünya dışı bir varlık veya dini bir figürün konuştuğu illüzyonunu oluşturmak için kullanılabilir. Mavi Işın Projesi'nin ikinci aşaması, Sergey Monas'ta göre dini deneyimlerin simülasyonu olarak adlandırılıyor. Bu aşama, proje ekibinin insanları etkileme stratejisinin belki de en alt atıcı ve manipülatif yönünü temsil ediyor. Bu kısım, insanların inançlarına, korkularına ve beklentilerine doğrudan hitap eder. Dini deneyimlerin simülasyonu aşamasının ana fikri, herkesin içsel bir dini deneyim yaşamasını sağlamak. Fakat buradaki deneyimler gerçek deneyimler değil. İnsanların gerizekalı. İnançları ve değerleriyle bağlantı kurabileceği, kendi dini figürleri birkaç süre sonra konuşabileceği bir dizi deneyim tasarlanıyor. Ayrıca tamam güzel. İnsanların içsel oltaya getirmiş onu dayı. Güzel. Dünya çapında vallahi, herkesin ördek işini biliyor dayı. İşi bitene kadar, işi bittikten sonra tekmeyi koyacak onun götüne. Bu, ayrıca üçüncü aşamasını daha kolay hale getiriyor. Onu iyice böyle iliğini kemiğini sömürsün, güzel bir takipçilerini çalsın dayı. Ondan sonra diyecek ki hadi Kadir'cim kendi yoluna bak, hadi canım güle güle. Oğlum klasik kız taktiği lan bu sazanla nasıl düştün lan? Tut senin kafana be. Elektronik ekranlı iletişimdir. Bu Monast'ın mavi ışın projesi teorisinde belki de en çarpıcı özellik. Bu aşamada gelişmiş teknolojik araçlar kullanılarak insanların zihinlerine doğrudan iletişim kurulacağı ve bu iletişim yazık aga yazık. Bizim Türk insanının böyle basit zarflara gelmesi cidden üzücü. Nasıl gerçekleşecek? İddialara göre düşük frekanslı radyo dalgaları kullanılacak. Bu dalgalar beyindeki belirli bölgeleri uyararak kişinin düşüncelerini ve duygularını manipüle etmeyi mümkün kılacak. İddialara göre bu teknoloji yalnızca insanların düşüncelerini değil, aynı zamanda hissettikleri duyguları da kontrol edebilir. Amerika
Amerika'dan artarak gelen UFO ve uzaylı açıklamaları son günlerde çok daha ciddi ve dikkat çekici hale gelmeye başladı. Bu da ister istemez insanların aklına Mavi Işın projesini ve yaklaşmakta olan sahte bir uzaylı istilasının ayak seslerini getiriyor. Kimin doğruyu söyleyip kimin kandırmaya çalıştığı konusunda kesin bir dil kullanamam. Belki açıklamalarında gerçekten samimidirler. Ama tüm yaşanan gelişmelerle alakalı karşı bir görüş olduğunu bilmek ve aslında bambaşka bir amaç uğruna dünya insanını oyuna getirebilecek olduklarının da farkında olmak ve böyle bir durum karşısında uyanık olmak önemli. Böyle bir şey yapamazsınız. Neticede burada iş yapıyorsun. Şimdi şunu bir dinleyin. Ben yayındayken yazamaz aga. Yayında değilken istediğini yaz. ABD ordusu 1990 yılında Irak halkını ve ordusunu Saddam Hüseyin'e karşı ayaklandırmak için... Nave takip için teşekkürler agam, hoş geldin. Bu yollardan en ilginci ise, tövbe estağfurullah, Allah'ın Bağdat üzerinde dalgalanan holografik bir görüntüsünü yansıtacaklar ve Allah Irak halkına seslenip Saddam'ın üzerine yürümesini emredecekti. Ciddi ciddi böyle bir proje oluşturuldu. Hologram fikrini inceleme görevi verilen bir askeri fizikçiye göre havada süzülüyormuş gibi görünen büyük, 3 boyutlu nesneleri yansıtmanın fizibilitesi kuruldu. Müfettişler apar topar, haşa Allah'ın neye benzediğini araştırmaya başladılar. Ancak Irak semalarında yüzlerce metre yükseklikte devasa projektörlerin ve güç kaynaklarının gerekliliği dolayısıyla bu planlarını hayata geçiremeden durdurdular. Günümüzden 33 yıl önce böyle bir imkanları yokken girişimde bulunanlar bugün dünya semasının makine çöplüğüne dönüştüğü ve 7/24 tepemizde nelerin dolaştığını bile bilmediğimiz gelişmişlikte olan bir teknolojiyle neler yapabilirler siz düşünün. Bu arada tepemizde dolaşanlar demişken aklıma Elon Musk... Ya işte... Maksat laf olsun torba dolsun mantığı be agacım. Adamlara tecrübe yok. Bu yoğun uzaylı gündeminin yaşandığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Twitter paylaşımı... Adamlar Cactus Online'la bu oyunu bir tutuyor. Lan bu oyun Cactus Online'la bir mi anasını dedim? O oyunun mekaniğiyle bu oyunun mekaniği bir mi? Allah aşkına. Ama ne? Sizce ne demek istemiş olabilir? Yani bu kadar mı bağnazsın? Ve tüm bu mavi ışın projesiyle uzaylı... Bu kadar mı gözün kör ya? Neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Valla bence ikisi de aga. Neden diyeceksin? Şimdilik kendinize ve hani gökyüzüne iyi bakın. 2005 yılındaki bir oyunla 2022'deki bir oyunu kıyaslıyorsun. Ha? Bu kadar mı kafası? Süper Mario gibi olmuş bir oyunu. Unreal Engine teknolojisine sahip bir oyunla, ne bileyim, garip. Ama ne yapıyorsa yapsınlar aga. İstanbul Boğaz'ın tüyleri rüperten gizemi. Aa, severiz. Aç. İyi ki geldiniz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göz atıyordum da öyle bir konuya denk geldim ki okuduklarımı mutlaka duymanız gerek. Evliya Çelebi İstanbul Boğazı'nın nasıl oluştuğuna dair öyle çarpıcı şeyler anlatmış ki duyduklarınıza inanmakta zorlanacaksınız. Binlerce yıl öncesine uzanan bu efsanede Büyük İskender'den Zülkarneyn'e, Hazreti Hızır'dan Savaşçı Kraliçe'ye kadar akıl almaz detaylar var. Dünya haritasının yeniden şekillenmesine yol açan bu tüyler ürpertici olayı duymaya hazırsanız başlayalım. Ah. Üzülüyorum lan. Rise Online'ın böyle ahraz, bağnaz insanların eline kalması. Cidden İstanbul üzücü. Boğazı. Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa'nın birleştiği bu yer, tarih boyunca dünyanın... Allah yardımcılar olsun ne diyeyim. Biri oldu. Kafayı yemişler hepsi var ya. İsimler bir psikoloğa bağırı bir. Yemyeşil tepeleriyle İstanbul Boğazı... Belki akıllanırlar o zaman. Büyülemekte. Öte yandan gündüzün hareketli yaşamı ve geceye büründüğünde üzerinde parlayan ışıklarla büyüleyici bir manzaraya dönüşen kıyıları ile eşsiz bir yaşam alanı burası. Kıyıları boyunca Osmanlı'nın zarif yalıları, camiler ve kuleler ile süslenmiş bu su yolu sadece bir geçiş noktası olmanın ötesinde tarihin ve kültürün canlı bir anıtı da.
Karadeniz'i, Marmara Denizi ve daha geniş anlamda Akdeniz'e bağlayan bir koridor olması nedeniyle... Bende drop yok değil, sadece partnerlerde var. Yani sen mecbur... Kuzeyden güneye yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda olan İstanbul Boğazı'nın genişliği... Sen mecbur dayı, artık partner olanları izliyor. İzliyor. Anca ben hesabımı partner yapmam lazım ki ya, o zaman. Bu boğaz nasıl oluştu? Ben de öyle bir şey düşünmediğim için. Gerek. Bu jeolojik süreçler yüz binler, hatta milyonlarca yıl. Partnerliğe başvurmam ben, uğraşamam. Boğazın oluşumu da bu tür uzun vadeli süreçlerin bir sonucudur diyor pek çok bilim insanı. Fakat çok uzak bir geçmiş olan... Yok hala aktif, istesen başvuru yapabiliyorum da. Ben bilerek başvuruyorum. Belirlemek oldukça karmaşık. Ne burcum oğlum, ne gerek? Farklı bilim insanları birbirinden değişik teoriler gündeme getirmiştir. Ama bugünkü konumuz bilim insanlarının bu olaya nasıl yaklaşıyor olduğu. Zaman ne olur, acelesi yok. İstanbul Boğazı'nın oluşumunun ardında yatan efsane. Ben partnerlik için yayın yapmayayım. Çok da umurumda yani. Bize rehberlik yapacak olan kişi ise meşhur Seyahatname adlı eserinde bu boğazın nasıl ve neden ortaya çıktığını çarpıcı detaylarıyla anlatmış olan Evliya Çelebi olacak. Aleykümselam Şivo, hoş geldin. Az sonra duyacaklarınıza hazır olun. Çünkü bu fantastik hikayede Kur'an-ı Kerim'deki en gizemli hükümdarların başını çeken Hazreti Zülkarneyn'den Büyük İskender'e, Hazreti Hızır'dan korkusuz İzmir Kraliçesi'ne bir kadın savaşçıya kadar akıl almaz detaylar var. Hazreti Hızır'ın zekice bir müdahalesiyle dünya haritasının yeniden şekillenmesine yol açan olaylar zincirini daha iyi anlamak için şimdi gelin her şeyin nasıl başladığına bir göz atalım. İskendername adı verilen mesnevilerin çoğunun konusunu oluşturan bir olay da İskender'in yaptığı gizemli bir yolculukla alakalı. Ahmedi'nin İskendernamesinden Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine kadar yer alan bu olaydaki kişilikler araştırmacılar tarafından detaylı bir şekilde incelenmekte. Çünkü olayda adı geçen kişilerle alakalı bazı belirsizlikler bulunuyor. Onlardan en belirgin olanı ise kuşkusuz İskender karakterinin Kehf suresinde adı geçen kimin? Yaptığı bir set sayesinde kıyamete kadar Yecüc ve Mecüc'ün Hazreti Zülkarneyn ile olan bağlantısı olsa gerek. Daha önce Zülkarneyn'i özel olarak anlatmış olduğum videodan hatırlarsanız Zülkarneyn aleyhisselamın Büyük İskender... Oğlum bu kafayı yemiş lan salak. Oğlum cenazen varsa siktir git senin. Zindan mı? Ne işin var zindandan? Oğlum harbi millet kafayı yemiş lan. İskender ismi bir tür lakab. Benim cenazem olsa sikmişim oynana. Oynana gireceğim amına koyayım. İskender'den söz etmek mümkün. Ha. Doğu ile batının hakimi anlamına... Dalaklara bak. İskender ismi... Harbi kafayı yemişler ama. İskender ile özdeşleşerek İskender'i Zülkarneyn olarak kullanılmasına yol açmış. He işte kafasız amına koyayım. En doğrusunu Allah-u Teala bilir diyerek ben bugünün konusunu ne Zülkarneyn olarak ne de Büyük İskender olarak anlatmak yerine sadece İskender demeyi daha doğru buluyorum. İskender'i biz ilk olarak Ab-ı Hayat efsanesinde duymuştuk. Hatırlarsanız günümüzden çok uzun bir zaman önce İskender harbi diyorum var ya yeni nesil kafayı yemiş ve içen kişiye uzun bir hayat veren esrarengiz bir suyun peşine düşmüşlerdi. Harbi salaklar. Karanlıklar ülkesinin yazık vallahi yazık. Ağabey hayatı ulaşmaya çalışan cenazeye bari saygın olsun. Teze mi? Oyunda ne işin var? Bulamadan yolda Hızır ve İlyas'ı kaybetmiş. Hızır ile İlyas siktir git bari cenaze evinde iki Fatiha oku pezevenk. Ne işin var oyunda amına? Zindan yapacakmış. Git bari iki Fatiha oku da karada, İlyas'ın ise denizlerde hayatını görevini yerine getir. Ondan sonra yarın öbür günü girersin. Ne acelem? Oyun kaçmıyor. Bir defa buluşmakta. O güne de bizler Hızır ve İlyas isminin birleşmesinden oluşan kafasızlık böyle bir şey değil. Ve her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır ile İlyas'ın buluşması olarak kabul ediyoruz. Böyle aman az dingil insanlarla oyun oynamaya çalışıyor. Devam edecek olursak Allah-u Teala yeryüzünü bugünkü şeklinde koymak için İskender'i Zülkarneyn'i yarattı. Skeleton takip için teşekkürler ağam, hoş geldin. Murad ederse sebebini hazır eder. Ayeti üzerine Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinden 5079 yıl sonra ne yapıyorsun aga, nasılsın, nasıl gidiyor? Kübra padişah oldu. Bütün hükümdarlar ona itaat ettiler. Fakat tüm hükümdarlar İskender'e saygı duyarken bir kişi vardı ki ona itaat etmeyi kabul etmiyordu. Bugünün İzmir'inde yaşayan Kaydafe isimli bir kraliçe. Açılsın aga. Girer bakarız.
O ayrıca çok güçlü bir kadın savaşçıydı. Öyle ki İskender'in bir türlü galip gelemediği bir isimdi Kaydafe. Bir gün İskender bir plan yaparak seyahat amacıyla gizlice Kaydafe'nin ülkesine girip kraliçenin divanına geldi. İskender İler bakarız dayı. Kimseye belli etmeden Kaydafe'yi incelemeye, onun hakkında yakından bilgi almaya çalışırken aşırı kalabalıksa oynamam dayı. Derhal yaka paça İskender'i yakalayan askerler onu kraliçenin huzuruna getirdi. Ha ne bileyim böyle toplayacak bir şey bulamazsın, zindan yaparsın, bir ton kalabalık görürsün, yok miste girersin, bir ton kalabalık görürsün falan. İşim olmaz dayı. Başmam yani. Uzun yıllar İskender'i zindanda tutan Kaydafe bir gün kendisi ile savaş yapmayacağına ya da kılıç çekmeyeceğine yemin etmesi karşılığında ya Avrupa'da bence 50-60 k üzeri olur. En kötü. Bunun üzerine yemin eden İskender serbest bırakıldı. Ya özgürlüğüne kavuşan İskender, Elburz Dağı eteklerindeki kendi hükümet merkezine gelip burada tüm bilginlerini topladı ve onlarla başına gelmiş olan olaylarla... Aslında hani yayın bakımından evet İskender'in mantıklı, güzel bir hype alır orada da. Kaydafe denilen o kadının size yaptıkları karşılıksız kalamaz. Tüm oğlum benim o kadar albüm bilgim yok ki, adamlara ben nasıl fikir öneri sunayım? Edelim, dediler. O zaman yarın bir... İskender, Kerim olan kişi verdiği. O zaman yarın bir başlık atarız. Albion'a başlıyoruz. Hangi şartla onu zindandan çıkartmış olduğunu ve bu yüzden onlara karşı kılıç çekemeyeceğini anlattı. Ondan aklınızın sonra sıfırdan geliyorsa söyleyin diye de ekledi. İşte çete gelen insanlarla fikirlerimizi tartışarak oyun oynayarak bir şekilde öğreneceğiz. Onunla savaşmadan da yapabiliriz. Biraz da onun kitlesini İskender bunun nasıl olacağını merak ediyor. Çok kalayalım. Hızır Aleyhisselam devam etti. Büyük bir kara parçasını keserek Karadeniz'i Akdeniz'e akıtalım. Böylece Kaydafe'nin bütün ülkesini... Ne olur 4 saat orada yayın yaparım, 2 saatte burada yaparım. Oldu bitmiş. Bu şekilde ettiğin yemini de çiğnememiş olursun. İskender bu fikri çok beğenmişti. Hemen halkın bilginleri, mühendisleri ve hocaları Karadeniz ile Akdeniz'in yüksekliğini ölçtüler. Karadeniz daha yüksekte kalıyordu. 700 bin dağ deviren işçi toplandı. Ve o gün var olmayan İstanbul Boğazı'nın olduğu yerden kara üzerinde tüm işçiler kazmaya başladılar. Ha bana da atmıyor galiba. Ne skill katıyor ne bir şey. Hiçbir şey atmıyor. Sadece coin. Boyuna coin. Başka hiçbir şey bütün işlere Hazreti Hızır bakıyordu. Zira Hazreti Hızır İskender'in ordusunda askerdi. Ummalı değerlensin diye olabilir. Sene sürdü ve 3. senenin sonunda boğaz açıldı. Ama değerlenmiyor ki dayı. Karadeniz'den akan aksine ne oluyor biliyor musun? Su kütlesi Marmara'dan Ege bölgesine. Millet Bahel'de günlük görev yaparken, orada burada günlük görev yaparken itemin altında kalıyor. Ben zindanda item alacağım diye giriyormuş. Bugünkü bildiğimiz haritada değişikliğe yol açan bu akıl almaz olay ile İskender Kaydafe'den intikam almış oldu. Bugün İzmir'de yer alan Kadife Kale'nin de aslında önceleri Kaydafe Kale olarak anıldığı, sonrasında Kadife Kale olarak değiştiği söylenmektedir. Çağrı birazdan yayını kapatır pazara koyarım. Yan PC'den gelirim. Sıkıntı yok yani. İskender ise yaşanılan bu olaydan sonra... Oğlum şimdi çarları mı değiştireceğim? Onu oraya aktar, onu oraya aktar. Onunla mı uğraş? Olacak ki hızını alamayarak bu sefer de Cebeli Tarık Boğazı'nı açtırmaya karar verdi. Yapacak bir şey yok. Diğer türlü aga Nightcrawls'u kapatacağım. Rice'e gireceğim, sonra tekrar Nightcrawls'u açacağım. Uğraşamam hiç. Gördüğünüz üzere Evliya Çelebi gerçekten de seyahatnamesinde fantastik hikayelere yer vermiş durumda. Daha önce yaptığım bir videoda Osmanlı döneminde yaşanan vampir ve cadı vakalarıyla oğlum ben oyunu da arka planda oynadım. Bahsetmiştim. Dilerseniz o videoyu Nana PC'de de Albion'u da açacağım, ne olacak? 3 oyun aynı anda. Bizim kültürümüzün bir parçası. Belki doğruluğunu hiçbir zaman öğrenme fırsatımız olmayacak. Yo ana PC'de açacağım. Ama ne demişler? Ne yaparım 2-3 saat Albion'da yayın açarım. Bir gerçek vardır. Bundan sonra bir 2 saatte Rice'da yayın açarım. Oldu bitti. Ne oldu? Günlük 4 saatimi tamamlamış olduk. Bitti. Başka devle savaşan Hazreti Davut. Geç. Osmanlı Sina Çölü'nde peygamberimize itibarta geç. Kandırılıyor muyuz ya bulutlar gerçek değilse. Buna bakarız.
Yeni bir yer bulalım da. Ne? Güncelleme geldi, çok oldu. Hani 3 gündür girmiyorsan gün önce mi ne geldi? Şimdi Hazreti İdris, vallahi benim açık aga. Ben o günden beri kapatmadım. Ram öğrendiğinize pişman olacağınız 20 gerçek kıyametin alametleri. Ya. Kapatma kıyamet. Ha, biraz da kafaları açalım lan. Eğlenek. Biraz da eğlenek dayı. Çok sakin bir açılış yap bakayım. Aynen. Hi guys. Herkese. Papatya çayı falan. Papatya çayı. Hi guys. Manyak bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz Fatih? Bugün sizlerle beraber. Videoyu sen yönet. Uzun zamandır beklemiyor muydun? Uzun zamandır beklediğimiz videoyu sen yönet. Serimize. Başlıyoruz. Birazcık da eğlenelim. Ne oluyor? Sen uçursan! Karşı tarafını biraz zaman ayarlarsan çok iyi. Yemin ederim bu derimi geçiriyor. Videoyu sen yönet neydi Fatih? Kısa bir hatırlatalım. Videoyu sen yönet arkadaşlar, Instagram hesabımız Kafalar Resmi üzerinden videoyu sen, sizin yönetmeniz gereken iki sorulu anket soruyoruz. Örnek veriyorum ama örneğimi yapacağım tabii ki de. Gelenek haline gelen, mesela ben telefonu Fatih'e şöyle uzatıyorsun. Tuttum. Tamam. Dedim ki arkadaşlar, Fatih'e 75 tane tokat mı atayım yoksa Fatih'in bacağına veya sakalına ağda mı yapayım? Sormadım. Sor o zaman direkt. Sorayım. Madem öyle sor. Tokatla girdiği için ben de mesela şu an çok yükseldim. Ben de tokat gibi bir şey isteyeceğim, bakalım. Tamam, o zaman 75 değil, onu 10'a çekeceğim. Hadi tamam. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, Fatih Yasin'e 10 tane tokat mı atayım yoksa bacağına ağda mı yapayım? Ama öyle manipüle etmek var mı? Ya bir şey söyleyeceğim kardeşim, ben 28 yaşında bir adamım. Sen niye beni tokatlayıp duruyorsun ya? Sana ben bunu anlamıyorum. Mi? Niye tokatlıyorsun kardeşim? Geçen bunu tartıştık. Ha. Dedik ki kaç senedir böyle YouTube yapıyoruz? 9 yıl. 9 sene boyunca çektiğimiz videolarda Fatih Yasin'in yediği tokatları böyle kolajlayıp video haline getirdik. Bak arkadaşlar, yemin ederim. Bir bak, şey diyeceğim, sorsana çat, bunu. Çat, gelsin çat, mi? He. Gelsin mi? Kokain kola takipçi, teşekkürler aga, hoş geldin. Yediği bütün tokatları kolaj haline getirip video atalım, bak şunu söyleyeyim, garanti ediyorum. Sadece çat 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 yarım saatlik bir video çıkıyor. Haberiniz olsun. İnan o, hoş geldin aga. İstiyorsanız yorumlara yazın. 700 bin like gelirse onu hemen peşine yayınlıyoruz. 700 bin like çok gerçekçi bir rakam olmadı. 700 bin insan değil de 1 milyon insan varsa mesela ben kışkırtma yaparım mesela Atakan'a. Oğlum anket nerede la burada? Mesela. 5 dakika verelim derim. 5 dakika tamam, 5 dakika iyi. 5 dakika. 5'er dakika verelim. Aklına başka bir şey gelmiyor değil mi? Tokatlayayım. Yani ben aklıma. Seni var ya, ya ben şuna geçeyim tokat atayım diyorsun. Seni öyle bir tokatlamak istiyorum. Ben de sana sağlam bir yumruk atasım var mesela. Arkadaşlar sizce Atakan'a sağlam bir yumruk mu atayım? Yoksa şu çöp kovasının içinde 2 dakika beklesin mi? Arkadaşlar Bilal Hancı bir daha şarkı yapmasın mı? Bir daha şarkı yapmasın mı? Ben anketi soruyorum bu arada. Sen ilk anketi soralı kaç dakika oldu? Ya bunlar tam şerefsiz ya. Tamam. Ya çok şu sevdim var ya bu kafaları. Abi niye insanlar benim tokatlanmamı... Ben abi istemiyorum ben kendim tokatlanmak ya. Ama o gelenek ha? Oldu kanka şimdi. Mesela senin geleneğini ben merak ediyorum. Geleneğin ne mesela? Önceden twerk istiyorlardı benden. Benim twerk'üme şimdi herkes alışkın. Aa, ya yeni yeni sardım. Zaman oldu. Bir daha bir yapalım. Hatta çöp kovasının içine. İğrenç bir hareket ya. Çok iğrenç bir adam. Sen var ya paslanmışsın. Hilal amcım. Sen paslanmış ya abi. Vallahi rezalet bir insansın ya. Sen paslanmışsın yok. Ha. Ama Fatih'e aşkına katılıyorum. Ya hani... Ama bunu mesela Bilal Hancı yapsa yakışmaz. Bilal Hancı şöyle sağlam bir tıvır. Bir şey diyeceğim ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Anketler birbirine girecek. Solaryuma mı girsin? Anketler birbirine girdi. Güzel. Çok iyi. Kaç dakika oldu? 419 tokatla 415 şey var. Çok
A'da yap. Yakın evet. Tümör için yapıyorsun, tamam mı? Bunda bir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Trabzonspor'la alakalı bir şey yorum yapıyorsun. Sen git tümör yap aslan. Bırak. Anladın mı yani? Adamın malzeme vermek istemiyorum. Anladın mı? Benim şu görüntüm net kullanıldı şu an. Bak. İçmiyorum. Abi Tokat'la 5 dakika geçmiş. 800. %50 ama %50 şey diyeceğim şu anda. Var ya. Abi ikinci sıra çöp kovasında beklesin mi yumruk at mı demiştik. %70'e %30 mesela. Anket dediğim böyle oldu. Tamam o Tokat'ı sonradan halledeceğiz. Geç içine. 2 dakika dedik. Ay. Hatırlıyorsanız. Yani 2 dakika Atakan bunun içinde beklerse biz videoda 24 saat dayanamayız gerçekten. Aa, bu bizim kötülüğümüze. Yani, ben söyleyeceğim. Oğlum gözümden yaş geldi. Çeyrek kötü kokuyor ya. Ulan çocuk manitasıyla 40 yılın başı diye. Ya çık şam çıksın ya. Pikniğe gelmiş. Çık, bir bakıyor çık. Sağda kafalar video çekiyor satıyor. Görünmek de istedim. Yemin ederim midem çok kötü çıksın, ulan. Çıksın çıksın. Tamam ben de sana 5 tokat atayım. Yeni gözümü almıştı, midem bulan diye. Amerika'dan almıştı ya. Amerika'dan aldım evet. %51 evet. Tokatla. Abicim burada 7 dakika SS'ini oldu ama al, ya. SS'ini al. 5 tane. Yavaş at sen yavaş. Yavaş at. Sert vurma bak tamam mı lütfen. Gerçekten ayıp edersin. Vuramıyorum. Sert vurdum. Sakin o nasıl gidiyor biliyor musun? Vuramıyorum. Bu, bir şey diyeceğim. Bu tokatları kolaja eklenecekmiş gibi düşün. Mesela 3 4 Bir tane sen atmak ister misin? Yok istemem. Ne oldu lan niye öyle duygusaldı bakıyorum. 5 Bana gelirse şey çok fena ama, tokat atacağım. Bu, bana gelirse... Bilal Anca Trabzonspor forması giyip twerk mi atsın? Evet. Yoksa... Yoksa falan filan. Ya orada kullanmıyordum. Bikiniyle şey yapsın. Ya evet bir saniye. Bikiniyle solaryuma girsin. Öyle bir şey yok. Niye bikiniyle solaryuma girsin? Niye abi bu video hayır, değil saniye, mi? Bir saniye öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Ben videoda yokum şu an. Bu dakikadan sonra yokum. Öyle bir şey yok abi. Videoda yok. Nasıl kanka yani ya? Ne bikiniyle yapma. Ben sana diyorum onları yapmam diye. Hani şey yapıyorsun yapma ya. Hayır abi ya. Söylüyorum tamam sürekli. İyi gidiyor short sales. Sen nasıl gidiyorsun? Bilal Hanca şöyle sağlam bir twerk mi atsın? Bu videoda benden gazabından kaç. Yoksa? Bak bu videoda benim gazabımdan kaç. Bu video çok farklı bir yere geldi. Beklesin bu video çok farklı bir yere geldi. Şakırta. Şimdi şeyi bekliyoruz. Senin Bilal'in sağlam bir twerk. Ama bence insanlar Bilal'den şöyle sağlam bir twerk izlemek isterler. Bu arada 4 dakika olmuş. Bikini ile solaryum 1 saat %78. Sağlam bir twerk %22. Bilal kafayı yiyecek. Bana. Güzel. Hep en çok istediğim şeydi. Garantilendi gibi düşünün. Aynen. Arkadaşlar şu anı özetleyeyim size. Kışkırtmalar an itibariyle dönebilir. Çok havasındayım. Sen de yapsın. Çok havasındayım. Şu an yorumlarda şey yazıyorlar. Ya ama Bilal'in üstünde çok gidiyorsunuz ya. Evet. Şu an gazını alacağım tamam. Evet. Sen azıcık da olsa tatmin ol. Sağ ve sola iki tane fotoğraf koydum. Fatih Yasin'in sakallarını soldaki gibi 85 olunca ne oluyor? Plaket mi? Sağdaki gibi mi şekillendirelim? Sakallarımı şekillendirilmesinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü zaten benim sakallarım şekillendirilebilir. Modelde de ilk bu arada ekrana koyduk iyi. Arkadaşlar. Bu arada dediğim ilk gibi 5'e girmek için gelirse 30 dakikalık 1 saniye kastı sadece. İlk 5'e girmek için 15-20K para harcayacak enayi miyim ben? O enayiler harcısın. En son ne zaman aldık? Ben 700 bin like istiyorum. Like kültürü ama benim suratım tut attın ya abi. Yemin ederim prim için vesaire şunun için like çok kültürü öldü diyen Bilal Anca'yı göt etmek isteyenler vallahi girsin şuna bir like'a şöyle bir çok ben orada var ya bak like atmıyorlar içine. Like kültürünün öldüğünü inanıyorum yani şu enayiler kalsın biz 85 ona kadar onlar 85'ten sıkınca 90 gelsin 95 gelsin diye ağlamaya başladılar. Arvat da o senaryolar çok yaşadık. Top list yazarak Bilal Anca'nın bütün şarkılarını bulabilirsiniz bu arada. Bu şekillendirme olayı bizi biraz zorlayacak ama. Ya toplum içine girdiğimizde mesela suratıma öyle bakıyorlar ya ben ondan çekiniyorum. Yoksa sorun değil bu arada. Kral Vezir videosunda mesela Atakan telefon almıştı. Hiçbirimize vermemişti. Sen o telefonları Kafalar YouTube kanalında aldığın için. Orada. Orada. Arkadaşlar adam Kafalar YouTube kanalında 3 tane iPhone telefonu aldırtıyor. Demiyor ki abi al. Fatih, Bilal al kardeşim. Evet. %90'a %10. Bir bakabilir miyim ya? Tamam hadi yapalım. Neyiz? Bu arada buradan bütün Batmanlı kardeşlerime selamlar sevgiler. Neyiz lütfen bana ver ya. Tamam al ya. Şöyle ovali bırak. Oval bırak. Oval yaptım. Oval yaptım. Oluyor oluyor. Ne oluyor lan?
Benim aklıma bir şey geldi, versene hemen. Aklıma hemen bir şey geldi. Çok hızlı bir şey geldi benim aklıma. Evet arkadaşlar, Atakan Kral Vezir'de aldığı telefonlardan iPhone 14 Pro Max'i bana mı hediye etsin yoksa PlayStation 5'ini mi bana hediye etsin? Evet Fatih Yasin. Abi bitmedi ama. Fatih Yasin arkadaşlar, Fatih Yasin belinin üstüne minicik bir küçük bir kalpli dövme mi yapsın yoksa kulağına küpe mi yapsın? Arkadaşlar, Bilal Hancı Bodrum'daki evini benim üstüme mi yapsın yoksa arabasını mı bana versin? İyi, bekleyelim bakalım. Bekleyelim abi. Fatih Yasin belinin üstüne minik bir kalpli dövme mi yoksa kulağını deldirip küpe mi? Evet evet, tam bu. Aya, tam kuyruk oraya. Kuyruk sokumuna. Tam oraya. Evet, tam oraya. Kuyruk sokumuna. Evet, tam oraya. Tamam. Aleykümselam Kranyo, hoş geldin. Teşekkürler. Çevirebilirim diye düşünüyorum şu anda. Sonuçları bekliyorum. Bilal Hancı'nın solaryuma bikiniyle girme olayı vardı arkadaşlar. Kaç oldu? %76 bikiniyle solaryuma girsin bir house. Sağlam bir twerk %24. O yüzden şimdi solaryuma doğru bir yol alalım diye düşünüyorum ben. Gerçekten. Buyurun ha. Size nasıl yardımcı olabilir? Gülüm. Ya çok sıkıntılı bir tipim ya. Ben var ya şu an Almanya'da bir kulübün kapısında duruyorum. Hadi gir kanka. Terabiliyorsan gireceksin. Hadi gir. Şu anda kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş hatta. iPhone 14 Pro Max versin %69. SS'ini de şöyle alayım da ne olur ne olmaz. Belenin üstüne minik bir kalple dövme yapsın %51. Ben bu videoda bana yükleniliyor zaten. Ben büyük eziyet çektiğimi düşünüyorum gerçekten. Bak, bak. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar, Bilal'in solaryumunu yaptıracağız. iPhone'u alacağım mı gerçekten? iPhone'u alacağım abi. Niye almayayım? Kanka ben hatta gidelim yolumuzun yani üstündeyken öyle. Evinden alalım Atakan'ı, sonra bikiniye geçelim. Keşke küpe olsa. Küpe çıkıyor ya. Keşke küpe olsa. Şu an Atakan iPhone 14'ümü getirmeye gitti. Ben Kral Vezir de bana vermemesi beni çok üzmüştü. Ben de bu videoda isteyebileceğini düşündüm. Çünkü videoda alınmış bir hediye. Ben de takıldım. Evet, Atakan geliyor şu an. Jelatini açık şey değil ama kullanmadım. Jelatini açtım. Hayır açılmış telefon. Oğlum iPhone 14 işte kullanmadım. iPhone 14 de ben ne bileyim, belki verdiğim kullanıldığı bir şey. Ya yapalım. Sen de al da koy açtım. Allah Allah ya. Abi ne işte, ya bozuk dandik telefonu. Hayır açtım, hiçbir şey yüklemedim bile oğlum. Sadece açtım. Hayır ya sattıysa. Abi açık telefon, açık ama. Kurmuş bile. Kursun. Oğlum hiçbir program yüklemedim. Hiçbir şey yüklü değil. Instagram yüklü. Sıfır. Tamam Instagram yüklü. Okey tamam anlaştık. Tamam hayırlı olsun kardeşim, ne diyeyim yani. Evet. Bu arabada geri görüş varmış lan kameralı. He. Kaç paradır sence bu araç? Ne bileyim oğlum, bana niye soruyorsun? Yani bu dövme olaylarına da girdiysek ben mesela istesem Bilal'in sırtına şampiyon Galatasaray dövmesi yaptırabilirim. 51 olmuş, SS al, belin üstüne dövme, bitti. Bilal Hancı'nın solaryumuna geldik arkadaşlar. Bilal düzenli olarak zaten solaryuma giriyordu. Yok, biz dedik ki. Uzun zaman oldu gelmeyeli. Uzun zaman oldu bilmeyelim. Pardon, evet. Düzenli olarak botoks yaptırıyor. Biz bir ceza verdik arkadaşımıza. Estağfurullah, ceza değil, oyunlar oynuyoruz. Oyunlar yani. Oynuyoruz, kendimiz challenge. Evet. Bilal bikini giyiyor, ile beraber de solaryuma giriyor, izi çıkması lazım. Ben de anlatabilirim. Biz şimdi bir oyun oynuyoruz. Evet. Oyunda sorduk ki, Bilal bikiniyle solaryuma mı girsin? Şurada bir iz bırakmamız lazım haliyle solaryumda. Adam anladı zaten ya. Niye anlatıyorsun ki? Yaparız deriz. Bir kere ile onu biraz esmerleştirdim. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bralet mi giyeceğim? Bu ne çirkin bir şey mi? Bikini değil ki kanka. Bikini değil ki bu. Crop top. Ama bunun izi crop güzel top. Görünüyor. Ya evet evet, güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Ya destekli almış bile. Evet. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Destekli. Yani böyle hani tam görüntü çıkacak şekilde yaparsan çok sevinirim. Çünkü başka türlü olmaz yani. Hani. Yani o izi sonradan silmekle mesele ama senin için yaparım. Silme abi, ne olacak, kalsın tamam. Yani. Tamam abi. İçeride esmerleşecek ve geri çıkacak. Sanki tişörtümü annem çok yıkamış da çekmiş tarzında. Hiç öyle tişört oldu yani, evet. Bu yağ daha çok yakıyor şey oluyor. Yok gerek yok ya. Gerek yok, yanar. Gerek var mı yok mu diye sormayacağım. Tamam sor. Zaten ben bir şey, öyle bir şey sürmez onda değilim. Ben lazım ya. Amaç şey, daha çok değilim yanma. Değilim ben. Bak daha çok arkadaşlar yok. Bilal Hancı bir şeyle söylerim ama tamam abi, normalde ortalaması sağlıklı ya, olanı kaç dakika? Çünkü dolaşamam ben yağlı yanımda. Abi bence girmiyor ya. Biz bu arada spor zamanı buraya gelip giriyorduk. Evet. Hayır, o detayı niye paylaştın bize? Gözünde canlansın. Ya Bilal'i görsek iyi olurdu da kapıyı çıktı. Bilal Hancı. Oğlum biz değil miyiz? Aç kapıyı, aç da biz de olalım orada. Olmaz. Niye? Tamam biz artık tamam, çekmeyiz oğlum. İçeride değil misin? Şey var mı? Yedek anahtar var mı? Ha görünmüyor. Tamam sıkıntı yok. Bilal telefon yanında mı? Ne oğlum? Çırım çıplak. Nereden geldin? Oğlum ne bileyim, belki değilsin.
İyi bir yansın. Normalinden biraz fazla verdik ama her şey usulüne uygun. Bilerim biraz sadece canı yanacak 6 ay kadar falan. Ama değişim olur mu dedik, olur dediler. Halledelim. Önemli olan da zaten oradaki izin görülmesi. Evet. Hazır mısın? Hazır mısın? Bir şey değil mi? Belli oluyor ha. Fena yandım. Çıkarsana onu. Çıkar mı? Oğlum yanmamışsın. Yandım fena. Çıkar, yardımcı olayım mı? Bırak ben çıkartayım. Yo belli oluyor bak. Hafiften belli oluyor. Aynen. Şurada da hafif beyazlık var. Şurada hafif siyah. Akşam daha böyle siyah olacak değil mi? Akşam acayip bir gün. Geleceğim. Ne zaman tam belirgin olur? Seyircilerimiz ne zaman? 3 saat akşama tamamen belli olur. Bilal akşam fotoğrafı çekecek, atacak, onu da ekrana koyacağız. Bir saniye şunu çıkartayım. Sen göstereceğim sana. Çıkar. Şöyle yap. Ne yapıyorsun Bilal? Bir saniye göstereceğim, izleyicili göstereceğim. Şöyle yap. Şuraya. Tam evet, şuraya tam bak şu gamzeli, gamzende. A few moments later. O video saatinde gözükmedi. Ben de videonun sonunda ne yaptım biliyor musun? Oğlum bu nasıl bir şey olmuş tamam Bilal, helal olsun. Videonun sonunda ne yaptım biliyor musun? Bana hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı bana. Bir kere bir tane bir şey yaptım. Videoyu atlattım falan. Eve bir gittim yanıyorum. Bir kez de zor. Oğlum çok kötü olmuş abi. Boyamışlar. Ya bostum orası. Güzel güzel. Bunu gidecek eşitleyecek abi. Evet evet çok iyi. Helal. Çok iyi. Helal olsun. Bravo. Ya ne gerek var dövmeye ya. Valla ben hani küpe müpe olurdu da dövme sıkıntı şu an ya. Bir şey geldi benim dövmeye giderken onu yapmak istiyorum. Atakan'ı oto yıkamacıda mı yıkayalım yoksa Kağıthane Deresi'ne mi atlasın? Kağıthane Deresi. Bizim oradaki dere. Hadi şu dövmeciyi yattıralım o zaman. Düşünüyorum ki bu sefer oto yıkamayı yaptığımızı bilen seyircilerimiz diyecek ki zaten onu yaptı. Dereye atlasın. Ne olacak doğal olarak dereye atlattıracağım yani. Keşke storyde derenin boklu dere olduğunu söyleseydin. Dere boklu dere değil bu arada kanka. İsteyen girebilir. Evet dövmecimize geldik. Fatih Yasin şu güzel sıfatı eşkalin. Beni yazın Alaçatı'da, Çeşme'de, orada burada Bodrum'da gören değerli dostlarım lütfen gelip sırtımdaki dövmeyi sormayın. Sorsunlar lan. Yok sormayın. Bir şey utanıyorum ya. Oğlum hay utanma. Utanıyorum. Şey bak bize geldi. Oğlum ne oldu bir şey mi oldu? Ben bugün ölüyor muyum acaba? Arkadaşımız var. Evet. İlle de ben şu belimin üstüne böyle güzel küçük de olsa böyle kıpkırmızı bir kalp yaptırmak aynen, istiyorum diyor. Tabii ki. Marvel hastasıyım. Evet. Süper. Batman'ı size veririm. Bayılırım Batman'a. Çok iyi. Tam şu şekilde. Genellikle bu pozisyon biraz da. Evet tam şu şekilde. Şu şekilde olacak. Abi böyle olmak zorunda bu mu olacak? İnan şuraya. Pozisyonumuz bu mu peki? Hayır bu hiç yapamaz ki. Adam bir kere. Bak övmeci kardeşimiz konsantre için. Pozisyonlar ve şekiller bize ait olur. Tamam siz ona karar verirsiniz abi. Elime selam verelim. Merhaba. Kan Çekindi işletmecisiyim. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza like atmayı ve bize abone olmayı unutmayınız. Aa bravo. Neyin işletmecisin sen? Buranın. Ha tamam. İsmi ne? Glorious Country'e hoş geldiniz. Evet. Glorious Country. Ben yanıyorum lan. Şuraya, şu bölgeye. Yapılacak şuraya. Dur bakayım. Bunun içinde full kırmızı istiyoruz evet. Değil mi? Hayır abi hayır. Kırmızı lan. Kibir olur mu ya? Saçmalamayın abi. Kalp oğlum ya. Hayır bir dakika. Pazara. Hayır abi. Evet arkadaşlar Fatih Yasin dövmesi kırmızı mı olsun? İçi kırmızı yoksa, mı olsun yoksa? İçi boş şu şekilde mi olsun diye soruyor takipçilerine. Tamam o zaman ben dövmeyi istediğin gibi yaptırıyorum. Tamam yaptık. Tamam böyle tamam, okey. İçi boş mu istiyorsun? İçi boş. Tamam. Dümdüz çok klasik. Tamam. Biraz ince yapıyoruz o zaman. Evet çok, çok ince olsun ama. Çok ince. Kalp şöyle işte kanatlar falan olsun. Abart abart. Biraz daha indirme şansın var mı? Bari yanları spor yapayım geçsin de o güzel durur o zaman. Acır mı diyorsun? Tam dik durmanı isteyeceğim şimdi senden. Orta hadi lan. Evet üstünü hiç belli değdirme. Mümkün olduğunca bu taraftan bakabilirsin aynadan. Çok tamam, iyi olur. Okey. Bravo. 3 dakika hemen kuracak ondan sonra başlayalım. Okey. Atakan hadi çıkalım. İsmini temizle. Boğuldu ama. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Kaç tarafı. Akşam 7'den sonra. Akşam 7'den sonra oğlum yeri mi var gibi? Ellerinize sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Kırmızıya da boyadık. Şu an özendim biliyor musun? Bir tane lazım değil mi? Herkese bir kalp lazım. Dur şimdi. Sarı pazara koy. FK yayın vermeye gerek yok. Kime gidelim? Ya yeah, ne ördeği be abi. Bununla mı işim olacak? Yok. Biz toplayıcı adamız oğlum. Biz toplayıcı adamız toplayıcı adam atarız.
Yağmur Bartu toplacılık yapıyor. Oğuzhan toplacılık. Oğuzhan'ı atayım, o bana atmıştı. Bir iadeyi ziyaret yapalım. Evet. Agalar, ben yayını kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yarın öğlen tekrar görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah.